Evet. Merhaba arkadaşlar, nasılsınız? Görüntüye gelelim. Aa, Mali gitmiş hızlıca. Neyse, gelir. Nasılsınız chat? Ne yapıyorsunuz? Keyifler nasıl? Mali gelsin, ona öyle soracağım. Yayın iyi mi? Seçeneğimiz var mı? Selamlar, selamlar, hoş geldiniz. Goodfellow, neden cringe başladık mı? Yapma. Malicim, hoş geldin. Hoş bulduk. Sana yazdım. Twitch'ten ama Discord'dan ama görmüyorsun Ha, beni. yok, görmedim, evet. Bir 2 dakika teknik sorunum var, çözmem lazım. Tamam, hiç problem yok, biz bekleriz seni. Bu kanal bilinçaltıma tatıyı nakşetti. Sırf bunun yüzünden bir gün bu kanalı yalnızca bununla hatırlarsam bundan sen mesulsün Baykan adam. Kan tatıyı ezberledim, teşekkürler. Mali dayanamamış, kaçmış işkenceden. Hatta ben bununla alakalı bir tane tweet attım bugün ama Mali gelsin, öyle gündeme getireceğim. Evet, Cemil, gömeceğiz gömeceğiz. Gözde, hoş Ne geldin. oldu? Taşınmış mıyım? Benim niye haberim yok ya? Yasin, hoş geldin. Ha, aynı yerdeyim o. Zari, kolay gelsin. Tez aşamasındaymış Zari. Çıldıracağım biraz mı? Hiç sıkıntı yok. Yok, sıkıntı var. Boşluk eder çalışmıyor. Wow. Yine. Twitch chat'i de çalışmıyor şu anda Heyo. Başladık. Evet, haftalığın başladığı ama. şu an net olarak ispatlandı yani. O yüzden diyorum teknik Kadraj değişik mi sıkıntı geldi? var. Yo, benim aynı. Mali bilmiyorum da benim... Benim farklı. Ben yana kaydırdım biraz ekranı Ha, ondandır. tamam. Benim birebir Dur aynı. alayım geri. Tripod hiç oynamıyor yerinden çünkü. Direkt oraya takıp çıkarıyorum. Aldım geriye. Böyle bir şey de aradım. Serkan abi, Çok da hoş kaymamış. geldin. Teşekkür ederiz. Burnumda şey, Bright Ride var abi. Ben yine biraz hasta olacak gibiyim. Yine tişörtle değil zaten, o yüzden kapşonluyla geldim bugün yine. Üşüttüm yine muhtemelen biraz. Onun için rahat nefes almak adına. Yoksa bir sıkıntı yok. Yok, daha Mali taşınmadı daha. Serkan, hoş geldin. Daha yeni geldi. Yeni bitti tatu ya. Çok kaçırmadınız. Abi bir deneyebilir miyiz Watch Together'ı böyle bir oynatmayı Tamam. çalışıyor mu diye? Tamam. Hemen bir başla tatuyu sarayım bakayım. Çalışıyor şu an. Tamamdır. Çalışıyorsa durdurdum. Tamamdır, çalışıyor. Tamam, Bu teşekkür arada ederim. Hayati Sergiler 5. ayını kutluyor. Prime'le abone olmuş. Hayati, çok teşekkür ederim. Ve nasılsın Mali abi demiş abonelikle beraber sana da. İyiyim, sağ ol, sen nasılsın? Evet, Oğlum hayatım boyunca hiç kimse bu kadar nasıl olduğumu sormadı. Çok hüzünleniyorum. dönemsel hastalık geldi Musab bu arada ya. Ben her kış hasta olurum ve muhtemelen Haziran'da falan ancak tam olarak iyileşirim. Bu benim bir geleneğimdir. Ben de Mali biliyor. salaklık yapıp camı açıp oturdum. Umarım hasta olmam ya. Bir ara kapatacağım. Mali, bu arada şey, bugün seni cips rafına benzetmem hakkında laflar hazırladın mı bana? Ya hazırlamadım. Kendini de benzetmişsin. Beni mi benzetmişsin sadece? Yok, ben seni kovalayan adamım o tweet'te, hani o yüzden. Ben onu şey diye düşündüm. Ozan'ın yazdığı gibi. Beynimiz kaçıyor, biz kovalıyoruz gibi Ha, yok düşündüm. yok. Sen hani netlerden kaçmaya çalışıyorsun. Ben de seni geri getirmek için kovalıyorum. Ben öyle düşündüm onu atarken. Peki. Bananacım, hoş geldin. Çok teşekkür ederim. Bot sağlığı değerlidir. Bot hastalıkları. Ya, Sincap spinalleri var. Yayın açmıyor. Botluğu özledim. Cips rafı deyip geçme manevra yapıyor gerçekten. Son dönemde izlediğim en iyi videolardan biri o bu arada ya. Muhtemelen senden daha iyi koşuyor bu arada. Evet. Ya, o ben zaten koaladan bir tık yani bir tık daha çok hareket ediyorum bir senedir yani, evde karantinada. Sloth dediğimiz tembel hayvan yaratığından veya koaladan hani bir tık daha hızlıyım sadece. Tek farkım o şu an. Ben çok üşüdüm ya. Şu camı kapatıp Tamam geleyim mi? tamam tamam hiç sorun yok, zaten daha goygoyumuzdayız. Toplanalım diye bekliyoruz. Havalansın içerisi dedim de. Geçen sene Antalya'da insanların uçtuğu video kadar iyi. Evet, o video da çok güzeldi. Ya, umarım ölmemiştir o insanlar gerçi, ama çok tatlı videoydu o ya.
Yok, chat'e gülüyorum. A-word engeli de var ya, S-word ve A-word engeli. Arda demin onu açtı da hani Nasıl açtı? kenarına dolandı. Direkt uzun uzun Esselamun Aleyküm yazdı. S-A yerine. Ona gülüyorum. Maalesef bugün Fuchs yok ya. Hoş geldiniz bu arada yeni gelen arkadaşlar. Ya uzun yazmak da evet, yani çok suyu çıkmazsa sevinirim ama ya evet, uzun yazmak sıkıntı değil, kısası yasak. SA yasak abi. Onun da çok mantıklı sebepleri var yani. Fuchs yok mu? İyi yayınlar abi, size dendi. Umarım sağlığı iyidir. Yani tabii ki. Akçay, Baykan abi sana güzel haberlerim var demiş. Nedir Akçaycığım? O normalde yasak değilmiş zaten. Yok işte değil zaten abi. Ya şey var çünkü. Ya kısaca SA yazmak asla Allah'ın selamıyla Allah'la alakası yok onun. O şey ya, internetteki üşengeçlik hani goblin goblin turnusolu oluyor abi. SAAS aga hani bu kelimeler. Yani o yüzden yasaklar yani. Onun asla İslam'la alakası yok yani. Ha, bunu kullanan herkes goblin demiyorum ama hani özellikle Twitch jargonunda hani bazı kelimeler var. Abi onları yazanlar direkt hani bizim hep banladıklarımıza bakıyoruz. Aynı kelimeler etrafında giriş yapılmış chat'e mesela. Yani o yüzden. Adam Diyanet İşleri Başkanı şeyi vardı. Menajeri vardı şu an. Yani. Gerçekten bugüne kadar chat'e SA diye giriş yapan herkes banlanmış abi. Ve mesela aga Bu diyenler. arada Hı. Akçay geliyor galiba. Tamam gelsin. Ama Akşay, geçen gün de yaşadık o sorunu. Hani uzun süre kalınca biliyorsun şey oluyor. bizim Abi bir merhaba internetimiz de öyle yetmiyor. konuş istersen. Yok, internetimiz yetmiyor. Onun için bütün yayın burada durmazsan sevinirim. Hoş geldin. Tabii merhaba abi, ben güzel haberler verip gideceğim direkt. Tabii. Şimdi Baykan abi, hatırlıyorsan bir 2-3 hafta önce Çakal dinlediğimiz yayında ben Çakal'ı övdüm diye linç yemiştim hatırlıyorsan. Evet. Evet. Haklı olarak. Ve kültürü satıyordum abi bir zamanlar. Sonra ben de dedim ki böyle böyle nereye kadar dedim. Ve playlistimde bazı düzenlemelere giderek kendimi düzeltmeye başladım ve yeni albümlere ufuk açtım. Şimdi son bir hafta boyunca dinlediğim albümleri söyleyeceğim. Tabii. Beni övmeni istiyorum abi, bak şimdi. Kanye West, Graduation, Güzel. Kendrick Lamar, Good Kid, Güzel. bir de şeyi, Matt Villain, MF Doom, bir Bu. de Madlib'in Güzel. Bu Matt Villain'i, şaşırttı. Mobb Hı Deep, The Infamous, Nas hı. Illmatic, Wu-Tang Clan, Enter the Wu-Tang. Bence gayet iyi. Başlangıç için güzel abi. Orada Mad Villain biraz Evet. underrated. Kalanları çok mainstream ama okey. Okey. Güzel güzel. Olsun olsun. Ben yine de böyle başladığım için kendime gurur duyuyorum. Peki Bir de yani kendi içerisinde şeye evet. girmiyorsun ama değil mi? Hani Çakal versus Method Man kıyasına falan girmiyorsun değil mi? Ona göre banlayacağım çünkü. Çakal Yani abi hani. hayatından sildim. Abi şöyle oldu. Yani. Ben açık konuşacağım. Şimdi bak, gerçekten ben bunları severek dinliyordum. Tamam, yalan yok şimdi. Ben bunları sevmesem niye dinleyeyim? Sonra geçen gün ben bunları dinledikten sonra geri açtım abi Çakal'ı, dinliyorum. Öyle dedim ki ya ben ne dinliyorum ya, yaptım böyle kendi kendime. Sonra playlist'i düzenledim abi. 600 şarkıdan 250 şarkıya düştü. Öyle. Mutluyum yani. Bir de eklediklerim de 250 şarkıya düştü. Adam Hayatıma böyle devam kamusuna ediyorum. Ben bildiriyor. sadece kendimi övmeye geldim. Teşekkür ediyorum. Artık Evet. daha bilgili ve daha iyi bir MC'yim. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz Akçay. Sağ Evet, bunu olasın. söylemeye Kahraman. geldim. İyi yayınlar abi. Bugün demonuza da Teşekkür ederim. bakacağım. Demoya bakacağız bugün. Ama Tabii. onu da Tabii. siliyorsan ayrı bir şey. Drill yapmayacağım artık Yok falan. yok Hani yok. ben tövbe ettim abi. Artık drill yok. Yok Trap abi, ben çakaldan iyiyim. Onu yok falan dinleyebilirsin. diyorsan. Tamamdır. Tamam, hadi kolay gelsin abi. Eyvallah, çok sağ olasın. Görüşürüz. Tabii. Demoları araya serpeceğim. Yayının sonuna bırakmayacağım bugün Emir. Hemen çat diye demolarla girmiyorum ama demoları araya serpeceğim. Ya da Evet ya, aslında tercih Mustafa sizin. söylediği mantıklı aslında. Neymiş?
İlk başta Akça'nın demo ile de İyi tamam, ilk, başlayabiliriz o zaman ilk diyeyim. 3 Aa, yazmış. ilk Akça ile başlamam. Shadow Fraternity'yi çünkü 3 yıldır falan bekletiyoruz. Hani her türlü o demoya Shadow'un beat'iyle girecek abi. Abi çok güzel. Onlar bende var mı? atarım hemen ben sana bir şekilde. Dedim yok, Badumtis. buldum. Şey, iki tane var. Hangisi? Akçay Panik Atak, Shadow Fraternity Tarihlerinden 31. buluyorum. Okey, buldum, buldum. Bir Tamam. tane daha vardı galiba. Dinlemedim Bir nasıl. de Gamata Koto vardı. Gamata'dan bu hafta toplamda 3 demo var. Kendisi buraya buradayken hani hangisini dinleyelim diye sorarız. Çünkü 3 demo kayırmacı olacak. Wow, yazan var galiba. Ve onlar çok eskiden kalmış demolar değil çünkü. Diğerleri zaten Watch Together'da. Benim demoyu Netted'e. Bugün de çok aşırı bir Netted'imiz yok. Yine baktım Netted'e hala çok aradığım şeyler yok. Bu hafta Netted'den daha çok ünlü isimler var. Hatta bir komedi söyleyeyim. Netted'de ben varım bu hafta. Mali bir hayalimizi gerçekleştirdim. Gerçekten varım Ne bu oldu? Bit mi? arada. Evet. Yani 5 sene önce yapmışsın da çok önemli değil. Evet, çok çok yeni değil ama abi yeni çıktı da ya, çok yeni değil aslına bakarsın. Chat çok da. O zaman sende bu saydığım MP3 demolar varsa dediğimiz gibi o zaman ilk onlarla girelim. İkisi var işte. Gamut'un hangisini alacaksan. Ona bağlı Yok, olarak değişir. Gamata Gamata'da yok. geldiğinde sorarız en kötü, buraya geri döneriz. İlk ben 3 tane demo atayım. Gamata'yı biraz daha o yayının ortalarına iterek. Bir Shadow ve Akça ile bir kesin başlangıç yapalım istiyorsan. İlk Shadow'u açıyorum ben abi. Tamam. Evet arkadaşlar, çünkü 2 haftadır bekletiyorduk. Hatta Shadow'u es geçe geçe, yani daha doğrusu gözümüzden kaça kaça biz Shadow'u yaklaşık 1,5 aydır falan bekletiyoruz. Onun için ilk bu hafta demolarla giriyorum. Hiç dinlemesek çok eğlenceli olurdu aslında. Öyle bekliyor Evet. Çok, 3 sene falan. çok çok ayıp olurdu bu arada ama yani. Şimdi hiç ayıp olmadı zaten. O zaman Shadow of Eternity Boom Bap Beat 31 isimli demosuyla bizlerle. Ben devamını da dinledim. Aynı devam ediyor. Ses şimdi Değişmiyor. şu an geliyor mu ses? Yine ben açmayı unuttum. Geliyor mu ses? Dedi ki hiç beğenmedim dedi. Berbat olmuş dedi. Asla gitmiyor. Dedim ki bayağı aslında bugün set etkisi aldım ama demo yani bir demo için yine de beklediğimden çok çok daha iyi bir beat abi yine. Davullardaki swing'i beğendim. O zaman dur, daha yeni başladık. İlk şarkı bu. Senin beat'i geçmedik. Adama niye kızıyorsun? Adam nerede mısın? Yok, hayır kızım, 24 yok 24 oğlum kız, dakika oldu bir dakika duyurulması. bir dakika bir dakika, ya ben hani şey, hani kızıyor gibi çıktıysam yanlış anlaşıldım, kızmıyorum canım, daha dur, yeni başladık diye hani haber veriyorum, biz senin nargile sesini dinlemek için geliyoruz, hadi be. Asla izleyiciye yazar değil, arkadaşıma asla zar değil yani. Ama Arda artık gir dedi. Beat'te artık gir dedi. Yani adam enstrümantal demo geleceğini hiç beklemedi. O çok komik bir anda chatte Artık gir aga. arada. gayet geçerli demo. Shadow ellerine sağlık. Bugün onu bugün atmış. Bir beat daha atmış. Onu ilerleyen demolarda ona da bakacağız. Muhtemelen. Sırada Akçay'ın attığı demo var. Bugün Fuchs yok madem. Hem demolarla girelim, ayıp oldu geçen haftalarda diye. Yeni Okay. gelenler için duyuruyorum bunu. Demolarla başladık arkadaşlar. Ben 4 verdim bu arada ankette. Tamam. Ellerine sağlık abi. Ben de 3-3,5 veririm. 4'ü görmez çünkü yani şey var. Benzerinden çok duydum. Ama Üçü bu elim gitmedi ya. ya ama evet, yani kötü değil kesinlikle. Sırada artık doğru yolu bulmuş olan Akçay'ın drill demosu var. Demin kendisi duyurdu. Akçay featuring Yusuf Gülbay, Panik Atak geliyor. Evet, verse'ler bitti. Ben fade attım. Nasıl buldun Mali? Oo, niye ilkini bana verdin şu an? Tamam, ben gireyim. Şöyle ya, parçada beat güzel. Bridge bayağı tatlı olmuş Akçay. Tebrik ederim. Yani nakarat verse, 2 verse'ten de daha iyi olmakla beraber benim için çok basit ve akılda kalıcı bir nakarat değil açıkçası. 2 verse'ü de ben çok tutmadım.
diyebilirim. Ya ikinizin de ciddi anlamda full off çalışması gerekiyor. Benim Diyeceklerim ikinci bu arkadaşı kadar. fena bulmadım ya. Hı. Akçay da hani kötü değil de bazı yerlerde ritim kaçıyor gibi geldi bana. Hı. Eğer Ya arada mix, takılmadıysa ya çalarken. demolarda ben mixleri hani aşırı böyle daha önce bir kere dinlemiştik ya hiçbir şey duyulmayan şeyler vardı. O kadar şey olmadıkça ben de hani demolarda mix yorumunu göz ardı edeceğim. Çünkü yani profesyonel bir elden çıkmıyor bunlar sonuçta. Aynen. Nakarat da tatlı bence. Hani chatte mix kötü denmiş. Evet ama hani şey yani burada neden mix kötü diye bir puan kırmam demoda yani. Ama özellikle bridge bayağı tatlıydı. Beat tatlı. Geri kalan kısmı bana pek geçmedi bu sefer. Kendini geliştiriyor zaten abi. Yani ben de gelişmesi için zaten biraz ben bu şekilde giriyorum. Ha benim özellikle drill işte surata dövme falan kafalarında genel düşüncelerimi biliyorsunuz zaten. Hani tasvip etmiyorum yani tavsiye etmem. Hatta bunun için yeni bir bot komutumuz var. Ünlem kamu spotu geliyor. O zaman hatta MP3 demoları aradan çıkaralım mı Ali diye. Ben hani Gama tadında burada da değil Koto'ya bakalım derim ya. Hazır ikimiz elindeyken bir daha Bakalım MP3'lerle ama şu uğraşmayız. Tamam oku kamu abi. spotunu bir okuyabilir miyim? Tabii abi. Sen konuş ya, Yo sana sen sesli oku hatta yayına da gitsin. da abi okuyamıyorum çünkü bir şeyler yazıldıkça yukarıya kayıyor. Sen oku o zaman. Kaçıyor ikide bir küçük ekranda. Upuzun kamu spotu destan yazmışsın çünkü. Tamam 3-7 okuyabiliyorum, yukarı kayıyor abi. okuyorum. Tamam ben okuyorum. 3 yıl önce yakın bir arkadaşımın gaz vermesiyle bir şarkı yaptık ve sonrasında bir şarkı daha yaptık ve sonra bir tane daha. Ancak bir süre sonra demo kaydetmek artık bizi tatmin etmiyordu ve yüzümüze kadar dövmeler yaptırdık. Sosyal medyada kendimizi komik durumlara düşürdük. Sonra ne mi oldu? Parçamız 4, parantez içerisinde 4 dinlendi. Kirli geçmişim ve alnımdaki canım anam dövmesi yüzünden 1,5 yıldır işsizim. Bütün firmalar geri çeviriyor. Devletimizden yardım bekliyorum. Rap müzik dostunuz değildir. Bunu arkada o şey hani kamu spotundaki fon müziği de beraber hayal et abi. Yorum yapmayacak mısın? Yok, yapmayacağım. Peki. Sen daha geldi. Ya Evet. abi kabul edelim ki Ünlem yine Bege bu da abi. okuyamıyorum. Allah kahretsin. Ünlem Bege. O da şunu diyor abi. Ya abi kabul edelim ki Berkcan Güven çoğu rapçiden daha iyi. Prodüksiyon güzel bir kere. Bu arada eklemek istiyorum ki ilk 3 gün geziyi ben de destekledim. Ve ek olarak AKP'li değilim ama bence süreci çok iyi yönettiler. Ayrıca sizlerin aksine Exxen'den çok memnunum. Gerçek İslam kesinlikle bu değil. Ve son olarak Witcher 3 gelmiş geçmiş en iyi oyun. Abi feature abi diyor. Yani ya klişe adam. Ya O da abi şey klişe adam ünlemi yani anlatabiliyor muyum? Hani bu tarz yeniliklere peki gitti. ortada karıştı değil mi Müslüman arkadaşlar? Karıştı Abi abi. bütün özel kelimeleri büyük harfle başlatıp bir tek İslam'ı küçük yazmalı. Değil Evde üzgünüm var. Bilinçaltı. O da Mubot bana oynuyor yine. Yeter Baykan adam üzgünüm deme artık çünkü sayamıyorum diye. Çünkü bazı şakalarımız artık hani çok magazinseldi ve üstünden çok sular akınca yenileriyle değiştireyim dedim yani. O zaman ben bu goygoydan sonra Gamata'nın Koto isimli demosuna da bakıyorum. MP3 olarak geliyor. Onu da son olarak dinleteyim. Sonra diğer demolara Yok o bende ama. Bakın. tamam ben Ne yorumlayayım yapacağız? en kötü o zaman abi. Okey. Tamamdır. Evet. Demomuz bitti. Yani davullar ve bas sürüşlerini yine beğendim ama bu seferki melodimiz, loop'umuz beni çok açmadı Gamata. Yani şey çok içine çeken ve uzun süre dinleyebileceğim bir loop değil ve hani değişime gitmiyor. Tamam 1 dakikalık bir demo zaten ama hep aynı loop'un gidiyor olması ve aranjede bir değişiklik olmaması beni biraz yordu. Kulağım o değişikliği aradı ki daha önce attığın işlerde o değişiklikler vardı. Bayağı erken bir demo herhalde diye tahmin ediyorum. Sen en kötü yayın tekrarından burayı dinlersin zaten. Şimdilik bugün çünkü birikmiş olduğu için bayağı bir demomuz olduğu için şimdilik 3 demo dinleyelim. Ve playlistimize başlayalım diyorum ben. Sen de okeysen Mali. Kalanlar zaten Okey. şeyde Watch Together üzerine yani. Okey, hatta ben de bir çözüm buldum. Hı. Chat'i
Zoom ayarlarından biraz küçülttüm. Böyle karınca yazısı gibi oldu ama tüm mesajları görebiliyorum şu an. Başka Sidechain varsa şeyin, komutun onları da alabilirim. Başka ya eskiler var. Sidechain fazla geldi bana demiş Kolera'nın flow'u. Bu arada this username does not found does not ex exist ya da hani şaka yapayım böyle sevimsiz. Neyse yani bence dozundaydı ya emin değilim. Tekrar dikkat edinmem lazım ama bence dozundaydı. Hesabı unuttum kullanıcı adını değil mi? İlk parçamız ne gelsin? Gyoko, Eva ve Mia ile başlayalım diyorum ama sen ne dersin Mali? O sen yine bir Olur abi blurlandın. ben. Vallahi Evet. abi, Ara ara benim oluyor, yapacak bir bir şey yok. evet ya Discord bu yeşil sarıya dönen şey var ya bağlantı hızı. Ara ara sarıya düşüyor, ara ara yeşile çıkıyor. Muhtemelen internet bağlantısı ile ilgili. Çünkü şu an memoriye bakıyorum %50'lerde abi hiç sıkıntı yok. Her şey takır takır çalışması lazım. İnternet Ama bağlantısı kaynaklı herhalde. memori demişken ona sadece iş arkadaşları memori diyebilir abi. Of. Ay. Ben bir Cenk'e selam çakacağım. Çok özür dilerim. Tiksindim. Cenk'e bir gönderme yapmak istedim. Bu arada Ozan senin için sansürlü hentaylere döndüm Ali diye bir yorum yaptı. Ben de podcast için söyleyeyim. Böyle ağzımda fermuar işareti yaptım. Tamam, teşekkürler. Yorum yapmayacağım. Yine Teşekkür ederim. peki yine serçe parmağını mı birleştirdin benim oradaki konuşamamam? Yok, ayak parmağımla birleştirdim bu sefer. Fantastik olsun diye. Niye bu kadar ofansifsin? Ofansif değilim abi. Niye ofansif olayım? Yani hemen tersle yani. Yok Oğlum yok ayak neye parmağım, yok benzetildim? şuram Biraz buram. önce farkında mısın? Biraz önce neye benzetildiğimi farkında mısın? Nasıl sakin kalabilirim? En sakin kalabileceğim halde. Tamamdır. O zaman ben parçalara başlıyorum. Hazırsan. Gökho, Eva ve Mia geliyor. İlk parçamız. Evet, ben fade attım. Chat'ten baya bir geçleri gördüm. Chat Nasıl? ikiye bölündü. Evet, tekrar biz diyenler ikiye bölündü. Her zamanki gibi. Sen bunu MP3 olarak kaydedip açsan aradı. Her seferinde yapmamış. Doğru söylüyorsun. Yani basıp basıp. Bir de bayağıdır Bulgar'ı dinlemedik ya. Unuttum. Aa, yine gerçi şu an taklidini yaptığım abimizin yine beef'i var değil mi birileriyle? Zenoncum hoş Yani geldin. dolaylı olarak evet. Değil mi? Ya o mektup gerçekse çıkmasını bekliyorum mektubun. Yani abi mektuba falan ya girmeyeceğim o konuya. Boş ver de. Yani Tamam, girme. Bobby'nin bir hani herhangi bir şekilde Bobby'nin kemiklerinin sızladığını görmek için illa mektup gibi bir ispata ihtiyacım yok benim ya. Yok, ben o yüzden demedim zaten. Neyse, Yani. almıyoruz mektubu. Madem. Hani Berlin'de kendisini örnek alıp kendisinin adını geçen insanlara baksa yeterli yani bu. Sakile Hakan'dan bahsetmiyorum şu an. Bu arada. Hayatımda gördüğüm en kötü şehir efsanesi o mektup. Eminem'in kaburgaları bile daha güzeldi demiş Serkan gerçekten yani. Bobby değil, Bobby B. Peki. Ben onu kaçırmışım ama galiba bir içerik üreten arkadaşımızın telaffuzu o şekildeymiş. Aristo hoş geldin. Evet Mali, parçaya dönelim. Nasıl buldun? Senin biraz sevdiğin soundlar bunlar aslında ama. Mutfakta yemek yaparken dinleme playlistin falan var ki. Ver ya senin. O, tam o playlist şarkısıymış gibi geldi bana. Evet Değil mi? Yani aldın mı öyle. emin değilim ama yani tam o playlistlik bir şarkı gibi geldi bana. Ya. Ben ilk defa dinliyorum, o yüzden almadım da yayından sonra alırım belki. Beğendin yani sen. Şişeyle bize de laf geldi zaten. Sadece beat nereden tanıdık onu çözemedim ya. O Kanka kadar tanıdık geldi sadece ki. bitti ben hani şey değilim bu bir arak iddiası değil kesinlikle yanlış anlaşılmasın ama ben bu parçanın aynısını sanki globalde dinledim ya. Hani çok Olabilir. öyle bir hissi var parçanın yani. Olabilir. Ama fena değil ya. En azından düzgün vokal kullanımı var yani nakaratta. Evet Çok vokal alışık kullanımı olmadığınız bir düzgün. şey yani.
Aristo.net'e gelmedik. Daha yeni başladı. Bu ilk parçaydı. Demoları. Aristo'ya da kısa mı o zaman kısıldığın gibi? 3 Düzgün tane. cevap vereceğine. Zaten şu an normalde Aristo'ya da abi bu ilk parçaydı, yeni başladık Aristo falan derdim de siz yanlış anlayıp insanlarla aramı bozmaya çalıştığınız için arkadaşlarımla bu sefer daha naif yaklaşmayı tercih ettim. Daha da naif, daha doğrusu yani. Bilemeyeceğim. Bu şarkı TikTok'ta patlar, doğru pazarlanırsa şakayı bırakırsak demiş Vizyon Başkan. Ya zaten ya Universal'dan, label'dan geliyorsa onun reklam bütçesinde zaten bunu yaparlar. Bir şeyler yaparlar buna. Ha Gökhan, ya bu arada Gökhan'ın prodüktörlüğünü MC'liğinden çok çok daha önde görüyorum bu arada. Okey. Aristo peki. Doktor Fuchs yoksa yayında ben yokum demiş. Pek sanmıyorum ya Goku Sen beğenmedin olabildiğince, anladığım kadarıyla. evet pek beğenmedim. Pek sanmıyorum ben Goku olabildiğince özgün olmaya çalışıyor. Araklayacağını sanmıyorum demiş. Ya ben de zaten onun için baştan girdim. Yani Arak iddiasında bulunmuyorum ama yani parça bu gerçekten çok tanıdık. Hani vibe'ından yaşattığı histen nakarata kadar bir yerden ben bunu biliyorum hissi var yani en baştan beri. Hani belki hani bunun bilimsel başka bir etkisi vardır hani aslında böyle bir şey yokken bile hani. Yani bu durumu yaşamanın Yani şey. bir şey sendromu gibi bir belki adı vardır bilmiyorum şu an tabii ki ama yani öyle bir Ruhaya his küfür eden çocuk sendromu. yani öyle yok o olay gerçek bu arada da neyse. Düşüyordum. Gökhan Furkan'ı Arak diyor da ben çoğu projesini Arak gördüm Gökhan'ın diye. Aristo Kares devreye girmiş. Wow. Güzel iddialar. Astral sendromu. Peki. Ya şöyle dediğim gibi hani vokal olarak bence kötü değil kesinlikle. Ama yani bir şey var. Parçanın orijinalliği işte araklanmış olma ihtimali bir kenara atıyorum. Abi bu parçayı vermek için doğru mevsimde olduğumuza emin miyiz ama ticari olarak ya? Gerçekten abi. Bir de çünkü Oğlum bazı mevsim mi kaldı? Her şey bütün abi mevsimler aynı şu ya anda. tamam da yani bazı parçaları çünkü bazı ticari mantıkta abi bazı parçaları yayınlamanın mevsimleri vardır. Bu kesinlikle çok yanlış mevsimde çıktı yani. Yani bunu söylemem lazım. Hani ticari olarak böyle bir şey var. Zaten ticari kaygınız yoksa ki sonuçta label'dan geliyorsan demek ki ticari kaygın var abi. Yani o açıdan mevsim mevsim dedim. Yani çünkü kesinlikle bu mevsimin yani, yaşattığı hislerin şarkısı değil yani. Bu açıdan bence yanlış bir zamanlama. Ah. İlerleyelim mi? Ne diyorsun? Olur. Sırada. Chat de ikiye bölünmüş zaten. Aristo aynı fikirdeyim. Bu arada da bunu sesli koyacağım. Çok aynı fikirdeyim de bunu sesli koyacağım. Yani çok kötü enarlık çünkü yani. Sıradaki parçamız. Çiğ Retina geliyor. Evet, chatten geç kararlarını gördüm bu aralar. Hani en başta yoktu parçanın başında çok fazla da. Bu sıra çok görünce geçtim abi. Nasıl buldun? Gözümüzü atıyorum. Çok hazırlıksız yakalandım bir dakika. Çünkü bunu Discord'da sen Abi atmasan ben atacaktım diye bir gönderiyle atmışsın. evet. Biraz senin özel isteğinle geldi. Abi Normalde ben bilmediğim isimleri çok dinlemiyorum biliyorsun. Yani şey yani ben yayınlara. eklemedim ama. Yok ya biz ekledik zaten. Yani Atılmıştı. çıkanlar listesinde vardı da. Yani şey var normalde atıyorum çok parçanın olduğu bir günde muhtemelen ben şey hani çok daha önce dinlemediğim çok merak edeceğimiz bir iş olmayabilir diye es geçebileceğim bir isim çünkü benim normalde. Ha, okay. Ya Çiğ Hidra'nın albümünde de varmış. Ben onu kaçırmışım. Ben şey geçen yazdan galiba ilk şarkısını dinlemiştim. Öyle hatırlıyorum. Bir süredir böyle takip ediyorum. Ara ara şarkı veriyor. Onları falan da playlistinde de var galiba. Ara ara açıp dinliyorum. Ben genel olarak beğeniyorum kendisini. Ya sesini hem iyi kullanıyor. Rap'i de benim hoşuma gidiyor. Beğenmediğim böyle bir şarkısı falan var galiba. Zaten çok şarkı vermedi bildiğim kadarıyla. Bu şarkıyı da fena bulmadım ben. Aristo. C137'kini Aristo.
Ya bu arada yorumları özellikle gülüp okumuyorum çünkü şeyden hani sen de az çok tanınırlık elde etmeye başlıyorsun, seni yakmak istemiyorum yani. Çok doğru yorumlar yapıyorsun ama yakmak istemiyorum senin geleceğini. Aynen Emre Kemal. Bak Nasıl Güzel, eğer hatırladığım şarkısı Apartman falan vardı. Onlar da güzeldi. Apartman falan vardı. Şarkı apartman değil mi? Yoksa bambaşka konulara mı Evet evet şarkının da, yelkin açtık? Yok. şarkının da apartman. Hani bilmediğim için soruyorum gerçekten. Hani Şarkının da apartman abi. yani çünkü biz bu yayında neler neler konuştuk geçmişte. Yani onun için her an apartman konuşmaya da başlayabiliriz Yok. yani. Apartman konuşacaksak uzun süre konuşurum ben Onun de. Önce girmeyelim ama. ya sonuçta Türk'üz, hepimiz inşaat izlemeyi seviyoruz yani. Genimizde var. Ay. Yere Şöyle. valla benim Hı. evin önünde abi şey vardı. Yolu kazdılar. İnternet çekmiyorlardı muhtemelen. Yok çünkü hala internet evde, teşekkürler. Bir şey çekiyorlardı. Ne çektiklerini bilmiyorum. Ben bayağı telefon acaba koyup oraya canlı yayın açsam izlenir mi falan. YouTube'da böyle hit alır mıyım diye bir düşündüm. Peki. Mantıklıymış yani. Bizim kanaldan daha mantıklı olduğuna çok eminim bu arada. Evet, önce de daha çok kişi izler. Valla Bu arada 2 aya prime şey alırdım. Partnerlik alırdım diye bir şey. Fantastikum yani sevgili Burak Prime'le abone olmuş. Toplamda 3. ayı ama 2 aylık serideymiş. Ne demekse. Teşekkürler Burak'cığım. Cansın. Abi şöyle inşaat yayınımız yok mu abi peki? evet, Nick tercihi bana da bir garip gelmişti vizyon duyunca. İlk ben bu arkadaşı ilk kez Sidran'ın albümünde duydum bu arada aynı şekilde. Şöyle parça kesinlikle kötü değil ama çok sıradan. Yani ekstrası da yok. Hani bence. Bilmiyorum katılıyor musun ama. Yani sen çok mu beğendin bunu yoksa hani fena değil Yo, ben kategorisinde beğendim mi? ya. Yok fena değil kategorisinde mi? Yoksa atıyorum günün sonunda en iyileri almayı düşünüyor musun? Hani bunu sormak için biraz da diyorum. Günün sonunu görmek lazım abi, onu bilmiyorum şu anda. Evet çalsa Yani. üf bu ne ya Daha demem. iki şarkıdır. Gerçekten çalsa üf bu ne ya demem ama yani açıp da dinlemem yani. Net de istiyor bünye. Ya şey var. Mesela buradaki şarkı trafiği yani ve verse'ler beni bayağı düşürdü. Nakaratı ben enteresan bir şekilde hani beğenmeyeceğimi düşünerek girdim. Yani çünkü şey biraz papağan nakarat gelecekmiş gibi bir hisle başlıyor nakarat. Sonrasında topluyor yani. Hani o toplamasaydı nakarattan da puan kırardım ama nakarat beni korkutmak yerine yani olumlu bir noktaya çekti. Bir tatlı genel bir yorumumu özetlemem gerekirse ya ama verse'leri çok çok düz buldum, sıradan buldum ya. Hani çekmiyor o yüzden. Ama dediğim gibi kötü parça değil ama hususi de açıp dinlemem. Ya zaten daha çok fazla iş çıkarmış bir isim değil. İleride benim potansiyel gördüğüm bir isim ama. Emin Eyvallah. değil. Eyvallah. Gerçi kim öyle dediysek hepsi çok kötü şarkılar verdi ama. Evet. Sırada. Daha önce bir kere dinlediğimiz bir işim yine Base Mod'dan geliyor. Jaco Duramam Yerinde geliyor. Öf, 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 öf. Tamam geçtim abi. İlk işini de ben hiç beğenmemiştim. yani burada da fikrim asla değişmedi bu arada ama. Duramam Yerinde klipte komple sabit. Esprisi geldi. Of. Abi çok kötü sözler yani çok kötü bir vokal tercihi yine hani şey gibi atıyorum şu mevsimde Ayaz'da motosiklete binersin ve kassız binersin ve yüzün tutulur ya bir yarısı. Hani Hiç öyle bir şey yaptığımı hatırlamıyorum, o yüzden bilmiyorum o yüzden. Hayır, ağzının yarısı ve kısmı böyle şey soğuk şey olur Kamu spotu geçeyim. Arkadaşlar motosiklete kask takmadan binmeyin. evet Teşekkürler. evet ya yani ya abi neden böyle bir vokal tercihiniz var ben bunu asla anlamayacağım Sen birkaç şeyin sonra ağzına gerçekten çorap sokacaksın. Ben onu bekliyorum da. ama yani ben sana şu an konuştuğum şekilde güzel görüyorum ya. Ben yayın takıldı sandım, biliyor musun? Yok Ekrana yok abi bak. yok. Ben şu an şey yani bu şekilde anladım.
Şey gibi, yani dişçiden çıkmışsın ya da motosiklet örneğini vermeyeyim. Hani ağzının bir çene, alt çene şey böyle, hani halen lokal anestezi etkisinde ya böyle. Oğlum diş doktoruna gitmek için sabırsızlanıyorum. Sen benim şeyi biliyorsun değil mi? Diş doktoruna gitme hikayemi. Evet. Ama chatle de paylaşmak Tamam. ister misin? Abi bir diş çekilecekti. Artık gitmiş yani diş. Şöyle söyleyeyim. Çok İslami bir giriş yapacağım da. Ramazan'da ilk böyle suyu içtim abi Niye yazın. abi? İftarda dur abi. Şeyi söyleyeceğim bak nasıl kırıldı diş. Suyu içtim bir de hafiften soğuk su içtim öyle kırıldı yani saçma sapan suyuyla diş mi kırılır? Suyuyla dişimi kırdım resmen. Bir sonraki dişimi de cips yerken kırmıştım. O da ayrı bir hikaye. Saçma sapan şekilde kırıyorum hep dişimi. Abi dişi... Televizyonda kanal değiştiriyordum, kumandayla elim kolum kırıldı falan. Hani cam çocuk değil mi? Hani öyle bir rahatsızlık Abi var bizim gerçi. arkadaşın Gülmeyelim. geçen ayağı kırılmış. Alkollü müydün diyorum. Evde kırmış çünkü. Yo diyor buzdolabından bir şey alacaktım. Döndüm ayağım kırıldı diyor. Böyle ayak mı kırılır ya? Bizim arkadaşlar da genel olarak sıkıntılı bir şey Vay yaptık. be, derdo be. Geçmiş olsun abi. Yok, derdo be dediğim şey denizin yorumu. Dişi böyle kırılanın kalbi nasıl kırılır kim bilir demiş. Ondan diyorum. Vay be. Kim bilir Baykan bilir onu. Baykan biliyor onu. Gökhan Zan mı arkadaşın diye bir soru var. Çok kaliteli şaka. Burak. Ne dinleye dinleye vizyonsuz oldum. Neyse abi kırıldı diş. Ben de doktora gittim. Şey yaptılar. Sedasyon diye bir şey var böyle. Hafif uyuşturuyorlar galiba hatırladığım kadarıyla. Evet. Abi sedasyonla çekemedi. Baktı müdahale edemiyor. Benim hep çocukluğumdan beri şey var. Şu çubuklar olur ya böyle şeye bakmak için boğaza doktor çubuğu basar boğazına bakar. Onu yapamıyorum mesela çocukluğumdan beri. Midem bulanıyor yani. Şey dedi, sen ilaç alacaksın öyle geleceksin başka türlü çözemeyiz dedi. Ben de tamam dedim. Bana böyle yeşil reçeteyle satılan ve hatta muhtemelen Türkçe rap şarkılarında da duyduğumuz Söyleme, markayı markasını söyleme, markayı söyleme. duyduğumuz bir ilaç yazdırdı. Şey gönderip, psikiyatra gönderip. Abi ilacı Oh. aldım ben. Dur sen şey yap devam Tamam. edeyim sonra. Sevgili Nane Molla 25 kişilik bir grup ile bize baskın yapmış. Nane'den gelenler hoş geldiniz. Naneciğim hoş Hoş geldin. geldin. Teşekkür ederiz raid için. Biz de müzik dinliyorduk. Arada şu Ve an bu arada anlatıyorum. tekrar Saçma bir. duyurayım. Özellikle korku hikayeleri, Türk edebiyatı gibi konuları seviyorsanız Nane'yi mutlaka takibi almanızı öneririm. Kendisinin çok güzel bir de romanı var. Önerdiğim yayıncılar arasından bir tanesi kendisi. Sevgiler Naneciğim, çok teşekkür ederim tekrar. Madicim devam. El Ryan modumuz açıldı Tamamdır. tekrar. Anıya devam. Tamam tekrar hoş geldiniz abi. Ondan sonra işte abi dediğim gibi suyla dişimi kırdıktan sonra doktora gittim. Çok kısa tekrar edeyim. Sedasyonu yapamadıkları için böyle yeşil reçeteyle yazılan bir ilaç vermeye karar verdiler. Ben bu kadar büyük etkisi olacağını düşünmemiştim abi. Kafam bir güzel oldu, bir güzel oldu. Sana anlatamam. Aşırı ki... Neyse dur. Çok fazla şeye girmeyeyim. Şu an övüyormuş gibi olacağım da Evet ilacı. abi evet yani neden böyle Türkçe rap yayını da bu kadar Türkçe rap değil yani lütfen. Ay hiçbir şey hatırlamıyorum. İşlem bitti. En son senin şey hikayesi gibi hiçbir şey hatırlamıyorum değil ama. Tamam. Kodumuz hikayen gibi. Neyse. Tamam. Abi işlem bitti. Şey diyor. Acıdı mı diyor. Aa, diyorum. Ne diyorsun diyor. Doktor canımı yaktı ama söyleyemedim falan diyorum. Böyle iyice kendimden geçtim yani. Sonra bir uyumuşum. Hayatımda uyuduğum en güzel uykuydu. Ya Sonra hala övüyor. abi ama Sal şu konuyu. bir arkadaşa yılbaşında verdik. Dedi ki ben bu ilaçtan içmek istiyorum dedi. Verdim yılbaşında. Saat 12-10 geçe uyudu. Okey. Muazzam verimli bir yılbaşı Evet. geçirdik sonra da. Ki bu arkadaş Emre zaten. Emre her Evet. yılbaşında uyuduğu için Evet, Emre her senden daha yılbaşında 2 ay uyuyor. Evet. uyuyor. Gerçekten Emre her 15 dakika yılbaşında erken uyuyor uyuyor yani. yani. Evet. Öyle. Şarkıya dön. Evet, sen ben de Şarkıya döneyim mi? ben de şarkıya döneyim. Mesela şey tekrar dönüyorum. Arkadaşım bu şekilde şarkı söylemesi hakkındaki fikirlerini alabilir miyim arkadaşım? Hiç anlamadım dediğini ama Ben de işte sorun orada şarkı bazında. sorun değil anlamam. Abi ben ilk girdiğinde fena bir şey çıkmayacak diye düşündüm ama bu her barın sonundaki sesli harfleri uzatması falan. Hayır abi ilaç isim veremem teşekkürler. Bir tık rahatsız edici gelmeye başladı. Böyle sözler senin dediğin gibi basit. Onun dışında ama ben beat'i tatlı buldum. Hani olumlu bir şey söylemek gerekirse.
Hatırladığım kadarıyla bir iltifatla oldu. Evet, bu arada Çakar'ın dediği gibi Conway'in gerçekten zamanında oradan vurulduğu için abi gerçekten yüz felci var adamın. Ona rağmen bu şekilde söylemiyorken sağlıklı bireylerin bu şekilde şarkı söylemesine karşıyım ben ya. Bu arada az önceki muhabbeti sen podcast'ten biraz kesebilir misin? O övgü kısımları. Çünkü içeri girmek istemiyorum o yüzden. Hani yanlış bir şey sebep olmuyor. Ya of. Ya, ilerleyelim mi? Ne diyorsun? İyi. Yok, Aristo o değil. İlerleyelim abi. Fuego 88 yanlış geliyor sıradaki parçamız. Shadow hoş geldin. Evet Mali, ben yine fade attım. Çünkü Abi yani evet, iyi, güzel. yani chat'te de söylendiği gibi ben bu şarkıdan herhalde bir 100 tane dinledim ya en az yakın Ben zamanda. de chat'te söylenen bir şeyi okuyayım. Deniz yazmıştı galiba. Az önceki şarkının devamı Evet evet diye bir evet yorumda gerçekten bulundu. gerçekten. Abi ya 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 diye başlayan bir şarkının iyi çıktığı oluyor mu? Pek değil. Gerçekten doğru tespit. Dara dondu. Donduk mu arkadaşlar? Burada mıyız? Sesimi Ben duyuyoruz, dolmuşumdur duyuyor ya. musunuz? Ha. O mümkün. O servis sağlayıcımız. Teşekkürler TT.net. O yüzden kendimi aşırı kasıyorum garip bir şey yapmamak için şu anda. Kazıdık tırnaklarla yay yay da başlıyordu. Yani ben kazıdık tırnaklarla da çok beğenmediğimi söylesem linçlenir miyim bilmiyorum ama. Abi kazıdık tırnaklarla fena şarkı değil ama yani Berlin'e stüdyoya girip mis gibi de stüdyoda nasıl o kalitede bir şarkı kaydettiniz onu hala aklıma oluyor. Ya kişisel Şu anda fikrim. dolmuş olabiliriz bak. Net linçlenirsin yok artık ya diyor. Abi yok ben sevmiyorum ya. Ya Fuego da evet Cypher'da bence de kötü değildi Ariston'un söylediği gibi ama bu genel olarak Epidemic Cypher'da dinlediğimiz çoğu isimden hala aradığımız şarkıyı görememe sendromumuz devam ediyor abi. Hala. Senesi gelecek. Cypher'ın hala oradaki potansiyelleri yansıtan şarkı duyamadık abi. Evet Cypher'da genel olarak iyi gözüküyordu herkes gerçekten ya. Evet bak Goodfellow Tommy beni canımsın kardeşimsin ya. Abartıldığı kadar iyi değil demiş. Evet ben de abartıldığı kadar iyi olmadığını düşünüyorum ya. Evet, Baykan hoşuna giden yorumları aşırı övgülü abi. 1.000 tane yorum geldi orada. Niye onları dememedim? Yani Lighthouse da bence o Hmm. kadar iyi bir albüm değil yani bu arada evet. Peki Aristo. İlerleyelim mi? Ne diyorsun? Olur. O Çok zaman. konuşacak bir şey yok zaten üstüne ya. Yani. O zaman Cypher'dan bir isim daha gelsin. Yiğit Taşçılar gücün peşinde geliyor. Evet geçtik arkadaşlar. Chat'ten geç kararlarını gördüm. Nasıl buldun? Ya yine galiba beklediğimizi alamadık şeyden. Cypher'daki isimlerden bir başkasından da. Evet. Ya sen daha önce bir şarkılarını bayağı beğenmiştin. Özellikle. Biz şaşırmıştık hatta. İzmir rap'i seviyorum diyerek beğenmiştin hatta. Çok garip bir O mikro sound'u seviyorum milliyetçilikti yani. o yani. Hayır, öyle demedim abi. İzmir'in, bak orada şunu söyledim aynen hatırlıyorum. Eskiden işte Ankara'nın kendine ait bir sound'u vardı. İzmir'in vardı. Adana'nın falan hala zaten var. İstanbul'un işte Kadıköy'deki sound farklıydı. Bakırköy'deki bir tık daha değişiyordu. Ben buna Bütün katılmıyorum. herkes aynı müziği Asla sound yapmıyor. yoktu ya. Asla sound yoktu ya. Tamam. Katılmayabilirsin yani. Sonuçta şu bugün olan kadar böyle tek düze herkesin aynı işi yaptığı bir camia yoktu. Çünkü abi zaten Herkes toplamda 15 kişiydi yani. tamam abi çok önemli değil zaten o. Ben orada ne dediğimi açıklamaya Ama şey yok yapmaya yani şey yok şimdi hani çalışıyorum. atıyorum G-Funk gibi bir şey var mıydı abi? Hani kendi sound'u dediğin. Ya tamam abi o zaten onu kastetmediğimi biliyorsun şu anda. Ya ama kendi sound'u demek o demek ya o yüzden düzeltme ihtiyacı hissettim yani. Tamam peki abi. Neyse sen yine de devam et tamam. Evet, çok önemli bir şey söylemiyorum şu anda. Tamam. Ha, Nur Samuray ya beni Baykan taklidi yapacağım şu anda. Beni anladı işte kardeşim. Eskiden ayrım yapabiliyorduk bence bölge şeyine göre. Neyse dur geri dönüyorum. Ne diyordum abi unutuyorum ben sen böyle böldüğün zaman Allah kahretsin. Unuttum şu an. Ha, ben hani İzmirlilerin yaptığı işleri diğerlerinden ayırt edebiliyordum o yüzden seviyorum dedim. Bu da o şarkılara benziyordunuz ondan seviyorum demiştim. Yani Yani. şey İzmir'den çıkan her şarkıya bayılıyorum derdim.
Yani adı İzmir olan ve burada bayağı gömdüğümüz bir şarkı da var yani o yüzden. Ama yani Yani. İzmir'de rap'e gevrek mi diyorlar? Yani o yüzden mi farklı geliyordu sana yani sound Abi olarak? Üsküp'te de gevrek diyorlar ama. Tamam. Ya o yüzden. Çok haklısın Kreuz bak. Bence de abi hiç tanımadığın birini dinletip hangi şehirden diye sorsalar ayıramazsın bence eski Türkçe rap'te de yani. Bilmiyorum ya. Bence bir ufak Ya bir ayrım vardı o zaman ya. mesela bence şey yani 2012 Eskişehir ile Ümraniye aynı şey ama yani dinleyen herkes Eskişehir diyecek yani muhtemelen. Yani. Abi konu o mu şu anda gerçekten? Yok O gün yok konuşsaydık keşke bunu yok aradan 5 hafta geçti. yok örnek vermek için söyledim ben bunu sadece. Ya da İzmir ve Antalya neredeyse aynı şeydi yani. Emir Kemal'e de aynısını yapıyor mu? Ay. Abi gerçekten manipüle ediyor beni. Böyle bir şey olamaz. Neyse parçaya dönersek Harman 2 olayı bir de o bugün ileride gelir. Tamam. O bugün ileride gelir o olay. Evet. Parçaya gelelim. Biz dersek evet yine kesinlikle beklentiyi karşılamaması dışında yani ben Yiğit'in vokalinde de ekstra bir şey duyamıyorum ya. Hani bana çok yani yerli plaka dönemi Ceza'yı anımsatıyor. Flow mantığı ama asla o lirikal seviye yok tabii ki. Ve hani yani uzun süre dinleyemiyorum ya. İşte farkı şurada ben Ceza'yı dinleyebiliyordum. Yani. Abi Jay-Z bana kötü geldi öbürlerine göre anormal mi? Bence yani kişisel zevk sonuçta Akçay ama ya yani bilmiyorum. Yani Kendrick Lamar dinleyip de Jay-Z'yi kötü bulmazsın bence. Biz yine ben Ama Jay-Z'yi ben linçlik bir şey olduğum yine sevemem yok şimdi. linçlik bir şey söylüyorum şu an zaten ben tamamen şu an chat'teki bazı Kendrick Lamar fan arkadaşlarımı oynuyorum şu an sadece tetikleme deniyorum mesela bak Ali'ye hani hemen Ali Iverson'a bak mesela triggerlandım diye ben arada biliyorsun bu tarz tetiklemeleri deneyeceğim yani. Ama Jay-Z'ye kötü demezsin bu arada ya. Yani kötü değil ama beni de çok sarmıyor Jay-Z. Yani çok umurumda mı kendisini bilmiyorum Sufuyu o konuda haklısın. Yani şey değil. Kesinlikle net değişi yani Lifestyles'la ne bir net değişini bir tutmuyorum. Hani ben nasıl söyleyeyim bunu yani Lifestyles'un olduğu kategoriyi direkt hani Türkiye bazında mainstream hip hop diyorsak hani orada bence biraz overrated ya. Ya bu açıdan yoksa tabii ki net değişlerinin yanında şaheser yani. O kıyası yapmam. Bugün Türkçe rap sayfasının yorumlarında Nas Balon diyen gördüm. Peki. Ya ondan sonra aynı muhtemelen hani aynı çocuk bir yerlerde şey diyor. Ölümün kuzeni Moruk falan diye geziyor muhtemelen değil mi? Yani. Şimdi ben buna o kadar eminim ki bu son söylediğimden yani. Bahadır Nas'ın son 10 yılı için aynı fikirdeyim. Yani sıkılıyorum ben Nas'tan demiş. Son 10 yılı için hani 90'larda çok keyif alıyordum da ve 2000'lerin başından ise yani Stilmatik dönemi falan da dahil buna tabii. Ama yani son 10 yıldır aynı fikirdeyim. Üzgün Üzgün taş var da üzgünüm buna. nasıl Jay-Z'ye Mısa geldi ki? Ya yorum okuduk çünkü abi parçanın üstüne söyleyeceğim çok Ha da bir şey yok. tamam okey. Yani geyik yapa yapa gidiyorduk yani. Yok ben ciddi sordum bu arada nasıl geldiğimizi kaçırdım. Tamam o şakayı seri geçtik. Neden sildiğinizi anladım. Şarkıda ben ilerliyorum abi şarkıdan bu arada. Tamam. Spade 427 Billy the Kid gelsin mi? Gelsin abi. Tamamdır. Gelmesin de sen açmayacak mısın? Yo başka bir şey yaşayabilirim evet. Yani Ha tamam. başka bir şey Yok yaşayabilirim yok derken gelsin gelsin. hani Spade'i es geçerim anlamında söylemiyorum. Hani yani ne Gelsin. dinleyelim kafasındayım ben biraz şu an. O Ben bu zaman şarkıyı dinledim bu arada yayından önce. ben ilk kez dinleyeceğim. Spade 427 Billy the Kid geliyor. Evet, parçayı bitirdik. Geç kararı hiç görmedim galiba. Abi, genelde chat ortalama buldu. Benim görebildiğim beat Beat müthiş abi. çok Çok iyi, çok depth'li beat bayağı başarılı beat yani. müthiş abi. Çok tatlı beat. Kim yapmış acaba? Ha, yazıyor yanında Info tamam. info yapmış. Info yapmış. Info yapmış. Ben bakmamıştım adına. Ya,
Genel olarak ama şarkıyı değerlendirirsek mükemmel değil ama bence ortalama üstü. Yani iyiye yakın bir yerde benim için. Şöyle Spade'in son dönemde işte dinlediğimiz 3 parçası vardı. McDonald's'ı ben hala en beğendiğim parça olarak değerlendiririm orada. Bunun beat'i McDonald's'tan daha iyi bu arada bence. Ama burada aradaki parçanın ismini hatırlamıyorum. O beni çok açmadı demiştim. Hani Spade'den hala görmek istediğim şeyi burada görmüyorum demiştim de ismini hatırlamıyorum parçanın şu an. Onu ben de hatırlayamadım. Yani istiyorsan bakayım Spotify'dan ama çok üşendim şu Ya hiç gerek yok. Yani şey çünkü ya YouTube an. tekrarında Daha dur. eski haftalarda Telefondan var bakayım. yani. Fade Out. Fena aynen doğru. Fade Out'muş. Rotten Dogs chat'ten düzeltti bizi. Teşekkür ederim. Yani o parçayı mesela yayında da söylemiştim. Hani ben Spade'den görmek istediğim o parçada göremedim demiştim ve çok beğenmemiştim. Burada beat güzel ama vokalde hani şey var. Daha iyisini yapabilecek bir MC Spade ama vokal bazında hani burada vokal bazında derken vokal kullanımında bence bir hata yok bu arada hani teknik olarak ama hani şey değil. Bir MC olarak vokalist olarak Spade daha iyisini yapabilecek potansiyelde ama hani yansıtabildiğini düşünmüyorum bu parçada da ama ona rağmen çok tatlı iş. Yani beat bir kere çok iyi abi. Ya ve Biraz şey var. Şuradan da ben parçanın puanını yükseltirim. Abi hep aynı işler dinliyoruz ya yayının başından beri haftalardır. Ya yani farklı abi farklı işle geldiğin anda bir zaten öne çıkıyorsun yani. Ya aynı şiddette olmasa da ben de şey etkisini yarattım mesela bu. Banema'nın şarkısında bir şey olmuştuk ya, farklı bir iş var falan olmuştuk ya. Aynı etkiyi yarattı bende. Geçen Ama haftaki şey değil, parçası şey değil. aynı seviye değil. Sadece A farklı bir iş değil. Yani ciddi anlamda üstüne çok iyi çalışılmış, düşünülmüş bir parçaydı abi. O Evet parça evet her evet evet. yönüyle iyi. Hatta bana göre Banevan'ın en iyi parçası yani. Zaten o yüzden şey dedim. Aynı, sadece o his olarak, senin bahsettiğin his olarak aynı etki diye özellikle belirttim onu. Evet Kötü evet hissin. Deniz çok hemfikirim bu arada. Farklı olmak Türkiye'de çok da zor değil aslında çünkü herkes aynı çeşitlilik yok demiş. Çok Evet. hemfikirim yani. Ve biraz farklı bir şey yaptığınızda ve bunu biraz iyi yaptığınız anda öne çıkıyorsunuz zaten yani. Bu parçada hani ben de günün en iyilerinde aday göstermek adına hani şimdiden daha çok erken biliyorum ama hani bir kenara ben aklımı bir kenara not aldım ben bunu açıkçası yani. Şu ana kadar en beğendiğim bu oldu bugün. Evet. Ramlaş selam. Beg Efendi bakıldı mı demiş. Yayının sonlarına doğru bakacağız. Hoş geldin Haluk. Hoş geldin Haluk. Peki Haluk. Ben onu bak direkt Yani. görmezden geldim o yazdığını. Ya bir meme zaten da taşımaya gerek var mı bilmiyorum. Abi tebrik ederim tekrar. Yani bence güzel iş çünkü. Yani en sevdiğim Spread parçası ya da işte tekrar tekrar dinleyeceğim bir şey mi? Hayır ama bu iyi parça olduğu da gerçeğini değiştirmiyor yani. Bakalım son dönemde bir seri üretime geçti ben. Evet. Neler yapacak merakla bekliyorum. Ne gelsin? Bakıyorum Hareket mi? listemize. Up, up, up. Critical Corridor gelsin o zaman. Evet, sonlara doğru geçler geldi ve ben de fade'imizi attım. Yani Haluk özellikle chat'e iyi yayınlar dedikten sonra hani bu yılın en iyi rapçisi falan gibi böyle yanlış görmediysem hani çok iddialı laflarla. Faal rap yapan en iyisin gibi bir şey dedi. Evet Düzelteyim evet bak. evet böyle bir şey dedi. Aşırı iddialı ve bunu Abi ikimiz birden asla gitmişiz ve buna yok ben yere şey düşürdüm. Oynadığım elinde oyuncak var onu düşürdüm. Onu aldım. dur. Şey yaman oralarda mı? Arkadan çıkacakmış gibi. ve şey biraz ileri alabilir miyiz? Tamam dur. Aç olan arkadaşa bakamadım şu an. Aa, arkadaşlar Baykan biliyorsunuz Ya pizza bireleri aldığı için. bu arada başımıza bir iş gelmeyecekse abi Domino's'ta yemezsin bu arada ya. Ya mecbur kalmadıysan yemezsin bu Yok arada abi ya. bazı şubeleri fena değil mesela. Benim Yani. buradaki şube fena çalışmıyor. Ya ben burada bir tane markayı övmek istiyorum. Övemeyeceğim. Discord'da şeye yazayım unutmazsam. Bizim yeme içme şeyi vardı değil mi kanal? Oraya yazdım. Evet. Şey. Beat aşırı sandık geldi. Şöyle zaten abi Almanya'da her hafta bu beatle bu şarkıyla aynı diyebileceğimiz parçalar çıkıyor. Hani oradan tanıdık. Hani direkt bir yerden Arak diyebileceğim bir şey duymuyorum şu an. Ama da yani hep aynı hissettiren zaten şarkı Almanya hissettiren şarkı konusunda zaten sıkıntımız var. Critical hakkında söyleyeceğim olumlu bir iki şey şu var.
geçen hafta gömdüğümüz bu çakal, label falan gibi elemanlar var ya, bu hafta da o ekolden bir tane dinleyeceğiz galiba. Hani onların deneyip başaramadıklarını Critical başarıyor. Bu açıdan artısı var. Ha, bu ne kadar ya geçerli ya da saygı duyulası bir şey bilmiyorum. Sonuçta taklit yani. Ki mesela kendisinin galiba Celoşute'ydi. O parçada mesela güzel fikirler var demiştim. Hatırlıyorum. Hani övmüştük o parçayı yer yer. Hani haftanın en iyisi falan seçmemiştik ama övmüştük diye hatırlıyorum Mali. Hani fena olmayan yönleri var demiştik. Çok Ben hiç çok hatırlamıyorum. çok erken yayınlar kanka. Çok erken yayınlar. Yani YouTube'da var tekrarı da. Yakın bir zaman değil. Geçen haftalarda da aynı gazla herkes. Abi buradaki Beat Switch ve sonrasını mutlaka dinle falan dediğimizde hani DMX DMX hissetmiştik, hatırlıyor musun? Havlamalar falan böyle hani. Abi Onu hatırlıyorum. hani bunun için bekledik falan demiştik. Hani şu var. Critical güncel Almanya ekolünü ve oradaki akımları doğru anlamış ve uygulamaya çalışan birisi ama ya abi yine sırıtıyor yani, yine sırıtıyor yani. Her şekilde sırıtıyor ve bu parçada mesela hani doğru anlandığı için puan veririm ama yine de orijinal değilsin abi ya. Ve özellikle bu parçanın nakaratı kesinlikle çok kötü abi, olmamış. Haluk, alkollü müsün hakikaten? Gerçekten. Ben o kıyasa girmiyorum ya. Ha, keyfim yok, goy goya geldim, tamamdır. Okey, peki. Sufri demiş ki 19.02.2020 şampiyon duyurusu var video sonunda. Albüm o iş, single mı yine diye. Bakalım. Hiçbir bilgim yok. Benim de bir bilgim yok Sufri'cim. İkisi de olabilir ya. Gerçekten bir fikrim yok. Anlayamayız zaten yani. Albüm diye düzeltmişler. Evet, Zabi, katılıyorum kesinlikle. Ne Alkol demiş? komutuyla. Peki. Abi Bahadır demiş. ben genel olarak çok kötü bulmadım bu arada. Çok araya bir şey girmeden söyleyeyim. Sadece nakarat bana da çok çok iyi gelmedi ama galiba Nakarat benim net rahatsız dinlediğim, ediyor bu arada. evet, dinlediğim iyi kritikal işlerinden biri ama yani fena bulmadım ben ya. Sadece klip bir iki yerde senkron problemi mi vardı gibi geldi ama bu şey mi? Hani klipten kaynaklı mı yoksa teşekkürler TD mi? Onu bilmiyorum. Ben de dikkat etmedim öyle bir şeye çünkü. O yüzden şey, hani onu bir eleştiri olarak değil de belki benim yayından kaynaklı bir sıkıntı olabilir. Bahadır demiş ki Bilmiyorum. çakalın yaptıkları türde insanların gözünü korkutmak için bir şey yapıyorlar ama görüntüden kaybediyorlar. Critical en azından bir görüntü olarak "lan bu beni döver" havası veriyor demiş. Güzel güzel eğlenceli bir yorum, bunu taşımak istedim yayınımıza. Yani bence evet, Haluk'un dediği gibi faal en iyi rapçi falan biraz biraz şey yani, Adam yanlış. goya goya gelmiş zaten. Evet, Çok evet ama yok hani bunu ciddi söyleyenler de görebiliyorum yer yer çünkü. Yani o biraz yavaş abi henüz bunun için. Ha, potansiyeli var mı? Bu demin saydığım isimlerin yanında bu ekolü daha doğru anlayan bir isim olduğu için daha çok potansiyel görüyorum. Hit yapma olasılığı daha yüksek yani. Ama ya yine de dediğim gibi ben bu Paşa'nın ekolünden de çok sıkıldım özetle. ya benim için bu bugünün geçer işlerinden şu ana kadar ama en iyi listesine Ay işte muhtemelen ya, olmaz evet, yani bu da de şeyden geçer iyi. işlerden. Yani demin dinlediğimiz Yako, ondan sonra aklıma şu an gelmiyor artık, o kadar unuttum. Yiğit Taşçıların işinden, Yako'nun işinden. Bakıyorum ne dinlemişiz başka. Fuego'nun işinden falan çok çok daha iyi bir iş. Bunu kabul ediyorum ama hani öyle de çok çok bir müthiş bir iş, şaheser falan duymadım yani. Şaka bir yana, Banevi hariç Wonderkid denen birçok isimden iyi. Klibinde kemiğe yapan Motive de dahil. Yani abi artık bence Motive yaş olarak genç olabilir ama hala potansiyelli genç mi diyoruz abi? Adamın kariyerinin herhalde 7. senesi falan da olacak artık yani. Ve bunu Deli gibi deli gibi üretti yani. şey Halo, bu Halo abi cevap olarak ya da işte nasıl diyeyim? Halo abi muhalefet etmek için bunu söylemiyorum. Genel yorumlar bazında bunu söylüyorum. Artık hani şey gibi oldu biraz. Genç Semih. Hani birçok rapçi. Fenerbahçe hala genç Semih, anladın mı? Öyle tanındı diye. Ya yaşı fark etmeksizin yani. Ona bakarsan Joey Bada seninle eşit Haluk yani. Bak, adamın yaşıtları daha yeni yeni ünlenmeye çalışıyor. Hala Wonderkid diyebilir miyiz? Bilmiyorum. Globalden örnek vereceksem.
Yani dediğin gibi bugün için fena değil diyebileceğimiz işlerden biri olacak gibi duruyor bu parçada günün sonunda, ama en iyi listeme asla girmez yani. Wonderkid falan tarzında. Peki. O zaman sırada devam ediyorum ben abi. Critical o kadar küçük de değil bu arada Erkan. Yanlış bilmiyorsam. Ya bizim çünkü şey hatırlıyorum. Yani 2012 mi 11 mi ne Indigo İstanbul'a geldiğinde daha Mutsuz albümünün falan sattığı dönem, onun bir imza gününde Critical da aynı stüdyodaydı mesela. Hani o dönemde de vardı. Hatta Ezhel'le olan freestyle videosu falan bayağı eski dönemden yani. Critical o kadar hani ufak değil yani, motivelerin falan jenerasyonu değil yani. Bizden 2-3 yaş falan küçüktür bizim nesilden herhalde. Runlash Türkçe playlisti yapmadım ama benim şu Spotify'daki 4000 parçalık playlistin içerisinde yaklaşık 70-80 tane Türkçe rap parçası vardır ama çok bilindik klasik işler. Bir ara beraber list building yayınları yapabiliriz aslında. Hep söylüyorum bunu. Pepsi içmezsin mi? Ya abi Coca-Cola Türkiye'de çok bozdu ya. Asla ben çocukluğumda aldığım Coca-Cola tadını almıyorum ve o yüzden Pepsi'ye kaldım. Pepsi'ye geçtim. Aşırı şekerli geliyor yani. Kola içiyormuş gibi hissetmiyorum. Öyle kola iç abi. Ha. Hayır yani. Pepsi içersin de Pepsi çok tatlı geliyor. Bana da tam tersi abi. Kola artık çok tatlı geliyor. Eskiden Coca-Cola'ydım ama net olarak abi artık yediğim içtiğim hiçbir üründe aynı tadı almıyorum ya. Çocukken aldım. Ve bu bizim büyümemizle alakalı değil abi. Türkiye'de yani ekonomi kötüleştikçe her şeyden kısmaya başladılar. Her şeyin formülü daha da kötü hale gelmeye Bu arada başladı. ciddi ciddi gerçekten, bu arada kolanın tadı diğer ülkelerde daha farklı, saçma bir şekilde. Gerçekten öyle abi. Şaka değil yani. Ve bütün ülkelerde birbirinden farklı tadı. Nasıl başarıyorlarını bilmiyorum ama. Ben yerleyeceğim bu arada sıradaki parçayı. O sırada közüm azalmış. Köz tazeleyeyim dedim. Benim de bir mutfağa gitmem iyi olur aslında ama bir iki şarkı dinleyelim. Sonra ben ufaktan Tamamdır. mutfağa geçeyim. Hem kola alayım hem bir köz atayım. Tamamdır abi. Hemen ilerliyorum Ben ben. gitmişim. Yine gitmişim ben. Hey, hadi Yo bakalım. buradasın, buradasın şu an. Abi Malin'in arada işte ya servis sağlayıcısından bu büyük ihtimalle arada görüntüsü öyle gidip geliyor. Evet abi, yani çünkü %80 memorilerde geziyordum. Çözdüm bilgisayarının sorununu. Yani %50'lerde şu anda bir şey olmaması lazım normalde. Evet bu arada Sadece Deniz, sağ kaynaklı. bu arada hakikaten o da doğru bir tespit. Deniz ne diyeyim abi, kutu kola ile cam şişe kolanın tadının da arasında hiç asla alaka yok. Hiçbir zaman yok yani. Ve bunu kabul etmiyor insanlar garip bir şekilde. Net var abi ya. Var yani. Olmaması imkansız bu arada. Aynı zamanda diğer içeceklerde de öyle bence. Gerçekten benim mero olabilir var. Eyvallah onu. Onu koymuşuz herhalde. Neden? Bir trollük mü yaptık? Ne yaptık bilmiyorum. Olabilir. Vardır yani. Şaşırma. O zaman sıradaki parçamız. Feri ve Yags 25 geliyor. Evet. Geçtik arkadaşlar. Serkan abi hoş geldin bu arada. Serkan abi bayağıdır burada. Sen yeni gördün galiba. Ben yeni gördüm abi o zaman. Yine de hoş geldin abi. Feri bir şeye feci tetiklenmiş çünkü yani tanırım bizzat, hani sakin eğlenceli bir çocuktur da bu kadar ağız dolusu sövdüğüne göre bir şey fantalı Pepsi takip etti bu arada. Hoş geldin abi. Şimdiden konuşsun. Bu kadar tetiklendiğine göre bir şey bayağı bir şeye kızmış ama parça çok yorucu. Feri'den benim Ya duymak istediğim yorucu Feri bu değil. Çok yorucu parça abi. kısmını geçtim abi. Influencer kısmını biraz beni triggerladı yani, o yüzden. Ben bir şey Eyvallah. söylemeyeceğim. Yani. Evet Gerek bu var mı? evet, bu arada Just a Couple Words çok doğru söylüyorsun. Just a Couple of Words. Bu kanalda istenmeyen her türlü laf var şarkıda gerçekten bu arada. Ama yani tanıdığım benim gerçek Feri bu değil hani yani. İlk kez böyle bir yönünü görüyorum. Üzdü. Karma ve Piranha haricinde baştan sona bir ototune'lu şarkı dinleyemiyorum demiş Bahadır. Of. Bayağı üzdü bu şarkı. Bu Feri değil, Yossi Cohen değil mi? Ben bir üstündeki emli yorumuna gülüyorum. Um.
Abi ben üstünde çok durmadan ilerliyorum ya. Evet lütfen. Yani. Ve çünkü parça da yorucu abi. Daralmayı bırak artık üzdü adam. Evet yine üzgünüz. Üzgünüz counter şu an şey yaptı şu öyle dönüyor değil mi? Aynen. Zavra sayıcı gibi dönüyor şu anda. Ne gelsin? Ethnic Punch ve Gaku Chase the Sinister geliyor. Bu arada beat çok tatlı. Kabul. Beat çok tatlı abi. Bence şarkı da tatlı ve eğlenceli bence. Abi İngilizce berbat ya, üzgünüm. Yani çok kötü bir İngilizce vokal var. O yüzden asla geçerli değil ama yani beat çok tatlı abi. Ben sevdim şarkıyı ya. Eğlenceli bir şarkı bence, tatlı. Evet, alın farklı iş geldi diyorsunuz. Kesinlikle kesinlikle farklı iş abi. Çok kabul ederim de yani. Uf. Abi bu şarkı bana bir şey hatırlattı. Onu da Discord'da bir yere atacağım. Hangi kanalı bilmiyorum, nereye Ya atabilirim de. bana Bir hatırlattığı şeyler atacağım, underground müzik dinleyelim. bana bize ban getirebilir bana hatırlattığı Peki. şeyler. Şey vardı ya çok artık boomerlığın dozu. Okan Bayülgen'in Zaga döneminde şey vardı ya. John Çuma. Woo Ha. fuck you vardı ya. Yok. Direkt ben oraya gittim abi. Ben girmem o topa. Ay. Oradaki şey Feyyaz öncesi dönemin skeçleri hani Okan'daki. Ben oralara Abi indim yani. Berk Can canlı yayın başlatmış. Ben biraz aynı. Berkcan canlı yayın başladım. O kadar umurumuzda mı gerçekten böyle? Peki. Dalga Yani. geçmişler. Ama kapamış. Bu kadar çabuk kapatamazsın Berkcan adam. Oy, abi şöyle gerçekten hani farklı iş istiyorduk hakikaten alın size farklı iş dendiği gibi. Bu arada beat'i gerçekten bayağı beğendim abi. Kafa güzel ama yani ya vokallere gerek var mıydı? Keşke enstrümantal çıksaydı bu ya. BG'yi dinleyelim. Linç ve partnerlik gelsin. Abi mecbur dinleyeceğiz zaten. En az 3 parçaya bakarız halinden yani. BG Reis kızmış sound falan bir şeyler diyordu. Abi ben bugün onunla alakalı tweet'i gördüm. Hatta şey Tragic Scott diye hani Rage geçirdiği tweet'i alıp Tragic Scott diye paylaşmışlar. Ona çok güldüm ben. Şey konusunda haklı bu arada abi, bir şey yazmış. Harman'da diğer şarkının adı neydi ya bunların verdiği? Eksi geçen hafta dinledik. Ya, eksi aynen. Harman'da eksinin yerine başka şarkı koysaydın abi yazmış. O demiş ki abi onlar albümün single'ı. Yani nasıl bir mantık bu abi? Single Abi vermiş adam albümden. Bunları albüme koymasaydın nasıl bir yorum? abi nasıl bir yorumu yok ki? Kitleni sen yaratıyorsun. Yani memnun değilsen demek ki sende problem var yani yer yer. Ya bunu sadece Berkcan Güven üzerinde söylemiyorum. Hani kitlesinden şikayet eden herkes için söylüyorum abi. Hep sizi kendilerine yakın gördüğü için bu insanlar geliyorsa bazı şeyleri sorgulamak gerekiyor. Evet, zaten bunu Joker'in şeyinde de Evet, biraz evet, evet. konuşmuştuk. Yani demek ki hani Yayında. hitap ettiğin kitle ister istemez hani onun single olduğunu ayırt etmeyecek bir kitle ve bu kitleyi sana o kitle senin kendisine yakın görüp geldi abi. Bu çok büyük bir sıkıntı. Ben izleyicimden memnunum Emir'cim. Yani hiç problem yok. Ben niye bu kadar karanlığım ya? Bir dakika. Dibe girdim şu an. Oh yeah. Bu kadar şarkı aynı gün veririm hangisini dinleyeceğiz diye. Yani albüme geldiğimizde zaten dinleriz. Ya şey oradaki yorumlarımı şeye saklamayacağım hani bak evet prodüksiyon falan iyi ama abi o bütçeye de bir zahmet prodüksiyon iyi olsun zaten yani. Hani herkes çünkü şey diyor hani ben bugün hatta ünlem BG komendini biraz o yüzden ekledim. Abi ama prodüksiyon çok iyi işte şey var abi yani ortadaki bütçelere bir zahmet o prodüksiyon iyi olsun zaten azıcık vizyonunuz varsa. O zaman bence şu an çok güzel bir yerdeyiz. Ben ufak bir mutfağa gidip geleyim Tamam mi? tamam abi tamamdır. Ben de yorumları okuyayım. Tamamdır. Belki sonra bir nette yaparız ya. Bir zamanı geldi Olur olur sanki. olur olur Sen olur. bilirsin ama bu şarkıdan sonra bence güzel gider. Eğleniriz şu an. Hı, tamam. Ama bugün nette de o kadar facia işler yok zaten ya. Yani çok hayal kırıklığına uğrayacaksın biraz.
Ve şey var. Abi albümde bence ya kasıtlı tercih edilmiş ama abi neden o kickler kafama vuruyor? Ne gerek vardı ya? Öyle bir mikse. Hani dinlediğimizde de söyleyeceğim ama özellikle bazı parçalarda çok rahatsız etti beni yani. Mali abi önceden netteye kaçıyordu artık. Netteden kaçıyordu artık kendisi istiyor değil mi? Abi evet işin garantiyse zaten hani Ali'nin dediği gibi hani bu sadece Berkcan yine YouTuber'lar veya Berkcan Güven özelinde söylemiyorum arkadaşlar. Hani, abi siz zaten hani listelere oynuyorsanız hani yaptığınız diğer influencer'lar için söylüyorum bunu. Hani yaptığınız iş dışında müzikten de para kazanıyorsanız zaten abi bir şey bazı şeyler garanti rahatlıkla para harcarsınız. Bir zahmet hani PR dışında biraz da birileri prodüksiyona para harcasın yani. Yok klibi izlemedim onu yayında izleyeceğim. Bizim dünkü yayın bittikten sonra Subnats ile falan toplam 4-5 kişi bir arkadaş grubu Discord üzerinden bütün albüme hızlıca bir baktık. Ya benim albüm açısından sevindiğim bir şey hani benim bayağı sevdiğim bir kardeşimin o albümde beatinin olması o kadar ama mesela bazı isimlerin hiç solo beatinin olmamasını ben biraz sorguluyorum. Hani kariyerleri boyunca albümdeki bazı prodüktörlerin. Hep bir collab mevzusu var. Abi biraz da solo duysaydık yani keşke. Bu bazı şeyleri sorgulatıyor bana. Geldim. Chopin var. Bir de Zenon izliyorsa bizi hala Zenon yok diye biliyorum da hani normalde o da Lynch Squad'la paslaşıyordu ama Zenon yok diye biliyorum albümde Chopin var. Keşke Zenon'u da daha sık duyabilsem. Çok başarılı o da. Değil mi Goodfellow Hotel? En iyi stüdyolarda kayıt al. Hani DJ Az Buggy'yi geçtim. Orada abi şey globalde işler yapmış. Hani Kanadalı pardon Kanadalı galiba evet. Kanadalı bir prodüktör falan da var yani albümde. Bir zahmet abi olsun yani. Abi istersen direkt o albüme geçelim eğer Yok yok hani kolay seni gelirse. beklerken hani o şeyden konuşacak. Abi iyi de prodüksiyon özenme mevzusu falan vardı ya klasik hani ona biraz Ha, yok değinelim. yok şeyden dedim ya podcast'in akışını bozmasın istersen diye söyledim. Albüm prodüksiyonunu Lex Bartley yaptı. Daha kim yapabilir demiş Haluk. Eyvallah. Abi nette de bugün gerçekten çok komik bir şey aradım ama bulamadım. Sadece isimler, komik olan isimler var. Size okuyabilirim sadece. Mesela Arda Gezer de dızlandı. Çünkü Batu Gezer diye birinin parçası var ama parçada hani şey yok. Aradığımız cringe yok yani. Bu yani gerçekten bugün hani benim işim ve Deli MC var. Bir de Toprak Kardeşler var. Hani bilindik isimler haricinde. Benim işim dediğim de Kaplan'ın parçası albümündeki. Yani bu klip gelmiş ona. Bunlar haricinde netlerimiz yok bugün ya. Nasıl hissettin kendini görünce netledi? İlk kez olmuyor ki. Ya bu arada. Yani. Değil mi daha önce? Şey de netlerden çıkmıştı ilk yayınlandığında. Mesela Hidra Karanlıktan Kaçanlar falan. Yani abi dağıtımcı mevzusu. Hani ama şey var işte hani. Doğan Medya yani artık Doğan olmayabilir Demirören de olabilir artık çok takip edemiyorum. DMC sürekli bir yerlerden label satın aldığı için abi artık hani özellikle bu nasıl diyeyim çerçöp butik label'lar hani yani bunların iyisi de var da bu çerçöp ismini anmayayım burada dava yemeyelim çerçöp dedikten sonra da biliyorsun hangilerini kastettiğimi. O label'lar gibi birçok hani 1.000 lira verin sizin parçanızı netteye sokalım diyen label'lar da DMC bünyesine katıldığı için minik minik. Onun için Nette'ye de büyük yoğunlukla çöplük görüyorsun. Yoksa normalde Nette aslında Türkiye'deki Vevo'ydu en başta baktığın zaman. Ama yani son hali ise ortada yani. Yoksa bugün baktığında şey de atıyorum. Işın Karaca hala Nette'den çıkıyor yani. Hani pop kategorisinde falan. Mecbur. Ben de abi nette de çıkınca ben oldum dedim mi artık kendi zirvendemiz. Ya Kaplan da albümü direkt DMC'ye sattığı için oradan çıkıyor yapacak bir şey yok yani. Azıcık goy goy yaptık ya moladayken. Musabcığım hoş geldin tekrar. Ben ilerliyorum. Dediğim gibi bugün gerçekten netlerimiz yok. Neredeyken? Mali Neredeyim şimdi? mola ya 2 dakika mola dedim ona yani özetle. Lavabodayken anladım da o yüzden. Yok moladayken dedim abi. Ha tamam. Hani detay vermedim hani Mali şu işleri bu işi halledecek demek yani tek Yok abi seferde mola mutfağa dedim gittim yani. abi.
Tamam. İşte yani. Sırada. Ne gelsin? Kezo. Kezo featuring APO yolum uzun geliyor. Evet. Parçayı bitirdik. Ben fade attım. nasıl buldun Valicim? Gülerek girdiğine göre aynı fikirde değiliz çok Yok fazla. O yüzden ben senin fikrini merak yok ediyorum. ben parçaya gülmüyorum şu an. Ha, sağ ol. Sen chat'e bakmadın demin değil mi? Küçük Yok kontra abi. Görmedim. çerleri gelip chat'e şey Pepe'ni satıp gittiler böyle de banlanarak ona gülüyorum hala. Aa, görmedim ben onu. Ulan nasıl kaçırdım ya? İki tane arka arkaya geldi. Peki. İşte bahsettiğim goblinler abi. Hazır mısınız? Elf gözlerin neler Aynen. gülüyor Mariciğim. Görmedim ben onu. Ben şu an hala ona gülüyorum bir taraftan. Şarkıyla alakalı değil yani. Üzgünüm. 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 Abi ben beklediğimden çok daha iyi buldum ya. Yani APO'nun son dönemdeki şarkılarını düşününce çok önyargıyla başlamıştım ben ama bence APO da fena değil burada. Hala daha bence eski yıllarına göre biraz gerileme var benim için. Ama yine de son çıkardığı işlere göre daha başarılı. Nakarat da güzel. Ben genel olarak beğendim şarkıyı. Çok dehşet, böyle eksi bir şey gelmedi aklıma. Yani şöyle Açıkçası. bence de fena olmamış. Yani Mükemmel demiyorum bu arada. evet Yanlış evet evet. anlaşılmasın. Ama ben yok bu şu an için hani APO'nun kendi albümünden daha iyi bir verse'ü var burada bence. Kendi albümdekilerden beraber dinlemiştik yayında bir kısmını hatırlıyorsan. Oradan çok daha iyi bir verse'ü var APO'nun. Kezo normalde iyi nakaratlar yapabiliyor ama son dönemde Kezo genelde iyi nakaratlar yapabiliyor ama son dönemde hani çok özensiz geliyordu bazı işleri diyordum. Hani ve yani Kezo'dan beklediğimi duymuyorum diyordum. Bu parçada yine tam istediğim randımanda olmasa da hani son aylarda dinlediğimiz diğer parçalarından çok daha olumlu şeyler gördüm ben de aynı şekilde. Yok yani parça bazında çok ayrı noktada değiliz. Ha benim düzenli playlistimi alıp çok uzun süre döndüreceğim bir parça mı asla değil bu arada. Ama hani günün iyi işlerinden biri olacak gibi duruyor yani. Bu arada evet ben de ticari düşünüyorsam hani parça yürüsün istiyorsam APO'ya nakaratı da paslardım muhtemelen. Ya Kezo da fena nakarat okumuyor. Ben olsam Evet. ikisini birden bir Yok Kezo bak. bir APO tekrar yaptırabilirim belki. Mümkün aranje bazında böyle bir tercih ama şey ben bunu şeyden söylüyorum biraz. Hani APO bir de şimdi jüri miri de oldu ya tekrar hani biraz günah benimden sonra ister istemez tabii ki yani o popülerliğini kaybetse de hala popüler bir isim ama tekrar bu ivme kazanacağı bariz yani ticari oynayacaksan muhtemelen böyle bir işte ben biraz daha streaming kaygısıyla APO'ya nakaratı da APO'ya paslayabilirdim ama Kezzo bence nakaratın altından kalkmış bu sefer yani. Aynen. Bu arada Yasin Ah Fidan evet aynı bu abone arada olmuş. 5. de Yasin abone diye. evet ünlem Tatu diyerek Yasin 5. ayını kutlamış. Yasin'cim çok çok teşekkür ederim sevgili moderatörüm kolluk kuvvetim. Her şeyim falan diye böyle gidiyor devam ediyor. Ya Kezo da albüm bölerek verecek. Onun için hani bütün bir albüme bakmayacağız ama ben bir de bir parça daha aldım. İstersen bakabiliriz, istersen hani elbette başka klipler de gelecek. Oraya da saklayabiliriz. Tercihi sana bırakıyorum. Ya bir şarkıysa bakalım bence hani. Tamam. Zaten saat erken daha. O zaman Kezo'dan Meşin geliyor. Evet, chat'ten geç kararlar çıktı. Geçtik. Ben de gerçekten chat'le hemfikirim. Ya Kezo'nun bence autotune kullanmaya ihtiyacı yok. Yani gerçekten neden kullanıyor anlam veremiyorum. Bozmuş. Katılıyorum. Bu parçayı autotune'suz dinlesem muhtemelen sevecektim abi. Rahatsız ediyor çünkü ama mesela beat ve yaylı kullanımı bazında ben bir puan veririm çünkü şey olmuş. Hep bu bahsettiğimiz çiğ köfte ve dürüm fırlatmalı sound'u duymuyorum abi. Bence tadında kullanılmış yani sampling burada. Ama işte olabilecekken olmamış gözle katılıyorum yani. O, keşke bu beat'e bu vokal olmasaydı. Yani autotune olmasaydı bunun puanı çok yükselirdi yani bence. Bu arada Deniz de sevgili IM Deniz 4. ayını kutlamış. Aşırı iyi kanal TV'ye de gelmeli demiş. Ve 4. ayını kutlamış Prime'la abone olup. Çok teşekkürler Deniz'im. Zari bu arada kesinlikle katılıyorum. Toplumsal gerçekçi konuları işlenecekse şarkılarda slogan vari klişe söz yazmak yerine belli bir konu seçilip dur yukarı kaydı. Bayağı hızlı yorumlar geldi. Seçilip bütünlüklü bir şekilde işlenmesi tercihim. Üzgünüm beğenmedim sözleri demiş. Ya bu konuda da hemfikirim Zari evet. Bunu zaten birkaç kere konuştuk farklı Evet. şarkılarda da. Bu arada Old If ve Graduate'ı geçen hafta dinledik. Yayın tekrarı gelecek YouTube'a yakında. Hopeless. Hoş geldin. Hexa diyen hoş geldin.
Yani niye yazdın diye demedim yani şey hemfikiriz anlamında söyledim Evet bu arada. evet anladım. Batu, biz bugün değineceğiz ona. 3 Batu 4, hoş geldin. O da yeni takiplerden biri. Perzingo hatta demiş ki abi what the fuck iç mimarlık mı okuyorsun sen de şimdi gördüm hangi üniversitede diye. Ben hatta geçen hafta sen de mi iç mimarlık okuyorsun Allah sabır versin falan demiştim geçen hafta sana. Sen yeni mi fark ettin? Ben Yeditepe Üniversitesi'ndeydim. Charles Üniversitesi'ye geçecektim. Prag'da pandemi oldu kaldık. Şu anlık Mali ile şakasını yapsın. Henüz üniversite diplomam yok. Okulsuz sayılırım. O durum belirsizliği devam ediyor. O durumun pandemi sağ olsun. Yok abi şaka yapmayacağım. Sağ olsun bana çok yardımcı oluyor şu anda. Şu an şaka Hani yapmayacağım. Çekya'dan kabulü aldım ama kayıt yaptırmaya gidemeden önce bedelli askerlik sonra pandemi derken böyle kaldık şu an ortada müthiş. Haluk teşekkürler. O yani 10 yıl üniversite geçmişim var. Hani haberin olsun. Hani Buradan dinlenme sayıları da bakın gibi evet nasıl, evet evet nasıl, şaka nasıl bir yapmışım. şey bu? O... Abi sen kaç yaşındasın? 29 yeni bitti. Abi 30'dan gün aldım. size şöyle söyleyeyim. Baykan kabul aldıktan sonra ülkenin adı değişti yani. Öyle düşün. Kaçıncı sınıftan geçiş yapacaksın? Ya şeyleri saymayacaklar. Ben kısaca bir bu soruya da değineyim. Çünkü niyetlenen arkadaşlar varsa. Bu arada Perzingo sen hangi üniversitedesin? Onu da sorayım. Şey var. AB uyum sürecinden dolayı hani bu Erasmus programı dahilinde de zaten biliyorsunuz bazı dersler sayılıyor falan ya aynı mantık. Yine Çekya Türkiye'deki derslerin bir kısmını sayıyor. Haliyle mesela senin aldığın mimarlık tarihi derslerin falan çöpe gidiyor ama mesela ana derslerinden projeleri mi işte ince yapılarımı falan sayıyorlardı baya mesela. Uygulama projelerini falan. Onun için muhtemelen sene kaybım, Türkiye'de okuduğum sene kaybım toplamda bir yani 1,5 dönem falan olacaktı. Toplam 9-10 ders falan bir saymayıp başlanacakları ders oluyordu. Kalanını sayıyorlardı. Yani 1,5 seneye o diplomayı alıyordum tekrar üstüne okuduğum zaman. Sayılmayanlarla beraber. Sana da hani böyle bir niyetim varsa tavsiye ederim. Evet, parçaya zaten değindik. Yani olabilecekken olmamış üzüldüm bu parça için. Yani keşke o biraz daha derin sözler görseydik. Yani biraz daha sloganvari sözler yerine. Kesinlikle katılıyorum zarri yok onda. Ve keşke autotune olmasaydı bu parçada. İlerleyelim mi? Ne dersin Malicim? İlerleyelim abi. Ben de fikrim sende. Tamamdır. O zaman arka arkaya denk gelmiş playliste bu arada. Çok komik. İki şarkıyı arka arkaya dinleyeceğiz. Çok komik derken şarkıları ön yargılı şarkı yorumu değil. Şey hani alt alta olmaları çok komik olmuş. İlk şarkı Asil beni vur. İkinci şarkı Hayki seni de vururlar. O yüzden gülüyorum. Çok komik diye. Playlist'i arka arkayaymış onlar. O zaman ilk olarak Asil beni vur geliyor. Abi şeyden durdurdum. Asil diye açtık da doğru açtık değil mi? Ben Soner Sarıkabadayı mı? Asil mi şu an emin olamadım. Yok ciddiyim oğlum. Bu ne lan? Enteresan gibi. Biraz ilerlesek mi acaba? Ben neyle karşılaşacağımızı çok merak ediyorum. Ben başlatıyorum bir dakika abi. Evet tamam geçtik arkadaşlar geçtik. Ama gerçekten Mali parçayı ilk durdurduğum yerde şeyi gerçekten öyle bir tonlama var ki hani Asil diye açtık sonra Sarı Kapadayım dedim. Ondan sonra ya, ya diye back vokaller geldi ya da tamam Asil dedim ben zaten yani biliyorsun. Asil'i çok Abi karakteristiği o yani. ben bu Klasik şarkıda şunu özelliği. hatırladım. Bu şarkıda şunu hatırladım. Ben şeyi not almayı unuttum bugün. En kötü Evet, şarkıları ne tamam. koyabilirim not almayı unuttum fark ettim. Ben de böyle yorumumu yapmış oldum bence yeterli. Evet, çok yeterli abi. Çok kötü parça. Çok kötü parça. Of, kanım çekildi. O zaman A2'den seni de vururlar geliyor ve devam ediyoruz bu parçanın üstüne. Evet, chatten geç kararları geldi ve ben fade attım arkadaşlar. Abi, Aytu abi Bu da Oz bir geldi burada da. onu diyecektim abi, yani Oz bir aradan çekilip Aytu abiyi geri verir misin bize? Yani tamam Cihangir adam.
Aa, üzüldüm. Ve bir de şeye gerek var mıydı abi? Nakarattaki arkadan gelen edliblere gerek var mıydı gerçekten ya? Bu arada Edipler olmasa nakarat çok çok fena değil Worst'lere göre. Worst, yani ikinci dinleyemedik gerçi Abi de. Worst girişi zaten Worst. çok kötü girdi bu arada. Hani Baya, evet baya kötüydü. Ozbi rakı da Ozbi değil mi? bu şarkıya gerek var mıydı? Yasin daha net bir soru sordu gerçekten ya. Yani Kedi çok uslu duruyor. Kedi nerede lan? kedi demin vardı galiba bir. Acaba şu Tamam. an durdurduğumuz yere baktım hani o kadar kamufle bir usluluk da olmamalı yani. Gerçekten bu şarkıya çok gerek yokmuş sanki komple ya. Üf, üzdü. Hatta bayağı üzdü. Yine üzgünüz counter geliyor ama gerçekten ya. Bu sefer artı bir Of. üzgünüz kontra bende ekliyorum. Abi dansete falan da gitme Haluk, hani bence Ol albümü güzel bir albümdü ve Ol şarkısı falan güzel şarkılardı ya, ne oldu? Hatta hani Ol'a da gitmeyeyim. Şey de Ajna albümünde falan da beğenmiştik Ajna da abi biz. güzeldi. Evet, o albümde de beğendiğimiz işler vardı bizim. Niye bu böyle olduk ya? Emircan İrek ve Ozbi mi rehin aldı abi senin? Niye böyle işler yapıyoruz? Abi yoruma gel. Millet kedi falan görüyor, biz 160p'de izliyoruz. Hakimi ben fönü Çok, çok güzel yorummuş. Millet kediyi görüyor ya hakikaten. Yani bak Danset falan tabii ki bu arada Haluk, katılıyorum, güzel şarkılar da Haykin'in hani o kadar eskiye gitmesen de yakın tarihte iyi işleri vardı diye ben Ol ve Ajna'ya örnek verdim, yoksa eyvallah. Sorma bana ne gerçekten ya. Of. Of. Abi ben burada Abi bir yok göz fark almaya giderim ya. tamamdır abi. Farklı iş yaptı diye adamı mezara koymadık ya. Ama yani şey var. Abi şarkı gerçekten olmamış. İyi değil Yani abi ama yani. şarkıda bayağı hata var yani. Hatalar var daha doğrusu. Peki Ozan. O kadar kötü bir hafta değil mi? Evet. Yani hangi hafta çok iyi diye ayrılıyoruz ki buradan yani genel olarak? Ki bu haftadan Bu daha kötü hafta haftalarımız o var bu kadar kötü arada. değil ya. Ya Türkçe rap Evet, o bazında kadar bundan değil. daha kötü haftalarımız var ama global manada hani iyi müzik diyorsan evet, her yayınımız kötü müzik, goy goy ya baktığın zaman. Umarım sen git gel Abi o zaman. geliyorum ben hemen aynı. Tamam. Rotten Dogs yok, dinleyeceğiz. O da birkaç parça kaldı ona ama bir demolara girerim ben kısaca tekrar. Evet, Turkish Nightmare'deki nakarat da parçayla da çok alakasızdı ama bundan falan iyiydi yani, evet. Şıkır şıkır mı seninle vururlar mı? Çok zor. Serkan çok zor karar. Of. Mali'yi beklerken yorumlarınıza bakayım. Size neler kaldığını da söyleyeyim bu arada. Critical dinledik Kerberos ya. Ne kalmış? Of, Murda ve Mero var. Kaplan var. Organize var. Bakıyorum. Toprak Kardeşler var. Berkcan Güven var biliyorsunuz. Tuğrul Bektaş var. Kalanları sayıyorum size şu an. Worms var. Barış Baran ve Impala var. Miraç var. Harun Adil var. Demolar Geldim. harici. Benim bir ara vermem lazımdı gerçekten. Tamam kanka, hiç sorun yok. Ben kalanları saydım. Abi Sufi Farazi enstrümantallerini hatta bugün Emir'le konuştuk. Abi alsak mı diye, ama hani bildiğimiz şarkıların enstrümantalleri olduğu için almadık. Çünkü hani Evet. o şarkıların, yani yakın zamanda çıkmış şarkıların birçoğunu dinlerken hani beatleriyle de konuştuğumuz için almadık. Ama daha önceki haftalarda şeyi almıştık mesela, hani benim bir enstrümantallardaki gibi hani çıkmış işler olmayıp da normal enstrümantal LP vermiş olsa onu alırdım mutlaka yorumlamak için. Raven de çıkardı ya, onun parça yok mu? Hayati Raven'de görmedik ama eklerim, alırız. Emir Göç hoş geldin. Gökoy'la açtık yayını zaten, aynen. Rizzo Guerta'yı da ekle. Rizzo Guerta listede varmış bu arada, pardon. Bak gelir şimdi, demolardan sonra onu dinleriz bir. Birkaç tane daha da demo atayım. Ara araya serpeyim çünkü komple demo olunca da şey oluyor. Serpmek daha mantıklı geldi. Tekrar bir 3 parçalık demo aramıza gidiyorum. Vali izninle. Bunların hepsi şeyden geliyor.
Watch Together'dan geliyor. MP3 açmana gerek yok. O zaman ilk olarak Emir Kemal'in attığı demo ile başlayacağım. Torpil Ondan sonra listemize devam edeceğiz. Demo 4 Arabesk Drill geliyor sevgili Emir Kemal'den. SoundCloud galiba. Bakalım. Evet. Emir'cim fade attım ben. Yeterince kötüyse netteye vereceğim demiş. Yani sampling'in de biraz gelişmesi lazım Emir'cim. Hani daha yakalayan çoplar duymam lazım. Basslar yanlış gidiyor. Armonik olarak uyumsuz. Modumu kayırmayacağım. Herkesle aynı gömeceğiz. Armoni çalışman gerekiyor. Davullar güzel. Hani çok şey en azından swingsiz değil yani. Hani mesela Fuchs hala swing kullanmıyorken sen kullanıyorsun. Bu olumlu bir şeydir bence yani. Evet. Mali'cim sen nasıl Şahane, şaheser gibi yorumlar buldun? geldi. Tebrikler. Bu arada bir şey diyeceğim. Ben trollüğüne senin bir tane arabesk, tam şarkının adını hatırlamıyorum. Arabesk Hicaz'ı bir şey diyorsun değil diye mi bir muhtemelen? beat'im vardı. Ha. Olabilir. Onu eklemiş diye düşünüp o gazla bir açtım da değilmiş. Trolleyecek sandım. Mali bulmadım. Sampleları shoplayarak Ay ay. kullandığım ilk beat'im sayılır bu arada demiş Emir. Emir'cim biliyorum zaten şey değil hani ben sana yayın dışında zaten tavsiyelerde bulunduğum için burada hani direkt acımasızca gömdüm. Biraz kızmıyorsundur. İlerliyorum. Shadow'un bir beat'i daha var bugün için. Sırada o var, o gelsin bir de. Shadow'a Gamata'ya da bakacağız. Ondan da iki dinleriz. Daha onda üç var. Birini dinlemeyiz, birini dinleriz muhtemelen. Ne zaman Eşitlik attı bunu olsun Shadow? diye. Shadow bunu yakın zamanda attı. İlki yayının Ha, iyi başında bari. dinlediğimiz, bizim Shadow'un 1,5 aydır beklediği, unuttuğumuz beat'ti. Bu Arkadaşlar yakın o kadar zamanda sürede attı. kargo geliyor. Kargo geliyor o Evet. kadar sürede. Belki AliExpress'iz abi, biz ne biliyorsun ya. İşte kargo geliyor derken onu kastettim yani. Baya... Biliyorum biliyorum. O zaman Shadow Fraternity Part 1 geliyor. Evet. 1,5 dakika dinledik neredeyse. Ve hani tekrar hani yine verse nakarat matematiğiyle gittiği için ben fade'imizi attım. Tertemiz iş. Bugün ilk dinlediğimiz beatinden daha fazla beğendim açıkçası. Sampling güzel. Mesela oradaki vokal sampling'i çok güzel yedirilmiş bence verse'lere. Nakarattaki değişim minimal ama iş görebilir. Yine biraz Snowgoons etkisi alıyorum erken dönem. Ama zaten Shadow'un sevdiğini de biliyorum zaten Snowgoons ve Jedi Mind Tricks soundlarını. Bence kendi canlısı içerisinde çok tertemiz iş yani. Şu an piyasaya çıksa bu beat üstünde Yani. parça yapılır yani herhangi bu kafada bir MC tarafından ve gayet de olur yani. Ellerine sağlık Shadow'cum. Yani burada ve davulların yani dediğim gibi demolarda çok fazla mixlere gömmüyorum açıkçası çünkü profesyonel isimlerden gelmediği için ya gelişim aşamasında olabilir imkan yoktur atıyorum yani belki de iPhone kulaklığı da yapıyor yani öyle bir duyum alabileceği bir ekipmanı yoktur belki arkadaşlarım vesaire hani onun için çok mixlere girmiyorum aranje konusunda da şundan girmeyeceğim bunu üstüne biri girsin diye yaptıysa dinletmelik referans olarak doğru tercih. Sadece verse'ler nakaratlar hani mantık. Vokale göre aranje yapmak daha mantıklı. Hani dinleme referansı atarken ben de böyle atıyorum MC'yi seçeceği zaman. Ama atıyorum bunu bir enstrümantal LP'ye koyacağım zaman ben de dediğiniz gibi aranje ve değişiklik ararım. Dümdüz gitmemesini beklerim. Eğer yayınlanmış bir parçanın enstrümantali falan olmadığı müddetçe. Diyebilirim. Sen nasıl buldun Malicim? Beat konusunda ilk defa böyle bir yorum yapacaktım. Onu da sen yaptın. Allah kahretmesin. Eyvallah. Hiç bildiğim bir alan değil ve doğru bir yorum yapacakmışım. Sen yaptın onu da. Neyse. Emir Kemal Genel demiş olarak ki hemfikirim ben de. Ama hala Emir Kemal'inki daha güzel. Canımız. Emir Kemal demiş ki Şaka tabii. ben bu beat'in hepsini dinledim. Sonunda güzel bir değişim var ama sadece sonda olması kötü tercih gibi demiş. Bakayım hızlıca oraya da. Bakalım. Emir dakikasını bulamadım galiba ya. Baktım da. Bir şey geleceğim. Ben yanlış hatırlıyorum dedi galiba. Yani aynen bitmiş yani. Beat'in introsunu bu arada beğenmedim. Onu da unutmuştum hatırlayayım. Hani Beat'in introsunda keşke biraz daha neden yani oradaki fade yanlış abi. Şu baştan dinleteyim kısaca anlamanız açısından. Bunu parçadan çıkarken yaparsın abi girerken değil. Hani bu yanlış bir şey mesela.
Abi ben hatta şey oldum orada. Benim şey sesimi kısıldı bilgisayarın ne oldu diye bir şey garip bir ifadeye büründüm bir anda orada. Sebebi olmuş demek ki. Ne olduğunu anlayamamıştım da. Neyse, önemli değil, yayın dışında atarım bulursam demiş Emir. Eyvallah. O Hani zaman bir... Undertaker onu ben de fark ettim de söylemek istemedim. Ne o? Demin şey dedim. Ben onu unuttum hatırlayayım dedim de komik oldu. Ben onu unuttum hatırlayayım. Eyvallah, Kendi eyvallah. kendine emir verdi. O zaman Gamata'dan da bir tane daha dinleyelim. Diğer demolarda yayının sonuna doğru kalsın. Tekrar playlistimize devam edelim. Buradan gitmem lazım geliyor. Evet. Gamata'dan bugün dinlediğimiz ikinci demoydu. Bir tane daha atmış ama onu bu hafta üçünü birden dinlersek aşırı torpil yapmış olacağımızı. Bu ikisi de bırakacağım. Gamata prodüktör yönünü bayağı beğeniyorum öncelikle. Hani burada da bence gayet güzel iş çıkarmışsın. Ama vokalinin daha gelişmesi lazım. Senin de dediğin gibi evet, Nette'den iyi mi? İyi. Nette'deki çoğu işten iyi yani, buna kabul ediyorum. Ama şey var. Hani Nette'yi kısta salmaman gerekiyor bence yani. Kesinlikle bu önemli bir tavsiye. Asla kıstasın arası olması yani. Ya kendini kıyaslayacağın zaman. Vokalin daha yolu var ama prodüksiyon olarak bayağı başarılı bulduğum isimlerden birisin sen de, düzenli demo gönderenler arasında. O zaman biraz daha listemize dönüyorum. Sonrasında çünkü 3, pardon 4 demomuz daha var çünkü. Onlara da biraz daha listemizi erittikten sonra bakacağım. Tamam. Daha netliğe de gelmedik. Ya, abi yok, bugün zaten Netler'den dediğim gibi sadece isimleri komik olduğu için iki şey almışım ama dinledim yani, hani güler miyiz diye, çünkü artık 20 tane üst üste atmak yerine hani gülebileceğimiz işte seçmeye çalışıyorum ama sırf isimlerine güleriz diye iki tane almışım. Yani isimlere gülmek için de burada 20 saniyede olsa acı çekmeye bence gerek yok yani çok. Okey, tamam. Onun için Netler'den sadece bildiğimiz isimleri dinleyeceğiz yani. Hatta şeye bakalım ya. Murda featuring Mero gece gündüz geliyor. Öf. Öf. Allah alsın ya. Acun alsın sizi abi. Keşke şey, kliplerinizi de keşke Exxen'de yayınlamak zorunda kalsanız siz ya. Öf. Keşke beat'i Acun yapsaymış bu arada. Yok lan. Çok tatlı olurmuş yani. Parçadaki en iyi şey beat lan bu arada. Hayır, o yüzden değil. Yani. Komple şey olayı. Değil, Anladım takım anladım. olayı. Oh. Evet Musab, gerçekten şarkı leşlak trashken yani gerçekten. Abi niye gülüyorsun dendi bana da abi. Gaca çok havalı like hostess diye söz var şarkıda ya. Sanki bisiklet. Evet Bir evet şey evet hatırlamıyorum abi. Abi. Ya bak samimi söylüyorum. Hani bak, benim biliyorsun 3 yaşında yeğenim var. Murda'dan daha fazla kelime haznesi var çocuğum. Bak bugün sıcak Nesquik'ini soğutmak için diyor ki bir müddet beklesin, hala çok çok sıcak dedi çocuk. Bak Murda'nın müddet kelimesini bilmediğine ben çok eminim mesela. Bu çocuk 3 yaşında abi. milleti kullanamaz abi çünkü burada genelde Yani. orada ya da şeyleri kullanıyor. Böyle ait iyi sonu iyiyle biten şeyler falan. Ülü. Aa gece gündüz kullanmış gerçi evet o da. Yani. Kastettim şu anda. Of. Haluk uzun bir şey yazmış, bir okuyayım. Bu Mero denen elemanı Katar'ı çıkardığında fena değildi. Hayır Haluk, yine çok kötüydü. Sen Hafefe falan sevdiğin için bunları iyi sanıyorsun. Ki normalde güzel güzel rap dinleyen birisin, hip hop et birisin ama neden bu tarz Alman kekolarına düşüyorsun? Ara ara ben bunu çözebilmiş değilim sende. Sevgili arkadaşım. Türkçe'ye geçip 01'den elemanlarla klip yapmadan önce dinlenebilirdi. Neyin gazına geldi dinlenmenin, neyin gazına geldi? Dinlenmenin biliyorum da üzücü ya demiş. Abi yani gerçekten ya. Bak bunu net, bak bu parça Nette'ye de gelince dalga geçiyoruz. Sadece biz değil bu arada, hani genel olarak hani bütün bu influencer tayfa falan da Nette'ye de bizim bunun muadillerini dinlediğimiz bir şeye denk gelse ha 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 falan diye böyle storyler açacaklar dalga geçtikleri. Bunları paylaşıyorlar abi. Ben de kafayı yiyorum işte. Bir çok güzel bu arada. Bir tatlı. Yani çok güzel derken bunlara göre fazla. Ama ben şeyi hala merak ediyorum yani. Bu kalitede Türkçe rap yapan biri. Nereden bahsetmiyorum. Oraya gelen çocukları nasıl yorumlayacak? Ha, Onu çok evet. merak ediyorum.
Ya Murda da Mero da abi, ikisi de hani gerçekten siz sonuçta bir rap yarışması yapıyorsak abi, sadece delivery'ye bakamazsın ya da sadece bunlar styling'e bakacaklar muhtemelen, ne kadar hani ne kadar giyimleri iyi falan diye bakacaklar muhtemelen yani. Ne kadar Yok yakın. oğlum, arkaları dönük. Nasıl bakacaklar ona? Ya yok, döndükleri zaman yani şeye bakacaklar. Influencer gibi mi konuşuyor yani, merhaba ben geldim falan diye konuşuyorsa tamam, bu kaydırmalı story atar deyip alacaklar muhtemelen yani benim hani görüşüm bu yönde. Ya abi sen jürisin. Abi ikiniz de konuşamadığınız ve bunu bu arada bunun gurbetçilikle falan alakası yok abi. Yani Fuat abi çok yaşa. Crack Baba da Evet abi. Almanya'da. Crack Baba da Almanya'daydı. Fuat abi de Almanya'daydı. Sıfran Almanya'daydı. Yani bunun gurbetçilikle alakası yok. İkiniz de anlayamadığınız ve konuşamadığınız çok kısıtlı dillerinizde neyi anlayacaksınız? Sadece lirikten de bahsetmiyorum bu arada. Hani lirizmden bahsetmiyorum. Lirisizmden bahsetmiyorum. Hani neyi anlayacaksınız da insan eleyeceksiniz ya orada. Gerçekten. Çok Abi yaşadık var. Hadise var. O da işin, teşekkürler. O da işin matematiğini çok iyi bildiğini sanmıyorum. Abi bir tek Eyüp yok kaldı geriye Yo, yani. Hadise oradaki en iyi müzisyen, sıfır şaka. Müzisyen demiyorum. Abi yok Rap mu? O konusundan hayır o. bahsediyorum. Yani rap artık müzik olarak görmediğimizi itiraf mı ediyoruz, yoksa bu açıklamayla rap Ha, olarak abi niye bu kadar seri manipülasyonu yapıyorsun? Ne demek istediğimi çok iyi anladım. yani yok abi, müzik yarışması ise oradaki yani nispeten anlayacak tek kişi Hadise orada yani. AP aralarındaki en iyi rapçi şakasız tabii ki, ama yani şey yok hani ne kadar müzik biliyor yani, yetenekten bağımsız olarak AP ne kadar müzik biliyor o biraz bence tartışmalı. Ya alaylı olmak ya da ses kullanabilmek bir yetenek olayı ayrı bir şey abi. Bundan bahsetmiyorum. Hani test etmekten bahsediyorum. Hani ne kadar algılayabiliyor onu bilmiyorum. Onun için diyorum. Hani onu test edecek tek kişi orada Hadise yani. Çünkü oraya giden çocuklar gidip hani Yok boom bap ha. beat'in üstüne, boom bap beat'in üstüne abi, hani bildiğimiz manadaki 90 hip-hop'la gitmeyecek abi. Oradaki çocuklar autotune, ağırlıklı autotune kullanarak melodik vokal yapmaya çalışacağı için onu yakalayabilecek tek kişi orada Hadise diye diyorum bunu yani. Yok hayır, ben zaten o anlamda söylemedim. Anladı aslında. Baykan da şu an beni manipüle ediyor. Hadiseye nedense çok yükseliyorsun gibi geliyor da neyse. Yok abi yani şey değil. Yani oradaki en müzik bilen insan yani. Çünkü kadın ya yükselmek falan, Hadise bu arada iyi falan. Ya Türkiye Türk Beyoncé falan dediler. Hani Beyoncé'ye çok büyük ayıptı yani. Hadise çok iyi müzisyen falan demiyorum da orada birinin tonunu test edebilecek, okumalarını test edebilecek, detoneliğini söyleyebilecek, atonel okumaları yakalayabilecek tek kişi Hadise orada. Ben Mero ve Morda'nın, hadi APO belki biraz yakalar. Hadi gerçekten hadi geliştirdiyse kendini yıllar içerisinde. Ama Mero'nun ve Morda'nın bu tarz şeyleri yakalayabileceğine gram ihtimal vermiyorum. Çünkü oraya Evet abi, dediğim gibi. fragmanda detone vardı gerçekten bu arada. Yani. Çete yazıldığı gibi. Tüm Yorumlara tek tek bakıyorum da bir taraftan. kalsın. Haluk bu arada Hadise MT'nin çıkardığı birisi değil aslında da, hani ikisi de yurt dışında yaşarken, hani MT hala Amsterdam'da gerçi, ikisi yurt dışında çalışırken MT Hadise'ye beste veriyor sadece. Hadise'nin kariyerinin çok erken bir dönemi değil MT'nin beste verdiği dönem. Yani Hadise çıkış yaptıktan sonra MT'den beste alıyor yani. MT'nin keşfi diyemeyiz ona. Ama tanışıklıkları var, çalışmışlıkları var. İlerliyorum abi ben. Çok gerçekten hani beat güzeldi. Geri kalan asla beni çekmedi yani. Yani ne çekecek zaten gerçekten hani. Hani Lycos like test mi çekecek beni zaten yani. Fenalıklar geçiriyorduk. Of. O zaman sırada Nette'den benim işim gelsin. Kaplan'ın albümünde. Çok yeni bir beat değil tabii de. Kötü bulmadığım bir beat'ti ama bakalım siz nasıl bulacaksınız. Kaplan featuring Sandra Reyes Rebellion geliyor. Evet, fade attım. Haluk demiş ki Baykan'ın en iyi özelliği drum seçimi ve trafiğiydi, ne yapmışlar ya demiş. Evet, yine bir hani ses mühendisinin yok ettiği işlerimden birinde daha bugün beraberiz. Baslar duruyor mu? Baslar var abi de gömülmüş. Ya bunun orijinalini Haluk dinledi, Emir dinledi, biliyorlar çünkü. Haluk hatırlıyorum ben bu beat'te de yani.
Ben Snare'i soracaktım sana, Haluk sordu benden önce. Bahadır sormuş ki abi ciddi soruyorum, beat üstüne çok uğraşmadın mı? Sanki kıyıda köşede kalmış bir beat'i vermişsin gibi geldi bana. Hadi abi dürüstçe ben proje seçen prodüktörüm. Yani ya bu çoğu prodüktörde böyle de, sadece itiraf ederler mi bilmiyorum ama yani şimdi Sean Price'a verdiğim beat'le yani Türkiye'de birine vereceğim beat aynı beat olmayacak abi yani. Örnek vermek için Sean Price ismini söyledim. Gerçekten zorla mix öğreneceğim bu gidişle. Abi gerçekten ben 10 parçam çıkıyorsa yılda 9'unun mixinden memnun değilim. Ha bu Kaplan'ın da suçu değil, şirkete teslim etti. Geri kalanını onlar halledecekler dedi. Ben kanalları attım. Ben final projeleri her zamanki gibi yine albümde dinliyorum yani. Abi bir şey diyeceğim, klip birkaç saniye ileri az çok komik durdu, ördek gibi gülesim geliyor bak. Vokallere gelirsem ya, ve şeyde de farkındasınız. Mix'te de mesela hani Sandra Reyes ve Kaplan'ın vokal mixleri arasında uçurum var parçada. Yani Kaplan'da arkadaki dip sesi alıyorum hatta yani ben neredeyse. Abi mix'e geçmeden bu arada ben yine de beat'in hani kötüleşmiş haline rağmen şeyi hissettim, hani ben Balkan'ın beat'i dediğini hissettim girdiğimde. Olumlu bir Eyvallah. şey olarak. Eyvallah abi. Yani Sandra Reyes Kaplan'dan kat kat daha iyi burada. Ya Kaplan'ın albümünde ben 3 beat verdim abi toplamda. Onları da işte global MC'lerle düet yaptı işte. Yani global dediğim yani kendi çevresi imkanınca. Hani çok tanımış isimler değiller ama ben Sandra Reyes'i ilk kez kendi beatim üzerine duydum. Ve hani kötü bulmadım abi. Hani çok fazla İspanyolca rap'e düşen biri değilim. Hani müthiş falan değil ama kötü bulmadım Sandra Reyes'i. Kaplan'ı zayıf buldum. Nakaratı sıkıcı buldum. Ya, günün geçerli işlerinden biri değil açıkçası. Abi anket sen beat mi yapıyordun ya, ona güldüm. Eyvallah. Anketteki. Kaplan benim için de önceki haftalarda yaptığım yorumun aynısı geçerli ya. Diğer şarkımı yaptım. Ya insan Zaten olarak mix'ten dolayı çok odaklanıp da dinleyemedim evet yani. evet mix parça yani mix sorunu o albümün genelinde var zaten. Hani bir iki parçasına bakmıştık. Dilkeş Soğan'a falan da bakmıştık hatırlıyorsan yayında. Yani mix problemi o albümün genelinde var yani. Türkiye'deki çoğu işte var zaten de. Bugün Berkcan Güven'de bile yer yer bence hatalı tercih dediğim şeyleri duyacağız. O kadar prodüksiyonu olan albümde bile yani. Bizim daha öğrenecek şeylerimiz var ama dediğim gibi günün geçerli işlerinden biri asla değil. Ha, yani ben burada şey dinledikten sonra ama hani en kötüye de koymam. Sırf kendi işim diye hani kayırıcı ama en kötüye de koymam yani. Evet, Berkcan Güven'de bilemeli yani çünkü yani ortadaki bütçeyi Abi. tartışacak mıyız yani çünkü. Hep sen mi manipüle edeceksin bir kere de ben edeyim. Eyvallah eyvallah. Ama yani dediğim gibi mix konusunda can çekişiyoruz. Bu arada if chat'e geldi ve bir şey yazdı. O konuda haklı. Onu da tekrar dile getirmem gerekiyor. Biraz yukarıda kaldı ama parçayı dinlerken yazdı. İyi geceler, iyi yayınlar. Konuyu tam yakalayamadım ama hadise konusu yüzünden MT'ye büyük ayıp edildi zamanında diyor. Hemfikirim abi. Hani bugün hani Rain bekleyin ya bir duyalım diyenler zamanında MT hadiseyle çalışıyor diye MT gömmüştü hatırlıyorum ben ya gerçekten bütün camiada. Hatta buna bir cehaletle ben de dahilim galiba. O zaman yaşın getirdiği cehaletle. Ben olayı hatırlamıyorum abi, konuşamadım. Ben olayı hatırlamıyorum ya. Ama yani şey yani diyorum ya daha kötüsünü gördük şükrediyoruz o günlere şu an. Yani keşke hala o tarz şeyler olsa. Hepsi o pisliğin anti pop tişörtü yüzünden demiş Ali Iverson. Yo MT ayıp etti dediğimiz kafile şey değil hadise MT ayıp etti demiyoruz. Biz rap camiası olarak MT hadiseye çalışınca linçlenmişti yani. Evet yıllar sonra Rayman'e Nate Dogg benzetmesi yapıldı ve benimsendi yani. Nereden nereye geldik? Daha rahat dinleyeceğiz onu. Dinleyeceğiz o da var listede. Sırada. Yine Netteden devam edelim. Yani ama yani şeyde değiliz hani klasik gülme Nettesinde değiliz yani. Evet dönem koşulları gereği manasız bilinçliydi. Katılıyorum. Toprak kardeşler kaybol geliyor Netteden. Tamam yeterli abi tamam yeterli ya. Abi Yani papağanla karattan daha kötü bir şey varsa o da bayık ve papağanla karattır. abi bu arada yok abi bu arada yani fade attık da şey var hani atıyorum üzerine bukake ondan sonra alakası bir şey daha geldi sonra soko 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 diye kafiye mi var abi gerçekten mi?
Ses yok demişler de ben o yüzden salladım sana bir diye. Yo, Geliyormuş. o anlık bir şey olabilir abi. Şu an var bence sesimiz. Yani burada Geliyormuş. benim ekrandaki göstergeye bakılırsa var yani şu an. Ha, anlıkmış, tamam. Evet, giriş çok iyi, aynen. Atıyorum üzerine bukake, oluyorum ortamında tukaka, soka 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 soka. Hani şey, algoritma rap yazıyor yine. Yapay zeka rap yaptı şu an yani. Facia. Facia. Ben niye bu kadar karardım ya? No, okay. Abi bilgisayarın kamerasıyla şey yapınca böyle oluyor. Abi ya çok kötü Ben sen bağıracağım. aynı sorunu yaşadığında sana bayağı Baykan çok güzelsin falan demiştim. Evet. Gülmemiştim yani bu ayıp oldu şu anda. Ya ben senin monologlarını anlık patlıyorum böyle ama genelde de biliyorsun. Rusça bir hakaret Peki. etmedi mi ya diye, değil mi? Of of. Sırada. Netlerden son işimiz. Deli MC Obatti geliyor. Şey. PM'de orta saha, değil mi? CM. Kaçırdın abi evet. Sanki. Yok abi. Fade attım. Yok abi. Ya şöyle yani beat'teki sampling abi çok yorucu bir tercih. Gerçekten hani beat zorlaştırıyor. Dendiği gibi evet, İstanbul Atak vibe'ını ben de alıyorum ama yani çağı çok geçti. Salim abi insan olarak çok severim. Ve döneminde fena diyemeyeceğim. Hani keşke gibi parçaları da vardır dönemi için ama bu dönemde bu değil abi. Gerçekten çağın çok gerisinde. Yani bu illa şey demek değil, hani mumble rap yapsın o da ağzı kapalı şarkı söylesin demek değil ama bu kesinlikle değil abi. Bu çok erken dönemdeki deneysel işi yani bu. Ancak o zaman da kabul edilebilirdi. Hani bizimkiler bir şeyler yapmayı öğreniyor, deniyorlar diyebileceğimiz dönemin işi bu. Katılır mısın bilmiyorum. O zaman hani tamam yapılmış, denenmiş derim ama bugün bu değil abi. Katılırım ben bir şey söylemek istemiyorum ya. Hı. Üzülüyorum çünkü eski Evet, isimler evet, hakkında evet, konuşunca. evet, evet. Ama ya bir gerçek bu yani maalesef. Ben de üzülüyorum ama gerçek bu yani. Deli MC'yi tanıyan herkesin tek yorumu var. Salim abi çok iyi insandır, severim demiş ya. İster istemez güldüm ama abi gerçekten iyi. Ben Salim abi severim abi. İyi insan yani. İlerliyorum abi. Sorulan iki iş daha var. Daha önce dinleyeceğiz mi diye. Rizzo Guerta, yürüdük koştuk. Ben arkadaşı ilk kez dinleyeceğim. Bakalım. Yok abi. Chatten de geç kararları geldi. Hemfikirim. Beat tatlı, kabul. Güzel bir beat var ama vokal çok zayıf abi. Bu da 2007 Türkçe rap vokali abi. Katılıyor musun bilmiyorum ama. Katılıyorum zaten sadece beat güzel bence şarkının. Ama beat bayağı tatlı. Kafile bu arada sample'ı söyledi. Sample'sın için yapayım madem. Elena Ledda Pesa sample'mış. Ya Piton Rüyalarım Var bence döneminin çok ötesinde bir şarkı abi. Ben bir Rüyalarım Var bugün çıksın yine aynı etkiyi yaratır benim için abi. Ben bunu onunla kıyaslamam. Rüyalarım var deyince gülesim geliyor. Niye? Abi bizim gerçek yeraltıda Eren vardı Evet. ya. Abi Server'in Facebook'unda bir şekilde ekliymiş ama Hı-hı. yani yayınlardan önce de ekliymiş. Nasıl oldu bilmiyorum. Normalde Server Facebook dışarıdan birilerini eklemiyor. Bildiğim kadarıyla bir şekilde eklemiş yanlışlıkla ya da karıştırmış bir şey olmuş. Şey abi işte klip var hani çekim yapacağız gelmek isteyen var mı falan diye. Biz de gittik hani öyle şey olsun. Değişiklik olsun bir şey olsun diye abi klipte gözüktüğümüz süre 0,15 saniye falan. Bir tane klibin böyle Hatırlıyorum. hızlandırılmış hali var ya herkes Aynen. geçiyor. Orada 0,15 saniye falan yani durdurunca bile göremiyorsun. Bu arada iki soruya cevap vereyim. İki soru demeyeyim gerçi. Beni mentionlayan iki yorum var. Biri Miraç, biri Haluk. Miraç evet, emotlar için hala onay gönderiyor. Çünkü ben yine duramadım ve malum şahıslı emot gönderdim. Muhtemelen onun yüzünden bayağı bir inceleniyor. Daha iyisini yaptım çünkü bir önceki şeyin. Parçayı ben de beğeniyorum. Tarz olarak benzetim. Evet, o konuda doğrusun Batu. Ben, tarza benziyor ama bu hani Server'in o günkü vokali o günkü haliyle bugün çıksın yine geçerli vokallerim. Bu arkadaşım vokali Evet, 2008'de evet. çıksa
potansiyel var derim sadece. O 2008 için bile olmuş bir vokal değil bu bence. Hani şu sene için asla değil yani. Şarkı bayağı iyiydi bu arada ya. Evet, Haluk demiş ki Baykan Mücbir Sebepler Berkcan Güven reklamı yapmış. Ya bir şaşırmıyorum çünkü her şey hype. Ya şirket olan Hyperscore'dan bahsetmiyorum abi. Ya, şu an içinde bulunduğumuz düzen eşittir influencer düzeni abi yani. Şeyi yakaladın mı? Sizin sanatınızın bir anlamı yok yani. Mücbir Sebepler şeyi de çaldı yayının sonunda. Hazel'ın şarkısında çaldı. Çalar abi yani Hazel... Şaşırmıştım mesela ona ben. Niye şaşırıyorsun abi? Hazel şu an Universal sanatçısı. Hazel hala bağımsız olsa ve Mücbir Sebepler çalsa bir acaba derim ama abi yani şu an sizin çok izlediğiniz içeriklerin tamamında arkadaşlar siz oraya onların beğenisiyle gelemezsiniz. Sizin para yatırıyor olmanız gerekiyor influencerlara. Ya bu şey de dahil yani. En basitinden hani alınmayacaktır izliyorsa hani sevgili arkadaşım Tuğcan Twitch'te de önerdiğim kanallardan biri Gebermen. Abi Post42'de kendi ekiplerini çünkü Soğuk Savaş çok tuttu. Kendi arkadaş çevrelerini geldiğinde aldığımız keyif tuttuğu için artık orada bir reklam işe döndüğü anda o ekibi asla görmediniz ve birer reklam aracına döndü ve bu olması gereken bir şeydi. Bunun önüne geçemezsiniz. Aynı şekilde Mücbir Sebepler hani baktığın zaman bizimki gibi aynen goy goy ama çok daha ünlü isimler yaptığı için aa diye millet ayıla bayıla izliyor ve buraya asla kimse beğenisiyle parça çıkarmayacak arkadaşlar. Bunu tabii ki ticarete dökecekler yani. Ya onun ne kadar iyi yaptığın önemli. Tam bana şeyi söyleyecektim. I am Deniz mi yoksa evet, başka bir şeyin kısaltılmış? I am ha, Deniz, okay, Deniz. Okay, tamam. Evet ya Beyaz Şov'a döndü sonradan demiş. Beyaz'a da selamlar buradan. İsmi geçmiş ya. Abi zaten Beyaz Şov öncesi ve sonrası diye kendileri de farkında onun yani. Bir süredir de ara verdiler muhtemelen. O yüzden ara verdiler zaten. Yok, İyi abi, yönetmek önemli ama. Abi yok bir de yani orası bir reklam ajans yani onlar şey değil abi bireysel olarak yapılan bir işte yani atıyorum Edu'nun Twitch kanalında ya da Tuğcan'ın Twitch kanalında Berk'in Twitch kanalında hani BKM oyuncularını ya da işte normalde asla anlamadıkları belli olan lolcuları görmüyorsunuz. Onlar para karşılığı reklam verilmiş içerikler. Aynı şekilde bu da öyle hani Bartu müzikten anlayan müzikle uğraşan biri ama sırf beğendi diyor oraya parça taşımaz abi. Çünkü onun ticari boyutu var orada ticari değerlendirir. Ve bir de bir şey var. Bunların anlaştığı PR ajansları var. İşte ayrı reklam şirketleri var. Kendi menajerlikleri falan varken o kadar özgürce bir şeyi paylaşamıyorsunuz. Ya en basitinden zaten en basitinden isimlerin... şu, tekrar örnek vermişim. En bölüyorum özür dilerim. En basitinden Diren mesela bizim yayına geldiğinde yayının duyurusunu Instagram'dan falan paylaşamadı. Kendi rızasıyla geldi buraya ama şey diye onu paylaştığı zaman hayırdır diye bu sefer anlaşmalı oldukları ajanslardan şey gelecek. Hani biz bunun parasını aldık mı hayırdır diye gelecek yani. Mesela. Bunu da söylemeseydin keşke ama şimdi sıkıntı çıkmasın. Niye sıkıntı çıkacak abi? Bu işin gerçeği bu. Yok tamam gerçeği bu da hani para aldık mı kısmı. Ben para vermem bunu söyleyeyim şu anda yani. Hayır bunu Diren sormayacak. Bunu Diren'in bağlı olduğu ajans biliyorum, MCN biliyorum. Soracak. Abi yani. niye bana aptal muamelesi yapılıyor bu ara? Abi şeyleri evet sineklik taktırıyorum. Adam sinekliği takamamış açılmıyor. Diyorum ki yani açılıyor düşüyor direkt. Abi takamamışsın bunu diyorum sen açmayı becerememişsin diyor. Bir tane cam var böyle. Şeydi yani yarı açık yarı kapalı duruyor ayarlanacaktı. Abi bunu ayarlamamışsın kapanmıyor diyor. Kapatamamışsındır belki diyor. Bu ara herkes bana bir aptal muamelesi yapıyor. Ben anlıyorum abi sizin söylediklerinizi. Ya ben bunu 31 yaşındayım. Eyvallah eyvallah. Yok ben şeyden abi ben özellikle detay veriyorum çünkü ben böyle bilinmeyen işte bir sektörün bir yönünü ifşa ediyor değilim. Hani bazı insanların atladığı noktaları şey yapıyorum. Mesela hani ben bağımsız müzisyen olarak atıyorum bir arkadaşım bir ünlünün reklamını yapabilirim ama ben bir label sanatçısı olduğum anda bunun önü ciddi anlamda kapanıyor mesela. Ve hani Hazel bağımsızken orada çalamazlardı. Universal'la anlaşmalı olduğu için artık çalıyor. Ya zaten şöyle tanıdık bildik isimlerin %99'u ajans işi yani o yüzden. Ya da sana şöyle belki örnek vereyim. %100 hatta yani. Ya da sana şöyle örnek vereyim. Red Key özelinde örnek vereyim. Red Key'de major label'la imzalı olan sanatçı Kontkar ve Lil Zay sadece ikisinin reklamlarını daha fazla görüyorken oradaki daha underrated yeteneklerden veya yine dinlenmesine rağmen bağımsız olan Big Sibley'i mesela Defşem listesinde görmüyorsun. Hani Defşem storiesini atmıyor. Ama Lizzie'yi atıyor. Hani mevzu bu yani. Hani bunu daha net anlaşılsın diye örnekleri çeşitlendiriyorum yani size. Abi şirket ve PR bu günümüzde her şey ya. Onun için şaşırmıyorum ben bu tarz şeylere. Ve Mücbir Sebepler de Berkcan da aynı şirketle çalıştığı için Hypers'la çok normal bunlar yani.
parçadan ilerliyorum abi ben. Çok kaldık üstünde. Alakasız bir yere Tamam. geldik parçadan. Evet. Zaten bunu Berkcan'a geldiğimizde tekrar konuşacağız ki çok kalmadı zaten. Evet, yeni çıkmış. Benim ilk kez duyduğum ama Twitter'da karşıma oldukça çıkan bir işle geleceğim şu an size. Siyah Sippo, söyleyeyim, kırmayayım seni. Hoş geldin. Şu an Organize'yi dinleyeceğiz. Hızlıca herkes için de bir özet, ne kaldı diye merak eden varsa diye söylüyorum. Organize'yi dinleyeceğiz. Tuğrul Bektaş var. Berkcan Güven'in albümü var. Worms var. Impala var. Harun Adil var. Miraç var, bildiğimiz isimlerden. Bir de şey, Olvi ve Ekomasta var ama yani Olvi'ye bakarız. Ekomasta'ya gerek var mı bilmiyorum. Hani çok merak, hepimizin merak ettiği bir şey değildir çünkü. Bir isim olarak. İlk olarak Organize Mercedes-Benz geliyor. Evet. Tamam arkadaşlar, bu kadar yeterli, bu kadar yeterli. Ben dediğim gibi bunu severek dinleyen insanın kendisine saygısı olduğunu düşünmüyorum. Tekrar ediyorum, geçen hafta benzer arkadaşların yaptığım yorumu. Yani şu akım bittiğinde de bu çocuklara hani tekrar topluma kazandırılabilirlerse başarılı bir iş yaşantısı dileyeceğim. Hani iç bulabilirlerse eğer bu surat dövmeleriyle falan. Hani bu arkadaş da yok da muadillerinde var. Abi o zaman ben şarkıdan çok güzel sözler not aldım, onları söyleyebilir miyim? Ve zaman geçer dondurma gibi müthişti. Hani Zaman geçer dondurma gibi. Hemen ardından bum 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 bum. Çok güzel, başarılı bir söz. Ben düştüm ona. Kuzenler benimle kefen giyer. Var. Alayına falan filan. evet, bir de o, ama Kimisine yanlış zaman okuyorsun. yuvarla. Yanlış okuyorsun. Alayına falan filan değil abi. O şey, alayına falan filan. Hani o şey erkek, hani Tamam abi, özür dilerim o abi. 4 o 4 R'li olacak abi, anladın mı? O erkek o. Aa, çok özür Çok dilerim. özür dilerim. Yani Abi burada R harfi yok abi bu arada. yok yok, orada R harfi yok da hani şeyden Ha, tamam. bahsediyorum. O vurguyu veremezsen çok zaman geçer falan filan, hani şey, seninki şey gibi oluyor. Hani masum bir WhatsApp konuşması gibi oluyor. Kanka zaman geçer falan filan gibi oluyor. Ama oradaki vurgu Zaman oluyor. geçer O falan orada filan değil abi. Bir dakika, bir dakika. Zaman geçer dondurma gibi, alayına falan filan. Ha, İkisini karıştırıyorsun çok şu an. Çok pardon. önemli bir ayrım. Çok özür dilerim. Bir de hepsi neden beni taklit eder? Teşekkürler. Başka bir şey söylemeyeceğim. Bir de pep şey Sprite limon falan. Eyvallah abi, eyvallah. Yani Allah aşkına, Türkiye'de kodeinli ilaç buldular da bana burada drip yapıyorlar. Linler havada uçuşuyor falan ama yani en fazla gördükleri şey gerçekten Sprite ve limon bu arada, yani kendilerinde. Ben bunları ciddi ciddi not aldım bu arada ya, sözde. Abi mantıklı bir şey yapmışsın. Bence değil. Ama dediğim gibi arkadaşlar, yani bunu ilk kez yayına gelenler için söyleyeyim. Geçtiğimiz haftada bunların muadili olan Label, Çakal falan dinlediğimize de söylemiştim. Ya hani sanatta drill yapmak için illa sokağa çıkıp birini vurmanız gerekmiyor. Evet, sanatın kurgu yönü de var ama arkadaşlar hani burada ortada bir sanat yok ki kurgusu olsun. Hani falan filan, hani o alayına falan filan falan var abi her şarkıda söz olarak, anladın mı? Burada hani bunun neyin kurgusundan, neyin sanatından bahsediyoruz? Bu arkadaşlar imajları kurgu. Bu arkadaşlar kaydırmalı story atmak isteyen çocuklar, yani yine söylüyorum. Çok ciddiye almayın. Kendinize saygınız varsa çok uzun süre tahammül edemezsiniz ve bu arada zaten Producer Tag'i geldiği anda zaten hani ne, sound olarak neyin geleceği belli zaten. Distral diyorduk. Bu arada Çakdo denmişti değil mi chatte? Evet. Aynen. Yine hani Paşa'nın bir yerlerde minyonlarını izliyordur herhalde. Yani ne bileyim. Sufya yok. R ile başlayan bir ilaç. Neyse, girmiyorum ona. Bir çalıntı zaten abi denmiş, dendi şu an Vandal Vebs diye. Abi şaşırmıyorum yani, çünkü FL'i açıp herhangi bir beat'i indirip YouTube'dan başına Producer Tag ekliyor bu arkadaşlar. Hani baktığınız zaman benimle aynı üretiyorlar. Ben aylardır beat yapmıyorum yani. Teorik olarak onlar da aylardır beat yapmaya sayılabilirler bence yani bazıları. Yani ama bu şekilde yapacaksan ben hemen üreteyim yani. Musab, görmedim yorum. Neyi ekliyorsun parçayı? Ha, çalıntı olduğu parçayı mı? Yok ya, hiç gerek yok abi, hiç. Acı çekmeye gerek yok. Ama bu tarz arkadaşlar dediğim gibi hani kaydırma story atmak istiyorlar. Umarım atarlar ama atamazlarsa da tavsiyem yüz dövmesi yaptırmayın, iş bulamayacaksınız çocuklar. Hani zaten memuriyet beklemiyorum da herhangi bir yerde çalışamayacaksınız yani.
Gözle dinledik ya. Ama yani yine mixte üstünden geçilmiş beatin. Yani beğenmedik parçayı. Benim beatimi de. Oy, oy. Söyleyeceklerim bu kadar. Ha yani bu işte Haluk'un burada dediğine katılıyorum. Tekrar kıyas yapacağım. Hani bu arkadaşlar fake'ken Haluk'un dediği şöyle, Critical bunların yanında bayağı iyi. Hani aynı ekol, çok da aynı ekol değil. Critical'ın daha bir müzik dinleme geçmişi falan da var. O bariz. Hani Critical bunların yanında bayağı iyi müzisyen. Hakkını yiyemem yani. En azından doğru anlayıp doğru uygulamaya çalışıyor çocuk. Hani orada hakkını tekrar vereyim yani. Şu kolayı koyayım. Ondan sonra geçiyorum. Evet, ne geliyor? Harun Adil, Ahmet Üstüner featuring Kamufle Patlat geliyor. Evet, geldim. Kerim, Skrish'e de değiniriz diyorum. Skrish'e de değiniriz. Ben fade'imizi attım. Parçayı sonuna kadar dinledik. Scratch duymak güzel Dave'in dediği gibi ama evet bence de hani ortalama bir scratch. Yani şey değil. Kötü değil. Hani daha önce oturmayan çok scratch dinledik bu yayında hani Dava Moruk abilerden. Yani parçaya scratch de koyalım deyip oturmamış scratch'i çok duyduk. Ki mesela şeyde de var. Berkcan'ın albümünde de mesela bir scratch var oturmuyor mesela. Yine aynı yere geldim ama yani. Berkcan'ın albümünde scratch mi var? Evet. Şaka yapıyorsun. Hayır var. Dün dinledik Oha. diyorum ya biz. Baştan sona baktık parçalara biz. Peki. Hani onu hani önceden dinleyip geldiğim bir iş olacak. Yani şey var. Ortalama bir scratch. Ama hatasız olduğu için yeterli, yavan. Ama duymayı özlediğim için güzel geliyor. Ufak bir hata vardı bu arada sanki ya bir yerde. Yok yok ben yakalayamadım abi. Çok da Çok kırıldı. odaklanamamış olabilirim. Yok Emir Berkcan'ın albümündeki oturmamış. Kamufle şöyle taş gibi değil Haluk. Yani verse çok güzel. Hani parçadaki en iyi verse Kamufle'nin. Sonra Harun sonra Ahmet üstüne koyarım ama 3 verse de iyi. Beat çok tatlı. Aranje doğru. Hani bunu bugün eksisine rağmen en iyi parçalarından biri olarak almayı düşündüğüm bir parça şu an için benim. Parçanın çok büyük bir handikapı var nakarat. Yani nakarat girdiği anda düşüyorum abi. Yani keşke daha farklı bir nakarat deneseymiş Kamufle. Yine de geçerli iş. Tebrik Ben ederim yani. kısmen katılıyorum ona ama bitirdikten sonra söyleyeyim. Benim yorumum bitti benim bu kadar abi. Okey abi. Ben nakaratın benim için olumsuz olan tarafı biraz uzun olması sadece. Yani çok tekrara girmesi oldu. Yoksa çok düşüren bir nakarat olmadı Abi beni yani. samimi soracağım. Pırrahadan emin miyiz? Evet ben kulağıma batmadı yani. Eyvallah, tamamdır. Ama 4 kere tekrar edince evet yani artık hani şey. Hani bitseyim artık. Verse'e geçsek ne olur? Onun dışında verse'ler güzel. Ben de katılıyorum senin sıralamana. Kamufle bence şarkının en iyisi. Verse olarak en iyisi evet. Evet. Ahmet Üstünler'in girişinde ben düştüm. Nakaratta değil de girişinde biraz düştüm. Zaten Kamufle'den çıkıp Ahmet Üstünler'e girdik ya. Ahmet Üstünler'in vokali biraz daha durgun Kamufle'ye göre. Bir de aynı anda ritim de kesilince ben bir an orada bir düştüm. Katılır mısın ona bilmiyorum Ben ama. işte orada aranjeyi doğru buldum. Bilmiyorum. Yani benim kulağıma çok iyi gelmedi. Emin değilim. Ya belki Ahmet Üstünler'den çıkıp Kamufle'ye o şekilde girseydik okey de ben biraz fazla düştü orada benim için şarkı bilmiyorum. Çok Sofio. katılamadım orada sana. Cenk'i gömdünüz burada. Nakarat kötü şarkıyı nasıl beğendi? Ayıp ayıp aynısını. Ama oradaki nakarat faci ama şey değil. Burada en azından şey var abi. Hani pırrahaha olmasa o Nakarat kötü değil nakarata ya. bu nakarata pırrahaha gibi bir kusuru varken o nakaratın her yeri yanlıştı abi. Hani o yani o bambaşka bir şeydi abi. O nakaratın her yeri yanlıştı Skreşte de yani. abi, Skreşte de az önce dediğim gibi sadece bir noktada benim kulağıma bir yer battı. Bir de biraz sesi fazla açıkmış gibi geldi bana Skreç'in ama o benim dinlediğim kulaklıkla alakalı da olabilir. Bu Emin ama değilim. ben Harun ve Ahmet Üstünler ikilisini bayağı beğeniyorum ya. Güzel Evet işler evet. çıkarıyorlar yani. Tebrik ederim tekrar. Ya ben daha önce de dedim. Bence bayağı başarılı bir ikili oldular. Evet, güzel bir uyum var aralarında hemfikirim yani. Evet. Ya Ya mesela kötü iş dinlemedik galiba ya. Hiç böyle beğenmediğimiz bir iş olmadı galiba onlardan. Ya da olduysa da ben hatırlamıyorum. ben de hatırlayamadım abi hani. Sıradaki parçamıza geçiyorum abi. Yok abi yok bak mesela ben bunu Emir demiş ki Sofyo sürekli Baykan abine vurulacak yerini arıyor gibi diye. Yok abi ben çok memnunum ya. Hatam varsa da söyleyecek abi çünkü yani çok normal. Ya da taraflı olduğumu düşünüyorsa bunu belirtecek abi. Bunda hiç sıkıntı yok.
Ya ben mesela işte Baykan'ın şeyine katılmıyorum, hani Ahmet Üstünler'in girişindeki orada Sufyo da mesela aynı fikir katılmayabilir abi. değiliz yani. Aynı fikir değiliz mesela, normal yani. Sufyo da katılmayabilir abi, çok normal. Ya ben şey sürekli onaylanayım ve her dediğim doğru diyen birisi olarak burada değilim çünkü biliyorsun yani, katılmayabilirsiniz. Evet. Ama onaylayan arkadaşların yorumlarını büyük bir şey Ama koyduğunun abi gerçeğini de geçemeyeceğim. ama yok abi, bazen böyle şey hani Türkiye'de net kabul görmüş şeyler var ya, hani tabu olmuş artık onları yıkamıyorsun gibi mesela, hani bu tarz şeylerde farklı düşündüğüm anda, hani benle bir çünkü azınlığım orada, benim gibi birini daha gördüğüm anda seviniyorum ister istemez düşünen. Ben sana takılıyorum şu an. Biliyorum biliyorum. Ben de aynen Sufi karşılıklı keyif alıyorum. Hiç şikayetçi değilim ya. Mutluyum yani. Problem yok. Sıradaki parçamız. Geçen haftaki parçayla kendisini anmıştık. Nakarat kıyasıyla, şimdi bu parçanın nakarat kıyasını yaparak. Sırada o geliyor. Barış Baran ve Impala, Çak Kibriti. Evet. Chat'ten geç kararları çıktı. Geçtik. Impala'ya da baktım. Oh, beat. Evet, beat gerçekten kötü abi. Yine kötü bir beat tercihi. Barış Baran mesela geçen haftalarda verdiği bir Abi benim parçada, mikrofon ben kapalıymış. Barış Baran geçen haftalarda verdiği bir parçada ben en iyi verse olarak kendisini söylemiştim mesela, ama bugün burada gerçekten bu vokalden emin miyiz diye sorguladım yani. Impala Barış Baran'dan kat kat daha iyi girmiş ama parçanın genel ortalaması çok düşük abi. Yine kötü parça. Abi zaten şarkıya o nakaratla girip ondan Evet. sonra da o vokalle devam edince ben muhtemelen kapatırdım yani. Kendi dinliyorken. Oh, ya Impala üzüyor. Ya yine ya üzmesin istiyorum ama üzüyor. Son dönemde beni ağırlıkla. Çete bakıyorum da bir taraftan, ondan durdum. Oh. Ya günün en kötü işlerinden biri seçmem muhtemelen yine, ama yani ilk vokalden ve beatten gerçekten emin miyiz ya? Ve nakarattan da gerçi. Ya bak mesela bunu şeyden alakası bir örnek vereceğim. Hani O Ses jürisini eleştirirken Hadise en müzik bilen insan APO. Ya bu çok uç bir örnek, anlayacaksın. Hani APO tam olarak o kadar müziği analiz edemeyebilir dediğim mevzu Barış Baran'da var mesela biraz. Şey açısından hani jürilik bazında falan bunu söylemiyorum. Anlatmak istediğim daha anlatılması için elime örnek geldiği için bunu söylüyorum. Mesela bir parçada doğru vokaller var, şeyler var. Doğru okumalar var. Kendi adıma en iyi verse'lerden biri seçebiliyorken bu parçada abi ciddi anlamda bu vokalden emin miyiz, ne yapıyorsun diye soruyorum. Çünkü o bahsettiği müzik bilgisi olmadığı anda abi tamamen MC'nin biraz şansa kalıyor ya işi. Hele ki bir de stüdyoda yönlendirecek bir vokal koçu ya da ciddi anlamda müzik bilen bir ses mühendisi falan yoksa, şansa kaldığı için bazı parçalarda şansa tutuyor. Ama tuttuğu zaman iyi oluyor. Bazı parçalarda tamamen alakasız bir şey oluyor ya. Bu bunun örneğiydi. Hani anlayabilecek miymiş? Birçok MC bunun müziği bilmiyor. Bazen şansa çıkıyor dediğim mevzu bu yani benim. Katılıyor musun bilmiyorum. Hani inşallah Valla ben iyidir'e kalıyor, evet. bahsettiğin şarkıyı hatırlayamıyorum şu anda ya. Hangisi olduğunu çıkaramadım, o yüzden bir şey diyemiyorum. Gel. Köst, Çağrı Sinici, Barış Baran. Tamam, dur, galiba yavaş yavaş anımsadım. Bir de Ya dediğine katılıyorum da sadece Barney şarkıyı vardı galiba. hatırlamıyorum. Bir de Barney vardı galiba. Dediğine katılıyorum da sadece şarkıyı hatırlamıyorum. Serüven, evet. Başka bir şarkıyla karıştırmıyorsam o şarkıydı. Bu arada ben 2 dakikaya geleyim mi bir? Gel abi. İyiyim Tamamdır. arkadaşlar. Teşekkür ederim sorduğunuz için. Bir ihtiyaç molası. Bir de köz atarım gerçi ya. Of. Böyle kötü yerlerde bırakıp gidiyor ya. Hiç iyi olmuyor. Bakalım neler kalmış listede. İyiyim abi. Teşekkürler. Siz nasılsınız? Oğlum bu Mubot'u birisi yönetiyor değil mi? Bana bunu bir İtiraf edin artık. Çünkü hep alakalı yerlerde alakalı şeyler atıyor. Ben artık otomatik geldiğine inanmıyorum. Biri bunu yönetiyor. Ya da gerçek birisi var orada ve Mobot diye yalan söylüyorsunuz şu anda. Hangi albüm Mustafa? Malum albümden bahsediyorsak dinlemedim ben.
Peki. Bu botu bence Musab yönetiyor ya. Daha şöyle. Musab'ı da alalım. Oğlum çok hızlı yazdınız, hiçbirini okuyamıyorum şu anda. Ekranı büyüttüm. Mali abi, Beg Efendi mi, İlmatik mi? Seviyorsun abi, saygılar. Tabii ki Beg Efendi diyormuşum. Türkçedeki yeni Wonderkid'i sen ol abi. Baykan bir şey eklerse, benim yaptığı şarkıya bir eklerse olur bence. Niye bu kadar ciddi ciddi cevap veriyorum şu an ya? Her gece belirli saatlerde Mali nasılsın diye soruyorum. O bot görüyor musun? Görmüyorum. Görsem cevap yazarım ayıp olmasın diye. Ama bota da saygısızlık etmek istemem yani. Lil Yakmali ne zaman döner? Lil Yakmali Baykan'ın canı sıkıldığı zaman döner. Yok Abdurrahman, yüzünü vermemek değil yani, bakmıyorum Discord'a, yalan değil. Ama bugün yayından sonra unutmazsam bir Geldim. yemek şeyine, kanalına, bir de şeye müzik kıraathane kısmına iki tane şey atacağım, link atacağım, bakarsınız. Mali abi, Tamamdır. oruçluyken sakız çiğnenir mi? Sufyu Bulgar adam. Neyse. Bir şey demiyorum. Bulgar adam aynen değiştirdiler. Normalde Mali Ayan'dı, Bulgar adam yaptım. Ben Bulgar Kusura adam bakmayın yaptım da Mali seni Ayan. tekrar Malayan yaparım ben. Şu arkadaş yaptı büyük ihtimalle. Evet, ben yaptım. Şey. Bayağıdır Bulgar'ı dinlemiyoruz. Nereye attığımı da hatırlamıyorum, biliyor musunuz? Bayağıdır denk gelmedi ya, ama dinleriz bir dahakine. Ben abi soracağım. Çok tamam. Çocuk gibi. Hapşıramadım gülüm. Ben hapşıracağım. Bunu yaptım ben resmen. Bir müddet Nesquik'i dışarıda bekleteceğim. Hapşıracağım. Abi hayır, neden söyledim? Mikrofona basamadım kapamak için. Ekran büyüktü, chat ekranı. Basamadığım için uyarı vereyim dedim. Hapşıramadım İlerliyorum ben abi. O zaman sen de ama. hazırsan. Abi ilerle. Evet. Valla ciddi ciddi mikrofona basamadım diye söyledim ya. Sırada. Worms ışıklar geliyor. Aa. Evet, chat'ten de gösteri gördüm. Fade attık arkadaşlar. 1 dakika 23 saniye dinledik. Arkadaşlar D ayrı yazılır orada. Teşekkürler. Peki. Yani şarkıya X falan koymadan bir lirik video yazarken onlara dikkat ederseniz güzel olur. Evet, burada zayıf vokal var gerçekten. Bu Düz şarkı ya. ya Yani. Aspava'nın ekibindeki var mı, değil mi? Doğru hatırlıyorum. Tamam. Ya da başkasıyla mı karıştırıyor? Bu arada burada iki kişi mi var, yoksa aradaki çarpı sadece şarkı adıyla ve sanatçı adını ayırmak için mi? Şarkının da ışıklar değil mi? Evet. Tamam, okey. Ben Worms'u nereden biliyorum peki, bir dakika. Ha, o Worry. W'dan dolayı Aa, Hori Worms. doğru, Hori. Hori doğru. Master Jam'daki Mercs, yok Mercs değil. Mercs'i biliyorum. Worry ile karıştırdım. Bir tane de Worry vardı orada, Fantalı Pepsi. Tamam. Aynen. Ben o zaman Worms'u ben ilk kez dinliyorum galiba abi. Ben hani o sandım hatta yani, bu arada. Yani iki çocuğu karıştırarak o sandım. Çok büyük hataymış. Ses ile agresyonu veremiyorsan drill ya da agresif parçalar yapmamak lazım demiş Deniz. Katılıyorum, ama ya şöyle var. Sakin drill de seviyorum ben UK'de ama. Abi. Sofya bu oyun olan bir şeyler fırlatıyordum falan demiş. Ya ne güzel, ya ne güzel oyundu Worms Armageddon ya. Oğlum Of. şey oyunu vardı ya, onun adını hatırlayamıyorum, bulamıyorum o yüzden. Bilen varsa söylesin. Şeyleri, topları yönetiyordum böyle. Açısını falan ayarlayıp karşıdaki topu vurmaya çalışıyordum. Top dediğim bu arada futbol topu gibi değil. Şey top, hani. Gülle gibi. Neydi oyunun adı? Pinball. Hayır abi, ne? O top diyorum ya, şey, bildiğin Ramazan topu yani. Abi Ben nasıl şey pinball hani abi? Özellikle dedim, futbol topu anlamındaki o top değil yani. ay şey Emir demiş ki geçen hafta X ile düeti vardı diye, abi çok kötü. X ile olan parçada da evet, Scarface klipli olan parça şimdi burada altta Zuma da değil çıktı. ya. Zuma da değil arkadaşlar. Of. World of Tanks da değil. Çok eski benim söylediğim. Bayağı eski PC oyunu. Sakin Drill dediği Flex'in şarkısı mı acaba, Pops mı onu demiş Haluk. Evet ya, o da dahil belki, ama ya yok, UK Drill'de daha geçen hafta dinlediğimiz bir iki örnek vardı ya globalde. Şu an isimlerini hatırlamıyorum ama hani o yayın için evet, ben bunları hani düzen dinlemesem bile hani çok bağırmayan drillci tercihimdir demiştim mesela. Aynen.
Ben evet demin bu arada Mergs'le Warrior'ı birleştirip Worms'ü Aspava'nın yanındaki elemanlardan biri sanmıştım. Yok abi. Oradaysa daha iyi işler duymuştuk sanki diyecektim. O kadar hatırlamıyorum artık isimleri falan. Dinleye dinleye bu kadar şeyi. Bu arkadaşla ilk kez dinlediğimi sanıyordum. Geçen hafta dinlemiş ama yani bu şu açıdan kötü bir şey abi. Demek ki aklımda kalmıyor vokal olarak ya da lirik olarak. Hiçbir şekilde stil olarak çocuk aklımda kalmıyor. Demek ki bu bayağı kötü bir şey yani. Şey vardı ya Ya Leyla güzel ile Mecnun'da. Abi ben bu şey güvenlik şey diyordu ya. O Kubilay karakteri. Hidayet unutuyor diyor sürekli. Abi hani ha. senin öyle bir tipin var ki hani ne Konuşuyor zaman konuşuyor sen burada mıydın yani? evet, ne zaman görsem ilk kez gördüğüm gibisin falan muhabbeti var ya tam olarak bazı isimlerde sadece bu isim özelliği değil, bazı isimlerde bunu çok yaşıyorum. 5 kez 6 kez dinliyorum ilk kez dinlemiş gibiyim yani. Hiç hafızamda Abi kalmıyor herifler. şöyle bir şey, şarkıdan bir tık çıkacağım da verdiğiniz oyun isimlerinin hiçbiri değil. Teşekkürler yine de. Eyvallah. Yani dalga geçenler de oldu ama yine de teşekkür ederim. O oyunu bulman lazım. Space Jam'i yıllarca aradım. Buldum ve makine çalıştırmadı. Çok üzülmüştüm ya. PES Space Jam 13 çok güzel değil. oyundu ama. PES 13 değil mi ya geldi şu Aynen, doğru evet. PES 13. an. Oğlum Evet bu FIFA 99'daki şeyi arada hatırlıyor iğrenç. musun? Marslılar falan bir uzaylılar 99 geliyordu, değil o abi. uçuyordu. Yanlış hatırlamıyorsam 99 değil mi ya? İki... yanlış hatırlamıyorsam ya 2001 ya 2002 ikisinden biri. 99'da şey vardı Olabilir, çünkü. olabilir. 90 99 Biz bu abi tartışmayı bir kere daha yaptık seninle bu arada. FIFA 99 Hasan Şaş'ın zenci ve uzun saçlı olduğu versiyonu abi. Abi FIFA 99'da ben top kornere çıktı ve kornerden bana taç kullandırdı adam. Korner çizgisinden. Muazzam bir baktı. O zaman kayıt falan yoktu. Keşke kayıt alabilseydim ya. Ekran kaydı. Colorado'nun flow'u 2000 diye bizi düzeltmiş. O da mümkün. Ama yani 99'da çünkü şeyi Olabilir. hatırlıyorum. 99'da hatta ben şeydim hani. O zaman malum zaten orijinal oyun diye bir şey bilmiyoruz. CD geldi abi. Taktım, yükledim ve ilk kez bir iki Türk takımı ama birinin ismi o zaman hatırlamıyorum. Lisansı yoktu. Beşiktaş'ın olması lazım Avrupa Ligi'nin abi. Ama Galatasaray'ın lisansı vardı. İlk kez böyle logosuyla falan bir Türk takımı hani oyunda oluyor falan. O heyecanını aldım abi şey Sas diye bir adam var şeyde sağ kanatta. Ve şey bayağı rastalı. Rastalı ve siyahi bir eleman. Bildiğin Hasan Şaş yani ama Sas falan dedi. Direkt Sas diye bir adam var ya. Bu kim falan diyorum. Sonra fark etmişim çocuk kafasının Hasan Şaş olduğunu ben yani. 98 mesela şey vardı FIFA'da da. Hani geçeceğiz müziğe tekrar da. Güzel bir nostalji kanalına geldik şu an. Sevdiğim damarlar buralar. 98'de de şey vardı ya. Bir kişi klavyeden bir kişi mouse'la oynayabiliyordu ya. Mouse'la oynayanın çilesi abi. Sadece pas şut var ve şöyle hani gitmeye çalışıyorsun. Ve ama FIFA 98'in World Cup 98'de birleştiği o modda da hani versiyonda daha doğrusu şey çok güzeldi abi. Kapalı saha çok güzeldi. Hani futsal sahası hatırlıyor musun? Abi İlk kez orada vardı o evet. yani. Benim ilk oyunumu biliyor musun? İlk bilgisayar oyunum FIFA 98'di benim. İlk bilgisayarı yeni almıştık daha o zaman. Benim abi Ah o günler. şakasız ben şey benim ilk oyunum Prince of Persia'nın o ilk oyunu hani o şey Ha? beyaz pikselli prensimiz ve iskeletler Ya şeklindeki ben oyun. onları oynuyordum da bir kuzenimde bilgisayar vardı. Onlara gitmeyi çok seviyordum ben. Böyle gece kalıyordum, Tenten falan okuyorduk. Asterix okuyorduk. Gündüz de Space Jam oynuyorduk falan böyle bütün gün. Sofya Bir de benim eyvallah. işte o dönem gittiğim böyle etüt tarzı bir yer vardı. Orada bilgisayar vardı. Onlar orada oynuyorduk. Hatta bir araba yarışı vardı. O zaman bayağı meşhurdu o oyunda. Abi, Lotus muydu acaba? Onu gerçekten falan Lotus vardı abi evet benzin almak Lotus'tu zorundaydık değil mi galiba. hatırlıyor musun? Tamam Lotus'tu galiba. Lotus abi Lotus. Benim ilk konsolum PlayStation 2 idi. PlayStation 1'im yoktu ama Tekken 3'ü ben şey çok yükselmiştim böyle hani PlayStation istiyorum ama hani daha evde işte o zamanki Nintendo falan duruyor. SNES dönemleri falan şey bilgisayara da ekran kartı falan böyle hatırlıyorum GeForce 2 falan çıkmıştı böyle ona yükseliyorduk böyle şey 4 MB ekran kartına yükseliyorduk böyle o Abi. ben şey ilk PS1 oyunlarımın tamamını şey oynamıştım hani PS1'ım olmadı hiç emülatörle oynamıştım ilk konsolum PlayStation 2 idi 4'ü dışarıda falan Mali'de var ya da dışarıda oynuyoruz ama yakın zamanda da yani 2 sene falan oluyordur. PlayStation 3'ü tekrar almıştım. Satıp tekrar alma mantığı. Mutluyum ama... Abi o zaman yayına bir ses veriyorum. Gelecek mi bilmiyorum ama. Tamam. Yok. Abi yok dediğin anda geldi çünkü tam. Dur bir dakika biraz beklemen lazım. Gelmiyor değil mi? Almıyor Yok ses. gelmiyor abi. Okey peki. Hani ben de duymuyorum. Duysam orada yokla Okey tamam. bölmem yani. Neydi o?
Atari kaseti mi? Aa, Game Boy. Ay. Evet, gelmez abi o ses. Evet, çok az geliyor. Aristo'nun normal sesi arada bölüne bölüne geliyor. O nasıl gelsin buraya? Peki. Peki, Game Boy'um Pokemon da genel olmadı. olan Bak vardı bak burada. mesela benim Game Boy'um da olmadı. Benim ilk el konsolum da PSP'ydi. Yani şey saymıyorsak, Engage'i saymıyorsak telefonu. Neyse, çıkıyorum bu boomer muhabbetten biraz. Aa, çık, ben birazcık game Tamamdır. oynayacağım, sonra kapatalım. Ben daha çok ama hani bilgisayarda oyun oynayan bir jenerasyona geldiğim için konsolla biraz geç tanıştım diyebilirim bizim jenerasyona göre. Oğlum, biz bunun ekranı nasıl görüyormuşuz? Ve hani şu an geldi, evet şu an geldi. Tamam. Telif yiyeceğiz. DMCA yiyeceğiz. Kapat şunu. Kapat şunu. DMCA yiyeceğiz. Abi, 1.000 tane şarkı dinliyoruz burada. Abi ama oyun sesi daha sıkıntı. Persona 5'teki efektten ban yiyen insan var yani. O buraya bir Aa, de ban yersek çok özür dilerim. buraya bir de korsan Pokemon Gold sesi veriyor. Gold diyorum. Yellow sesi veriyor. Korsan. Korsan değil lan, bildiğin Hayır. orijinal kaset. Abi orijinal kaset olabilir. Yayın haklarımız yok ya hani. Bunu mu tartışalım uzaylıların önünde seninle şu Ha, an? okey. Yer miyiz lan? Ben şu an çok tribe girdim. Yani Yer yok, miyiz? sıkıntı olmaz herhalde. Ay, çok üzülürüm. İntihar falan edebilir misiniz? Evet, o kadar Çok şarkıdan üzüldüm şu telif an. yemeyip oyundan yemek tam benlik hareket bu arada. Ben parçaya dönersem Ay. hani hiç beğenmedim abi. Çok kötü. Kısaca hatırladığım Olursa kadarıyla bu. Yani benle konuşur musun bir daha? yok, konuşurum tabii ki. Hani konu çok saptı, parçayı hatırlamıyor gibiyim şu an. Ama çok kötü bir şey dinlediğimi hatırlıyorum. Hani aklımda kalan bir şey yok yine. Ben kötü diyorum ve ilerliyorum abi. Okey. Ay, ay. Sırada. Olvi, yazık kafana. Geliyor. Evet. Aa, chat'ten de geçleri görüyordum abi. Ben fade attım. Evet, kopmaz bu arada, alakasız olacak, onu bildiğim için dedim yapmamalı diye. Nintendo 2018'de bayağı her şeye gördüğü bütün hani kendi materyallerine internette acımasızca telif atıyordu yani. Abi, ne bileyim, gösterip de sonra dinleteceğim deyip sen bir şey söylemeyince sorun olmaz diye düşündüm. Şu an çok mutsuzum. Ya sorunu yok. Turkish Life bana göre iyi bro. Mörda selamlar geldi çiçete şu an. Ya evet ya, Olvi seveni de çok var ama ben bir türlü bana geçmiyor. Ha yani yine de şunu kabul etmem lazım. Hani muadillerinden ya demin dinlediğimiz isim vereyim. Yine zaten gömdük yeterince dinlerken. Yani illa dinlemek zorundaysam bu arada. Hani organize eden label'lardan falansa Olvi'yi dinlemeyi tercih ederim. Kabul. Ama yani yine de bana geçmiyor. Ya beni rahatsız ediyor vokali ya. Bilmiyorum. Kesin doğru söylüyorsundur abi. Ben şu an hiç odaklanamadım çünkü. Peki. Adamımız yine gitmedi o zaman, ben şeye giriyorum izninizle. Abi, dur, ben bir cam falan açıp bir hava alayım. Siz devam edin. Ben çok tribe girdim şu an. Ya Mali saçmalama Baya baya ya. gerildim. Öf. Vallahi gerildim oğlum. Tamam, camını aç yine de hasta olacaksın sonra zaten. Onun için ama yani Yok, ben tribe girecek. camda duracaktım bir süre. Oğlum tribe girecek bir şey yok. Ben yani diğer tarafta hani haftalık globalde neler neler dinliyorum. Hani Türk Şerif'i falan da geçtim. DMC'yi yiyeceksem önce ondan yerim zaten yani. Hadi bakalım. Vallahi diyorum. Bir şey olmaz gerçekten, bu kanalda neler gördük biz ya. Okay. O zaman daha da odağımız kaymadan abi, yazık olmasın tekrar sonraki haftalara kalmasın diye kalan demolara bakıyorum. Aa, tamam. Zaten çok bir şey kalmadı demo bazında. Shadow'a baktık, Emin'e baktık. 75 beats'ten Travis Scott Type Beat Resource geliyor. Sonra da Ozan'ın bir tane demosu var, o kadar zaten. Dediğim gibi Gamata'dan aslında bir demo daha var ama bugün 3 tane Gamata dinlemiş oluruz böylece. O dediğim gibi işte haftaya falan bakarız Gamata'nın o demosuna. Torpil gibi olmasın. Geliyor. 75 bilsin işi. Evet, ben fade attım 75. Burada mısın bilmiyorum. Evet yani 75 yine komik bir şey söyleyeceğim sana. yine Travis Scott type değil asla abi. Bu arada. Hani yani Ben bizi troll etmeye başladığını düşünüyorum şu anda abi ufaktan. ya, çünkü 75 ne zaman beat atsa, hani güzel de olsa, hani çok içimize sinmedi de desek asla tutturamıyor abi. Hani şey, Black Milk type dediğinin
Sagopa demiştik hatırlıyorum burada. Hani başka bir şey type diyor o çıkmıyor. Yine burada da asla Travis Scott type diyor bu yani. Bir önceki hafta attığını çok beğenmemiştik. Ona kıyasla iyi de olsa şey var. Ben açıkçası ses bankası tercihlerini çok beğenmedim. Birbirleriyle uyumsuz geliyorlar bankalar biraz bana. Sonradan giren gitar mesela gerçekten çok, çok kötü bir tonda. Ama bu şeyden dolayı yani canlı çalınmış da o şekilde akorlanmış anlamında söylemiyorum bunu. VST bu çoğumuzun sıkıntısı abi. VST'lerdeki bazı sesler aşırı yapay olur ve asla gerçeğin yerini tutmaz ya böyle bir sıkıntı. Davulda denediğin düşündüğün şeyi ben beğendim. Hani bir ama arada bir mesela o davulun düşüp hi-hatler üzerine falan yürümesini ya da işte yer yer eksiltmeler duymayı isterdim. Bu tarz şeyleri duymayı isterdim kendi adıma aranjede. Çünkü sürekli o çıtık yapıyor ya hani bilmeyenler için sesi taklit edeyim. Hani bu gerçekten bir süre sonra yormaya başlıyor çünkü yani. Abi yani burada herkesin bir şey alması gerekiyor. Yani ne diyor bunlar diyen çünkü çok insan oluyordur ara ara yani. Evet burada enstrüman tercihi en büyük hata ama dediğim gibi ben 75 birisi de genel olarak potansiyelli görüyorum. Devam. Sen ne diyeceksin bilmiyorum ama. Yok, katılıyorum ben de abi. Sakura sen söyle öyle söyleyeyim abi. Soru sormuş. Yok yok, söyle abi, söyle. Aynı şeyleri söyleyeceğiz zaten ya, çok bir şey değil. Sakura Blossom demiş ki abi ilk önce ritim mi yazılır yoksa melodi mi yoksa belli bir kuralı yok mu cevaplarsan sevinirim. Yani ben önce melodiyi yazarım sonra davulu melodiye göre yazarım. Sonra tonlamalar falan ama değişiyor. Yani gerçekten kişinin tercih biraz yani o. Böyle bir kesin kural yok yani. Bu ses alıp beat yapar mısın? Çık 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 diye. Yine de ellerine sağlık demiş. Beş evet. Sendeyiz abi. Yok, aynı şeyleri söyleyecektim ben de sana hemen hemen ya. O yüzden bir daha tekrar etmeye gerek yok bence. Ne oldu? Kopmaz Mustafa ne yazdı? Aa. Bir THY uçağı Tahran'da bir yere inmiş sonra geri kalkıp Bakü'ye gitmiş. Ya yayın zamanı niye bunları yaşıyorsun sürekli diye de ona. Hani ben şeye gülüyorum hani. Peki Tamam abi, niye abi fıkra gibi başladın? Bir THY uçağı Tahran'da bir yere inmiş. nasıl Geçen anlatacak bunu? şey bana abi geçen ya dalga geçiyorum. Geçen Siri bana abi şey dedi ya. Allah kahretsin, bulacağım onu, dur. Ve dururken söyledi. Ya oyun oynuyoruz bizimkilerle. Telefon da burada yanımda şarjda duruyor. Büyük ihtimalle şey olmuş. Fısıldadan yazdım da ben bakamıyorum ya şu an. Şey, bilgisayarda açık olduğu için. Abi açık burada duruyor. Kendi kendine bir ses algıladı durup dururken. Hiçbir şey yok ya. Ben seslenmedim. Abi dediği şu. Adamın biri her akşam makarna yiyormuş. Bir akşam kapı çalmış, gına gelmiş. Öf. Bana gecenin ikisinde bunu söyledi. Al ya, kanıtı Öf. da var yani, yalan da değil. Yok, Okumuyorum bilmiyorum. yok görünmese de abi Abi. gerek yok. Öf. Abi bu nedir, durup dururken bir de gecenin ikisinde Öf. hayatı sorguladım. Abi bir direkt block on block eşittir arkadaşlığımız bitti. Muhasır is now my best friend diyeceksin yani orada. Yani yapacak hiçbir şey yok. Of. İlerliyorum abi çok tatsız kanım Evet, çekildi yemin lütfen. ediyorum ya. Aa, bir kere de bana şey demişti abi bu. Bunu anlattığımı bilmiyorum. Yemek yapıyordum. Yine böyle müzik dinlerken bir anda Siri açıldı kendi kendine. Şarkının içinde bir şey büyük ihtimalle yakaladı. Açıldı ve şey dedi. Aa pardon, dur öyle olmadı, bir dakika, özür dilerim. Yemek yapıyordum, alarm kurdum. Evet. Yumurta mı ne haşlanıyordu, alarm kurdum. Bana şey dedi. Başında durarak kaynamasını bekleyemezsin diye bir şey söyledi ve ben o anda teknolojiden korkmaya başladım. Bu arada Bir daha da bulamadım aynı sesi. bugün Mali izinli arkadaşlar. Elrayen bizimle birlikte ve botlarıyla geldi. Teşekkürler Elrayen'cim. Sürekli ana anlatıyor burada. Evet, Emir de Bir ben de kere aynı de şakayı yaptı anladım. aynı anı. Demoya geçeceğim adam anı sıkıştırıyor. Ya. Demoya geçeceğim hemen Tamam, bir anı özür dilerim. geliyor. Tamam tamam abi, Yok tamam, be. sustum, tamam. Bir daha da Ya konuşmayayım. oğlum ben Tamam. senin üstüne gelmeyi seviyorum. Bunlara niye alınıyorsun ya? Hani Hı, hatta yine 3 yaşına gideyim mi? Hı, evet. diye. Ben hatta senin üzerinden eğleniyorum böyle ben hani ufak ufak Bu kavga nasıl söylemezsin bunu yalnız yani. senin Joker'in üzerinden yazdığı punchlardan daha iyi punchtu bu arada, tebrik ederim. peki Tamam yani. Senin sırada üzerinden eğleniyorum. sevgili vasıfsız eleman yani Ozan'ın gönderdiği o cazlar blueslar beni mahvediyor ya beat tape gelecek yine 12 dakikalık bir şey göndermiş Ozan başını dinleyip yani ilk beat'i dinleyip geçsek kafi midir Ozan ya da spesifik olarak dinlememizi istediğin bir dakika var mı? Buradaysan yazarsan sevinirim.
Bir de o zaman bir şey diyeceğim. Sen yemek yiyor musun? Tuvalete falan gidiyor musun? Yoksa sürekli beat mi yapıyorsun? Çok merak ediyorum. Sürekli beat yapıyor abi. Yap, bir Baykan'a da o zaman şey Bir de işte yapsın. Flow Radyo'da geçen Brother ile falan oturuyor böyle. Doğru iki... Ya çok imrendim. Çok imrendim bu arada. 2 dakikalık bir beat. İlk beat tamam abi. Geliyor. Kanka ben fade attım. Ozan ne yapıyorsun bize sen ya? Of Ozan ya, bunu söyleyeceğime inanamıyorum ama Ozan ne olur davul yazma ya. Ne olur ya. Sen davulsuz daha güzelsin. Peki. Ben seni doğal halini seviyorum Ozan. Sen davulsuz daha güzelsin. Yorumlara bak. Sevişme müziği. Böyle müzik çalan yerlerde Ya caz böyle. çalgı Ya McDonald's tuvalet müziği çok doğru bir saniyeydi ama Ozan gerçekten ben seni davulsuz daha çok seviyorum abi. Bu ne ya? Öf. Bak Klip yok Haluk ya artık. sampling'ine gram lafımı etmiyorum. Eyvallah. Hani burada güzel fikirler var. Orada tatlı tatlı çoplar duyuyorum ama o mu bu ne oğlum? Vallahi davulsuz bırak ya. Ne olur ya. Evet, siyahi bir abimiz dolu 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 bir şeyler çalıyor yani gerçekten şu an. Sagopa ilk kez haklı yani. Bu konuda. Abi, bu arada konudan bağımsız bir yorum okumak istiyorum. İznin Burak var hoş mı? geldin. Oku oku abi. Veteran. Bugün Blues yayınının tekrarını izledim. Onda her hafta farklı bir müzik tarzı incelemeyi düşünüyoruz diyorlar. Diye de bir gülücük var sonunda. Evet. Tamam abi yapamadık. Yani Onur'un mezuniyet durumu sonra Yapamadık. benim Durumumuz yoktu. ve sonra benim yani bir yayın takvimi karmaşası falan derken kaldı ama The Grace'e devam edeceğiz mutlaka yani. Ya abi senin yayın takvimin benim gördüğüm Nasip en stabil kısmet. yayın takvimi. Nasip kısmet yani evet. Evet her Hatta hafta cumaları görüşmeler. haftalık yazıyordu. Emir onu güncellemiş. Cumayı da nasip kısmet yazmış. Sanırım şeyden sonra yazdı onu da. Evet, ertelemiş. Yılbaşında benim haberim olmadan yapalım. Benim haberim olmadan müsait olmadım yayından sonra. Yapamadık 2021. Aa, bu arada Ozan gerçekten kanka yani senin normalde beatlerini beğeniyorum biliyorsun ama bu davul abi gerçekten beni hiç çekmedi ya. Üzgünüm. Yine üzgünüm counter. Alınmayacağını düşünüyorum. Akşay geliyoruz iki parça falan kaldı. Demolarımız bitti. Yanlış görmüyorsam. Abdurrahman esprisi okunmadığı için birazcık içerlenmiş okuyayım mı onu da? Tabii. Uzaktan dinleyelim belki hoş gelir ses. Oo. Oo, oo, ne yapıyorsun Sen be? istedin abi sen Of, istedin. of. Dünkü verdiğim aboneliği geri alabiliyor muyum? Böyle bir şey var mı? Böyle bir fonksiyon var mı diye işte. Gerçekten abi bir davullar bir değişse ya da daha farklı bir şey olsa çok daha beğeneceğim, bağrıma basacağım işmiş. Davul yok etti beni o zaman bu sefer. Hakikaten bunu söylediğime inanamıyorum ama davul yazma kanka ne olur. Ve sen davulsuz çok güzelmişsin. Ben hakkını yemişim senin ya. Chat'te yazılanlara gidiyorum Abdurrahman'ın şakası Ben de üzerine de. gülüyorum şu anda da olay bu arada şeymiş uçağın iniş takımları bozulmuş Tarık'ın acil iniş yapmaya çalışmış ve o yüzden uçak saldırısı sireni çalmış sonra da Bakü'ye inmiş Baykan Barlas haber ajansından geldi. Şalarans bugün onu alamayız çünkü daha parçalarımız var. Ama sen yine Discord'a bırak haftaya bakarız yani. Çünkü yayın esnasında geleni almıyoruz. Yani yayından en erken 9'da giriyorsa ben 6.30-7 gibi playlist'i bitirmiş oluyorum. Ondan sonra gelenleri yayında bakmıyoruz. Hatta ertesi haftaya yakalıyor genelde. Ben ilerliyorum abi demolardan. Bugünlük demolarımız bu kadar. Okay. Sırada. Tuğrul Bektaş umurumda değil gelecek. Ondan sonra Miraç ve Sistem Depresif var. Sonra Begen'in albüme geliyoruz zaten. İlk olarak Tuğrul Bektaş umurumda değil geliyor. Evet Mali'cim ben fade attım. Geçleri gördüm çünkü biraz. Bu arada şeyi de ekledim. Düzelteyim. Ravend'in de parça çıkmıştı. Unutmuştuk. Ravend'i de ekledim. İkisini dinleyip Berkcan Güven'in albümünden de birkaç şey dinleyeceğiz hızlıca. Bu arada sen parçaya gir. Ben közlerim çıktıysa közümü alıp hemen hızlıca geliyorum sadece. Tamam gel bekleyelim beraber gireriz ya. Diyorsan gir abi ya. Çok söyleyecek bir şeyim yok çünkü o yüzden sen git gel Peki o zaman. ona girsin. Tamam. Adam kulaklığı çıkarınca da duyuyor. Çok enteresan bir skill var. Enteresan. Emir bir daha olmasın lütfen böyle yapacaksan eğer hiç hoş değil yani. Abi niye özür diliyorsun abi böyle bir şey için? Ravandi kaçırmışım çok pardon yazmış da buraları podcast'e koyarsa Baykan. Şapkada ne yazıyor? Hatırlamıyorum ki.
Şu anda taş duruyor benim görüntüde, o yüzden. Explore New Heights böyle bir şey yazıyor. Niye çıkarıp bakmıyorsam? Aynen öyle yazıyormuş. İyiyim abi, teşekkür ederim. Teşekkürler, çok iyiyim. Evet, geldim. Gel, gel, hoş geldin. Hoş buldum abi. Evet. Abi ben şey sandım bu arada şarkıya girerken, Naci Berktaş mıydı bir ara tepkiyle çalışan Evet. şey? Ben bir an onun şarkısı sandım, biliyor musun? Girince bir şaşırdım, ne olmuş diye adama. O kadar benziyor mu ya Tuğrul'la? Hayır işte, şaşırdım Ha. işte, o yüzden ben isimleri karıştırdım birbirine. Hep sen mi Aha, karıştırıyorsun? anladım anladım, şimdi anladım, tamam. İsimleri karıştırdım. Abi ben çok emin olamadım şarkı hakkında ya, iyi Ben mi de bir kötü mü arada diye. kaldım bu Çok arada. arada kaldım yani, çok arada kaldım. Bence nakarat başarılı. Beat biraz fazla karışık geldi bana. Yani. Evet, katılıyorum ona. Beat biraz fazla karışık geldi. Ya gürültülü geldi daha doğrusu. Nakaratı başarılı buldum. Verse'lerde kararsızım. Hani yani iyi desem çok iyi değil. Kötü Evet. kötü desem facia değil. Biz neler dinledik yani bugün. Ama Çok ortalama çok. desem, ortalama böyle standart bir iş gibi de değil. Çok arada kaldım ben Evet, ya. kesinlikle bu arada chat'te dendiği gibi beat biraz daha sakin olsa çok daha farklı yorumlar yapabilirdim. Ama olabilir yani, şey değil. Bugün için fena değil diyebileceğim bir iş geldi bence yine. Yani Evet. şey, en Yani en iyileri iyileri almam ben ben de yani. ben de ben onu diyecektim. En iyileri Birimiz almam. çıkalım istersen abi. Boşuna aynı anda vakit kaybetmeyelim. Niye? Yani aynı şeyleri söylüyoruz birbirimize de, o yüzden. Niye farklı İlk düşündüğümüz defa bu kadar aynı çizgideyiz de. Parçalar da oldu abi. Yani hiç olmamış gibi davranmasak mı? Harmanı ilk üçe girerdi diye modum Harman şeyimiz var yani. Burada bizim. Fuchs'un son şarkısını düet yaptı adamın kankası. Ya yok, gereksiz infolar değil mi? Tuğrul'u ben de bizzat tanıyorum. Caner'i de bizzat tanıyorum. Şey değil. Fuchs'la son düet yapan arkadaşın ortağı olduklarını biliyorum. Yani aynı stüdyoda çalıştıklarını biliyorum zaten de. Emir. Akçay, ben bunu şeyden Almanca nasıl okunuyor orası? hhv.de diye bir site var. Onun shop'u var bir de Berlin'de. Ben bunu oradan almıştım. Ama yani şey değil. Yani bak bu... Aa, ben oraya, oğlum Berlin'e kadar gidip ben oraya niye gitmedim? Fiziksel mağazası vardı değil mi onun? Var var. Ben her seferinde oraya gidiyordum Aa, gittiğimde. salaklığa bak ya. Ama yani şey var. Bu şu tonda bir şey. Ben bunun tonunu sevdiğim için almıştım. Mesela çok sade bir şey yani. Hani Wu Wear olmasının çok bir esprisi yok aslında. Ben sadece Evet, rengini evet, ve evet. şu şapkayla kombin ederim mantığıyla almıştım zaten açıkçası. Ya üstündeki için değil de ben oradaki şeyi merak ediyorum. Bir iki dükkana girdim, plakçıya. Bizimkilere göre çok daha güzel Evet olduğu evet için evet. hani benimkini aşırı merak ettim şu an. Yani çok güzel plakları var. Hatta şey lisanslı birçok, hani mesela ben oradan Onyx ATCQ Beres'i falan da almıştım yani. Başka ne aldım öyle lisanslı ürün diyebileceğim. EPMD şapkası vardı bir ara. O yine benim gaza gelip konserde fırlattığım ve giden ürünlerden bir tane. Yani, o tarz şeyleri bulabiliyordum Kanka orada. Güzel bir şey çocuğunu fırlasaydın daha iyiydi yani. yani, doğru söylüyorsun. Sen seversin zaten çocukları Allah ve Allah. Mördayı. hayır, Evet. fırlatma kısmı için Ha, tamam. söyledim. Kelimeyi kullanmayayım diye. İlerleyeceğim parça bu arada. Evet, ben dediğim gibi bugünün fena değil diyebileceğim işlerinden biri benim için bu. Sorulara bakayım. Akçay abi, Wu-Tang'de diskografi girmeye değmeyecek insan var mı? Yok abi. Ya şey var. Affiliate'lerde atlayabileceğin çok isim var. Rather One bile affiliate gözüküyor çünkü. Bir dönem hani Türkiye'deki şey mantığı gibi düşün. Hani Selo bir ara diyordu ya, ben Kadıköy acilim diyen herkes Kadıköy acildir kafası. Wu-Tang de bir ara hani Staten Island'daki tüm mahalle arkadaşlarını hani affiliate yapmıştı. Hani Rather One falan gibi çok kötü rapçiler de var yani orada. Ama yani şey, bilindik affiliate'leri de atlamamanı öneririm. Sons of Man gibi, işte Kill Army gibi grupları da atlamamanı öneririm. Zaten buna şeyle gireceğiz ama Hip Hop 101'de Wu-Tang ve affiliate ağacı üzerine de ileride bir yayın gelecek mutlaka yani. Almanya'yı çünkü bitireceğiz haftaya. MF Doom özel yayınında yaptığımız gibi daha detaylı grup veya işte solo diskografi incelemelerimize geleceği için orada daha bir fikrin olur zaten. Baran izledim, izliyorum hatta, güzel dizi. Ya bak ben ona başlayacaktım, unuttum ya. Neyse, konu çok sapmadan abi ben ilerliyorum. Ya yani yine ara ara böyle Podcast'tekiler ne konuşuyor bunlar diyor şu an.
Evet, ben yine çok sapmadan yorumları okuyoruz da hani şey çok dağılmadan kafamız, ben ilerliyorum parçalara. Yeni eklemiştik hani, biz bunu unutmuştuk bugün. Geliyor. Ravent yudumlarım geliyor. Evet arkadaşlar, parçayı bitirdik. Zaten kısaymış, 2 ya da 19 saniye. Arada geçlerinizi gördüm ama çok yoğunluklu görmediğim için dinledik sonuna kadar. Geçen haftalarda Ravend'in verdiği bir parçayı biz günün en iyi parçası bile seçmiştik hatırlıyorsan. Hani o parçadan uzak buldum biraz. Yani kendi listemde vardı daha doğrusu. Sende de vardı galiba da, yeni ilk üçte hatırlamıyorum. Çok hatırlamıyorum abi ben. Artık şu bir de hani artık 20, 28-29 hafta oldu, artık karışıyor bazı şeyler birbirine tabii ki hatırlama bazında. O parçadan daha uzak buldum. Ama yine de günün geçerli işlerinden birisi. Beni nakarat güzel, beat tatlı, bu ikisi bayağı yakaladı beni. Ama verse'ler beni pek sarmadı abi. Yani Evet ya, öyle verse'lerde biraz beni de sıkılır aslında gibi yaraladı oldum. Evet, verse'lerde verse'lerde ya. biraz sıkılır gibi oldum yani. Ama Bir yine de de günün outro geçerli kısmı işlerinden. hani bir de outro kısmı biraz şey geldi. Hani olmasa da olurmuş gibi Evet. geldi bu. Yani Ama yani çok bu çok ciddi bir mühim bir şey değil ama. evet. Ama yani bu hafta ama şey dediğiz hani aşırı facia bir haftada olmamamız beni bir açıdan mutlu Evet, etti. En evet, azından fena değil diyebileceğimiz çok iş duyduk. Hani çok iyi de diyebileceğimiz fazla gelmiyor yine ama fena değil diyebileceğimiz işler duyduk yine yani. Bu açıdan da memnunum. abi ama şöyle bir sıkıntı var. Benim kötü işlere şu ana kadar aldığım 10 tane şarkı var. Nasıl seçeceğim bunların içinden bilmiyorum. Evet benim de var bayağı da yani. En azından şey var hani geçen hafta kötü işlere 20 seçip iyilere 3 falan seçiyorken geçen haftalarda, bu hafta en azından hani şey en iyi listesi içinde hani kararsız kalmayacağız çok büyük ihtimalle. Hani böyle hani 5 Evet. tane var, hangisini seçeceğiz kafasına gelmesek bile en azından şey fena değil diyebileceğimiz de bir o kadar iş olması benim açımdan umut verici bir şey. Evet, doğru. Hani önceki haftalarda kadar yıkık yıkık çıkmayacağım bugün yayından yani. Saat 1:30 olmuş. Ben farkında değilim bak. Yo Normalde zaten bu saatlerde ben ölüyorum. evet, yani ölürdük ama yani, yani ikiye sürer ya, ikiye kalmaz diyemeyeceğim, sürer muhtemel. Ama yani bir yarım saat daha buradayız en az. Ama arkadaşlar ben ara ara esniyorum. Kusura bakmayın, uykum Ya gelmiş. olacak o. Sufio demiş ki Ravent Bol Sözlük kitlesi tarafından kendi işlerinin olduğu için emin değilim bundan. Evet, Bol Sözlük yazarıydı o da bir ara. Biraz fazla övülmüyor mu sizce de demiş. Ya aksine ben Bol'da bayağı gömüldüğüne şahidim. Hatta bugün şey vardı. Bol'un Discord kanalında benim yayınımın paylaşılması problem falan olmuştu yani. Hani Bol aslında o kadar sahiplenici, yani Bol'daki birçok bazı yazarlar o kadar da sahiplenici olmuyor arkadaşlar ya bence. Bilmiyorum, belki hani ben sadece kötüleri görüyorumdur ama. Discord kanalının kullanım şekli alakasız bir tartışma. Orada duyurularda benim yayınımın geçilmesine falan bağlanmıştı yani bugün. Yok Hayati çok haklısın çünkü aynı sorunu biz de yaşıyorduk. Hatta ya senin orada ismini verdiğin bir kullanıcı bizim kanaldan yine banlandı yani. Dediğin gibi hani o dengeyi kurmak, yönetmek Discord kanalını çok zor. Hani ben orada daha sanatsal bir şeyler paylaşsın dediğimde ilgi görmüyor. Goy goy olsun dediğimde ipin ucu kaçıyor. Bu sefer hani yani ben eşimi dostumu çağırmaya utanır hale geliyorum yani bazen. Ha bunu düzenli yaşıyoruz anlamında söylemiyorum. Hani bu dengeyi kuramadığın zaman neler olabileceğinden bahsediyorum. Hani Emir ya 9'da çekelim yayınları rahatlayalım dedi de biz aslında bugün 9'da mı yapsak diye bir düşündük ama ikimizin de işi vardı o evet. yüzden biraz daha geç başladık. Hatta biz bugün bile hani 9.30 demiştik, bugün bile bir tık hani bir 5-6 dakika gecikmeli girdik yine. Hani ona insanlar alışkın zaten bizden, hani kimse problem etmiyordur da yani. Ama şey var hani aslında şu yoğun, özellikle şu senin taşınma işleri falan bir çözülsün ya da benim işte biraz daha kendime ayırabileceğim vakit artacağı bir zaman, sen biliyorsun hani bu ara bir git geldi falan oluyor. Ablamlar falan sık sık gelip gidiyor. O düzeni tam oturttuğum zaman daha sabit, stabil bir saatte devam edebileceğimiz bir gün belirleriz ama şu anlık biraz hani gün içerisinde bu akşam şurada mı girelim, bu saatte mi girelim diye bir diyalogla belirliyoruz biraz. Ama ona bırakmamaya çalışacağız yani. Çok da geçe bırakmamaya çalışacağız her türlü yani. Ya ama dediğim gibi hani bu arada dediğim gibi Discord'daki arkadaşlar sizin davranışlarınızdan çok rahatsızım falan demiyorum ama biz kendi aramızda moderasyonla da konuşurken bazen hani çok katısını sağlayan şeylere bir izin versek yok olacak bazı şeyler. Yani o çok çok zor bir denge o yani. Herkesi mutlu etmek mümkün değil.
Ciddi konuşmak isteyen insan bu sefer hani sululuk görünce rahatsız oluyor. Hep ciddi mi konuşacağız diyen insan da bu sefer ciddiyeti gördüğü yerden kaçıyor. Bunun dengesi mümkün değil. Seni çok iyi anlıyorum ben hayatım. İmkanı yok Akçay. Onu da sormuşken cevap vereyim. Öyle geçelim parçaya. Baykan abi sence korona bittikten sonra Travis gibi mainstream emsal İstanbul'a gelir mi? Tahminsel olarak neden imkanı yok diye yazıyorum. Döviz kurları. Hani kaçtan bilet satacaklar da hele ki şu an korona ve döviz krizinden sonra ayakta kalabilen bir firma ne kadar hasarlı her şey hasar görüyor da çünkü aylardır konserleri yok bunların gelirleri de yok yani. Öyle bir bütçeyi yaratacaklar da kaçtan bilet satacaklar da kar edecekler. Arkadaşlar bir de koronanın bitip de konserlerin başlaması için önümüzde uzunca bir süre Evet var. O evet süreye evet. kadar yatırım tavsiyesi değildir ama döviz kurlarının ne olacağını da bilmiyoruz. Yani şu Yani anki halimizden daha da kötü olabilir. O yüzden. Türk lirası zaten pul oldu. Hani buna da girmemiz gerekiyor. Silivrilik bir mevzu değil. O espriler gelecek ama Türk lirası zaten pul oldu. Hani baktığın zaman 500 lira şu an 100 dolar bile yapmıyor. Hani Amerika için bir şey olmayabilir ama burada adamın çekeceği fiyat çarpı 7,5 TL bazında düşündüğünüz zaman bir de o konserin yapılacağı alan, oradaki catering firmaları, işte güvenlikler falan istihdam edecek insanlar derken o kadar büyük bir konserin. Yani kaçtan bile satacak da bu adam bile kar edecek o işten, devamlılığı olacak. Yani dolar falan bu seviyedeyken çok büyük mainstream global kimseleri Türkiye'de beklemeyin abi. Aa, Ha. belki hologram olarak falan gelir. Ya şeye gelir, atıyorum örnek veriyorum hani. Acun gibi bir bütçe varsa da atıyorum bir televizyon şovuna bitik sayılabilecek bir ünlüyü falan çağırabilirsin. Çok nasıl diyeyim? En formda döneminde kolay kolay çağıramazsın. Yani 50 Cent atıyorum buraya 2013'te 14'te geliyordu ya da işte 2010'da geliyordu ama 2000 onu 2003'te hayatta getirtemezdin ya buraya hani o paraları aynı mantık. Hani bitik dönem mantığı. Ha yine de getir eyvallah ama şey değil. Yine de gelsin tabii ki. Ya bitik döneminde de gelsin. Okey. Bir organizasyon görelim ama şey zor yani. O kadar şu an en hype'ını yaşayan heriflerin, en prime dönemindeki heriflerin gelmesi çok zor yani buraya. Arkadaşlar 50 Cent'i getirmiş adam Acun diyorsunuz da Acun ondan daha önemlisi Burak Altıntop'u getirmiş bir isim yani. Şey Yani. yapmak için. Ya ama bak Antalya'ya Jennifer Lopez de J.Lo Antalya'ya 2002'de ya da 98'de gelmedi arkadaşlar. Yani hani geldiği yıllarda Jennifer Lopez'in Amerika'da yani bitik dönemleri ya şey gibi düşünün ya. Kim diyeyim şu an size en iyi örnek verecek. Yani şu an Yani direkt DMX'in... isim örnek olmasa da şey olabilir ya futbol hayatını bitirmek Evet evet üzereyken evet Arap evet ülkelerine evet. ve Türkiye'ye gelen futbolcular yani. Tamamen aynı mantık. Yani özellikle şey bazında hani Mesut Özil falan diyor. öyle Mesut Özil abi bu gerçekten. Yani şey değil çünkü ya Amerika'ya gidecekti ya Katar'a gidecekti ya da Türkiye'ye gidecekti ki yani milliyetçilik şovu ağır bastı ve Türkiye'ye geldi. Mesut'un kafasında futbol var mıydı sence? Yani 7 yıldır Arsenal denen saçmalıkta oynuyor. Neyse girmeyeceğim oraya. Futbol bazında. Ya ve ama en basitinden şey geldi abi hani Prime dönem DMX'i buraya getiremez ki yani burada hani DMX deyip bir de Jarul falan çıktı bu ülkede arkadaşlar. Hafiz'te DMX vardı ama Jarul falan izledik ve Jarul'un hani Eminem yok etti zaten 2004 senesinde. Oradan beri Jarul'un kariyeri yok yani. Neyse ilerliyorum. Tamam. Çok çok uzun kaldık. Müziğe dönelim. Sırada Begen'in albümünden önce Miraç son parçamız. Miraç ve Stem Depresif. Stem'in Doğan Olsun 2 geliyor. Ay bu seri şarkılara da. Ha, Miraç özelinde bunu söylemiyorum da gerçekten çok sıkılıyorum ya. Evet arkadaşlar geçtik geçtik geçtik. Musab bu arada otorite kullanıp hani Bitcoin 50 bin Bitcoin harca rapi kapatıp Hello Kitty kart oynayanları da bilgisayarda yüklü diye şu an Musab. Vallahi indirip oynayacağız onu. Çok istiyorum. Ama abi bir şey söyleyeceğim. Chat'e de yazdım. Siz bu coin'leri çuvalla mı alıyorsunuz? Nasıl bu kadar çok biriktirebiliyorsunuz? Ne yapıyorsunuz lan? Bir şey mi var bunun? Bende 37 bin var abi. Çok kötü vokal bu arada gerçekten Gözde ya. Ve şey var. Kabul edeyim. Dönemi için ben bunun ilk parçasını beğeniyordum. Yapıldığı dönemde. İlk Stem'in Doğan Olsun'u. Ve Stem Depresif çok kötü geri dönmüş abi. Hani verse başladığı gibi bitti. Yani hiçbir flow değişimi yok, tonlama yok. Dümdüz okudu adam abi. Yani bu Stem Depresif ki bence kötü bir vokal değildi dönemi için 2006-2007 yıllarında yani. Abi oraya geçmeden az önceki şeyi düzelteyim. Kendilerini iade edebiliyorlarmış modlar. Ha, eyvallah. Üzüldüm şu an. Eyvallah. Üzüldüm.
Sen de mi bilmiyordun bunu? Bilmiyordum, hayır. Öyle bir şaşkınlık hazırladım ki. Ooo, neredeyiz arkadaşımız? Ve şey... O zaman ben Miraç'ın şeyiyle, cümlesiyle sana katkı sağlayayım. 13 sene geçti, hala aynı ben, aynı evet. Sen. Gerçekten yani, evet. O aynı sen değil. Sistem depresif geri gitmiş abi. 2008'deki vokalinde bir, yani en azından 3 flow yapabiliyorsa burada 1'e düşmüş yani. Ve Miraç zaten çok kötü şu an yani. Gerçekten çok kötü abi. Ve yani yırtınıyor, tırmalıyor abi. Hani şey olsun, hani bir şekilde ünlü olayım, işte her yerde billboardlarda olayım, en kötü kendim Spotify listelerine diss attığım bir reklamı billboardlara vereyim falan kafasında yırtınıyor bir insanların gözüne girip ünlü olmak için. Ama abi yani hayır, olmayacak. Aksine çok iticisin yani. Yani şey de değil. Mesela en basitinden Benfero millete sempatik ya da işte ergen kızlar için kastı falan geldi ya böyle hani. Hiçbir şey yoksa hani buradan kredi kazandı ya abi, Miraç'ta o da yok yani. Antipatik duruyor herif yani. Hani seni insanları abi, sırf ergen kızlar için kaslı değil, benim kaslı yani adam bu arada. Ya hayır yani, şundan bahsediyorum için. Abi. Abi senin yaşıtın olan herhangi birisi sırf kaslı diye bir insanı benimseyip dinler mi? Yani anladın mı? Ya bu şey gibi işte, Blue grubunun bir dönem popüler olmasıyla aynı mantık yani. Ben artık seni manipüle edeceğim, ona karar verdim. Yani burada anlatmaya çalıştığım şey o yani, hani abi senin insanları hani müziğin dışında da sempatik gelecek hiçbir şeyin yok abi ya. Ben o topa girmem yani, öyle bir düşüncem yok Miraç hakkında da. Değil mi? Olabileceği tek seviye Arda Kural haline düşüp Sago'nun konsere falan götürmesi demişler. Yani Sago şu saatten sonra bunlara bakmaz bile ya. Yani çırpınıp dururlar. Hatta Sago'yla bir it dalaşına falan girerler de hani yani Sago yoluna bakıyor abi, saldı. Ha orada benim üzüldüğüm Zed vardır en çok hani potansiyel bazında. O dönemki ben kuvvet Rafine'yi severdim. Bile daha canan. Ben Rafine'yi beğenmezdim çok. Ben severdim ya Rafine'yi. Yok, saygı duyuyorum da bana o da çok düz gelirdi o zaman yani. Hatta turuncu kapaklı bir albümüm vardı, şu an adını unuttum onu. Bayağı severek dinliyordum ben. Rafine'li miydi acaba ya? Tahmin ettiğim gibi çıktı. Haberim yoktu. Goodfellow Tommy demiş ki Sago ile görüşmek istemiş, Sago reddetmiş diye. Yani şaşırmadım abi, ne işi var Sagopa'nın. Çünkü sürekli birilerine bir cezaya en başta yanlamaya çalıştı. Abim özür dilerim, işte bana buradan kötülük ettiler bilmem ne. Sonra yine ben Sagopa'yı seviyorum'a geldin. Sonra işte Spotify listeleri bizi almıyor deyip Shaker diye şarkı veriyorsun abi, Afro Trap çılgınlığı sırf listeye girmek için. Yani... ünlü olmak için yırtıyorsun kendini ama yani umarım başarısın abi. Tabii ki ekmeğinde gözüm yok ama çok zor gözüküyor yani. Ve kötü müzik. Yani gerçekten kötü müzik. Ya Şeyin Şah mevzusunda da abi hani sen Şeyin Şah'ı ünlü değilken küçük görüyordun. Hani o miximi yap diyen fame'i unutma falan diye. Adama görüldü atmışsın, sonra adama bile trip atıyorsun. Ünlendikten sonra beni takmadı diye. E görüldü atmışsın abi, ne yapacaktı? Kucaklayacak mıydı seni? E şu an ben de hani biz kendi işi düşünce yazıp... Ben herhangi bir şey sorduğumda görüldü atan herhangi biriyle ben de muhatap olmayacağım yani açıkçası. Şeyin Şah kadar ünlü olsam. Tabii ki yani. Çünkü çıkarına göre bakmışsın abi yani. Özetle söyleyeceklerim bu kadar ama Sistem Depresif çok daha iyi rap yapıyordu bundan ama çok kötü geri dönmüş ya. Evet Akçay, doğru söylüyorsun da yazma onu chatte, yine de şey hakaret olmasın kimseye yani. Oğlum görüldü olayında sen kimseye bir şey diyemezsin deme Emir bana, çünkü ben hani bak uyku düzenimden falan o anlık görüldü atarım ama 1,5 gün sonra bile olsa mali şahittir bir şekilde dönerim ben sana yani, ben senin yanında ya da 1,5 hafta diyelim biz ona, gündemeyelim de ama dönerim abi yani uyanık olduğum vakit dönerim ona yani. Evet, şimdi geliyoruz günün son işine. Berkcan Güven'in albümü. Klip parçasına bakacağız zaten. Emir Taha ile yapılan BSG parçası. Listede Tenha var, Mayday var, Neredeyim Alo var, Peşimde Bela var. Bunlardan üçüne bakalım diyor. Buna üçü de dediğim hani BSG ile beraber üç parçaya bakalım. Ben albüm hakkında dün dinlediğim kadarıyla genel bir yorumumu zaten yapacağım. Ya sen dinlediysen sen seç istersen ya. Yok şöyle yapacağım abi, anket açacağım, en çok oy alan diğer iki parçayı seçeceğim. Arkadaşlar anket başlatabilir miyiz? Sizden rica etsem.
Yok, şu buraya yazmayın, anketten oylarsınız abi. Peşimde bela. Neredeyim? Alo, Mayday ve Tenha arasında en çok oy alan ikisini seçeceğiz yani. Peşimde belaya klip gelecekmiş deniyorsa o zaman peşimde belayı almıyoruz. Tamam o zaman ya. Neredeyim? Mayday ve Tenha'yı dinleyelim o zaman. Madem Dört klip ya. gelecekmiş ona. 4 yapalım o zaman, tamam. Bence bir şarkıya daha gelir oradan da. Bana bize de ama yani sorulacak abi. O zaman klip denen ilk parça geliyor. Berkcan Güven'in albümünden. Emir Taha düetli BSG açılımını biliyorsunuz zaten, geliyor. Evet arkadaşlar, geç diyenlerinizi gördüm. Geçtim. Bu arada şunu kabul edeceğim. Klip çok tatlı abi. Hakkını vereyim. Ya klip şöyle çok tatlı. Fikir olarak hani Eurovision ve hani bir BBC evet evet şeyleri evet bu belgesel kafası. Ya bu yani ben klipteki fikri sevdim abi. Bu konuda bir yaratıcılık var. Ha, klip yüzünden parçanın puanını yükseltmeyeceğim. Benim üzüldüğüm nokta şu abi. Emir Taha'yı biliyor musun? Hadi. Biliyorum. Ha, ya Emir Taha kendi prodüksiyonlarını yapıp gerçekten hani nasıl diyeyim? Tabii ki Weekend bambaşka bir nokta. Hani denk görmeyeceğim de hani yerli Weekend olmaya yakın bir kişiyken burada artık hani mix'te neden bir de böyle bir tercih yapılmış bilmiyorum. Hemfikir misiniz siz de, ama Emir Taha zaten kendisi yapan özelliğini kaybetmiş burada yani, herhangi biri olmuş. Evet. Keşke Ya bu arada Emir Taha duyuyorsa keşke Emir Taha kendisi olsaydı. Hani burada benim en evet, üzüldüğüm nokta bu katılıyorum. parçada samimi olarak. Ve şeyim Katılıyorum. arkadaşlar, hani herkese yaklaştığım gibi hani ya Miraç'a da önyargı falan değil. Ben Miraç'ta gördüğümü söylüyorum bu arada. Hani bu yorumu yaparsa şimdi Miraç'a çok önyargılı değil misin diyeceksin. Hani ben Berkcan Güven'e karşı da ya da herhangi bir YouTuber'a karşı da temel bir peşin bir önyargıda değilim. Hani atıyorum, benim daha önce Rain Man, Killa Hakan birliklerini falan eleştirdiğim nokta farklı noktalardı yani. Oradaki Nate Dogg kıyası falandı yani. Hani genel olarak YouTuber'lardan kötü iş görüyoruz ve bizim piyasada ya, bu kadar kötü ve influencer odaklı üretimin merkezi YouTuber'lar, evet, ama yani buna yapacak bir şey yok. Hani bu yüzden suçlayıp da önyargılı olarak direkt adamın işine kötü demeyeceğim, ama şey var. Ya bu şarkıda beni üzen nokta, Emir Taha'yı bildiğim Emir Taha olarak duysaydım keşke ya. Neden adamın o güzelim sound'unu heba ettiniz? Yani bu Ben şu an mix şaşkınlık tercihi yani. içindeyim bu arada senin söylediklerinle ilgili. Ben Emir Taha'yı yani beğendiğini düşünmüyordum. Bayağı giydireceğim sandım. Yok abi, Emir Emir Taha Taha, yani şöyle benim söyleyeyim, takip Weekend'de, ettiğim bir isim, bir de ya Weekend sevdiğim bir dediğim isim gibi, yani. Weekend ulaşması zor bir çıta, ama Weekend'in kafasına yakın Yani. işler yapan, hani Synthwave'i falan bilerek dinleyen, yani dinleyip de sırf moda oldu diye değil, bilerek Synthwave yapmaya çalıştığını hissettiğim bir insan benim Emir Taha. Ya ben Emir Taha'yı kötü bir müzisyen olarak görmüyorum, ama burada Emir Taha Emir Taha değil abi. Sadece ismi Emir Taha yani. Evet, değil. Yani bu biraz üzdü Ya beni. büyük ihtimalle bu arada klip olmasaydı bu şarkı çok dinlenmezdi gibime Yok geliyor. abi, yok. Şöyle bir gerçek var. Berkcan Güven, işte Ya şey Enes Batur, olarak diyeyim, Reymen falan, albümün geri kalanına göre. abi boş ses kaydı aslında, milyon görecek artık, öyle bir kitle var, ama Albümün geri kalanına göre. ha evet. Ama şöyle bir sıkıntı var, bir de bir sıkıntı daha var. Abi ben şeyden çok sıkıldım artık. Hani Lynch Squad falan geçtim, tamam, bir Hyperscore diye bir şirket var, tamam eyvallah, ama abi yani sürekli aynı insanları bütün tutacak içeriklerde üstümüze atmanızdan, hani bir şeyin PR'ı yapılacaksa herkesi de oraya dahil edelim. Hepsi tek koldan yürüsün stratejisi. O kadar sıkıldım ki aynı insanları görmekten, çok sıkılıyorum ben internete girdiğim zaman abi sürekli. Yani buna Zeynep bastığından tut o şirketteki diğer influencer'lara kadar abi, sürekli herkesi görmeyeyim ya. Ya tamam, Berkcan'ın mesela ekibi olabilir orada, bir arkadaş grubunu burada göreyim garipsem, ama yani sürekli oradan aynı şirketteki farklı birilerini de kameraya itekleyelim, bak bunları da tekrar bir hatırlatalım sanki 3 hafta önceki videodan unutulmuş gibi kafasından çok rahatsızsın. Bunu pazarlama olarak söylüyorum, pazarlama stratejisi olarak söylüyorum, hani müzikal bir şey değil bu yani. Buna çok katılmıyorum çünkü adamın sevsem de sevmesem de ilk albümü, yani böyle bir şey yapmış olması bana çok rahatsız edici gelmiyor İşte bu açıkçası ya. ilk albüm arkadaşlık ilişkisinden dolayı değil, biraz şirket tercihinden dolayı olduğunu düşünüyorum yani. Yok hayır, yani ilk albümün ilk klibi aslında, hani single'lar dışında albüm sonuçta bu kliple çıktı yani, o yüzden çok rahatsız edici. Tamam, ama Yani diyorum ki önceden çıkanlar ya de önceden çıkan dediğin eksi geçen hafta kanka, o kadar da araları yok yani, onu demek Eksinin istediğim. klibi yok zaten. Eksinin Yani klibi yok ama zaten. single verildi ya, o yüzden diyorum. Ya Harman'dan sonra ikinci klip değil mi? Yanlış hatırlamıyorsam. Galiba ya, o kadar takipçi olmadığım Yani. için. Ya dinliyoruz ya, o yüzden sonra. Yok hatırlamıyorum işte, hani artık dedim çok yayın geçti, hani birçok şey unutuyorum. Ve Fantalı Pepsi demiş ki abi albümde tek iyi parça Gecenin Derdi, onu da almamışsınız. Ya abi burada internette gördüğümüz hani beğenilen parçalar kafasında gittim yani. Gecenin Derdini de ben beğenmedim. Ben albümü genel olarak 10 üzerinden en fazla 2,5-3 veririm yani.
sebebine de geleceğim. Hani bu parça Emir Taha bazında çok üzüyor. Mix bazında üzüyor çünkü yani buradaki yer yer verilmiş olan detune'a ve distortion'lara gerek var mıydı gerçekten ya? Perzingo, iyi geceler, kendine iyi bak. Hani bu parçanın esas sorunu mix abi. Ya zaten şey beklemiyorum. Hani bunu sadece Berkcan Güven özelinde değil. Yani genel olarak şu an mainstream oynamaya çalışan hiçbir rapçi de zaten böyle kompleks rhyme'lar, işte flow'lar falan zaten beklemiyorum ki. Hani Berkcan'dan da beklemiyorum o yüzden yani. Abi albümü Made in Turkey'ye benzettim ben. Ya, evet. Yer yer. Sakura Blossom demiş ki sırf takipçisi çok var ve YouTube diss olayında deneyip çok dinlenince devam eden bir adama ben ön yargımı kıramıyorum. Bilmiyorum nasıl düşünüyorsun bu konu hakkında ama demiş. Ya çok antipatik bulduğum insanlar var ve işlerine zaten çok bir beklentiyle girmiyorum. Hayır, genelde de hani zaten beklentisiz girdiğim için hani açıkçası beklediğimi alıyorum. Keşke iyi ki de beklentiye girmeyeyim. Çünkü neyine beklentiye gireceğim mantığında oluyorum. Hani bu Berkcan haricinde gene çoğu YouTuber için falan geçerli. Ya çünkü abi müzisyenlik, müziğe gönül vermek başka bir şey. Yani denedik. Biz de denedik demek farklı bir şey yani. Biz de denedik diyen kişi ve sırf kitlesinde bir de şey var tabii. Biz de denediğin dışında hani para aksın. Hani daha da para aksın. Oradan da para aksın diyen kişi ayrı bir şey. Hepsini aynı çıtada herkesi değerlendiremem yani. Bu açıdan bütün influencer tayfayı, ama yani ben sürekli aynı insanların önümüze atılmasından çok sıkıldım. Prodüksiyon iyi denmiş albümde. Ya şöyle, prodüksiyona sadece beatler bazına bakıyorsak evet beatler iyi, ama dediğim gibi bu bütçelere de beatler iyi olsun zaten bir. Sadece benim anlamadığım şey var abi. Yani neden hep kola kola beatler? Yani albüm genel olarak Just Say'in ağırlıklı ilerliyor da hani Buggy ve Ars dışında neden hep collab beatler? Yani ve şey çok enteresan geldi, bilmediğim için soruyorum. Just Say'in diskografisine baktığımda bütün diskografisi collab beatlerden oluşuyor mesela. Çok garip geldi bana bu. Nedenini bilen varsa aydınlatabilir mi bilmiyorum. Çünkü öyle bir duo falan değiller abi, ama sürekli bir collab içindeler yani. Ben şeyi tracklist'i gördüğümde ben de ona dikkat etmiştim. Şaşırtıcı geldi de sebebini bilmiyorum. Just Say'in Berkcan Güven diskografisi harici de full collab abi. Ya evet, ya baslar ya sürekli bir başka birine yazdırıyor, ama neden hep hiç tek başına görmüyorum abi. Yani çok garip geliyor bana bazı şeyler. Mesela albümde benim Mayday'i alma sebebim sadece Chopin'in beat'i var diye değil. Just Say'in ve Chopin'in ortak beat'i var diye değil. Sadece şey bana tatlı geldi orada mesela. Lil Scott'ta vokalist bir kız var, ismini hatırlamıyorum şu an. Mesela o parçayı mesela o kız taşımış. Onu ya çok beğenmemekle birlikte yine hani keşke o da kredi olarak yazılsaymış orada yani. Bunun gibi farklı parçalar alma sebeplerim var. Ya Berkcan'ı burada çok çok kötü bulmadım, ama yani Emir Taha'nın Emir Taha olarak kalmamış olması beni üzdü. Şey değil. Hani yapan kişinin YouTuber olduğunu kafamızdan o bilgi silsek de ben bu parçayı asla tekrar dinlemem muhtemelen. Yani çok sıkıcı. Sen ne düşünüyorsun bacım tekrar? Özetle. Ben abi BG şarkılarında seninle en fikir olmadığım hiçbir yeri açıklamıyorum, o yüzden devam. Ya oğlum. Yok vallahi ciddiyim oğlum, ben hiç baştan kararımı vermiştim orada. Abi Topa saçma. girmem diye. Gerçekten mi? Evet. Üzüldüm. Abi ama yani konseptimiz, bir kontentimiz falan var hani. Evet ama manipüle Birimiz etmiştin sanırım şu parmağını. prodüktör gözüyle abi, o kadar da eğlenelim, Parmağında çok manipüle edildim ama. sen de manipüle et, eğlenelim abi yani. Bu eğlence için Yok yapılan bir şöyle. şeyle ciddi ciddi seni linçletiyor gibi bir algı olmayacağını, sen de bir şey yaratmayacağım, sen de Ya böyle bir yok, algı çok olmasın orada yani. şeyi hissediyorum. Bir şey söylediğimde çok kesip manipüle edecekmişsin gibi hissediyorum. O yüzden Kesmeyeceğim, bence sözsüz. şöyle yapalım. Mikrofonumu da Bence şöyle kapatıyorum. Yok, yapalım. mikrofonumu da kapatıyorum. Hala Sen bir lütfen dakika dur. yorumla. Bir şey söyleyeceğim ama çok uzun vakit geçti şarkıyı dinledikten sonra ben sana katıldığım yerleri de söyledim zaten. Bir sonrakine geçelim. Ben de bir albüm hakkında en azından fikir sahibi olayım. Dinlemedim çünkü bilmiyorum. Ama şarkı hakkındaki fikrin benden farklı, düşüncelerini de söyleyebilmelisin abi ya. Yok yok, burada senden farklı çok bir düşüncem yok ya açıkçası. En Ya azından o hadi ya, noktadayım. dürüstçe Ben hadi. Emir, valla ciddi söylüyorum, ciddi söylüyorum. Ben Emir Tağ benim severek dinlediğim bir isim. Hatta dedim ya şaşırdım, sen gömeceksin diye düşünüyordum. Sevdiğini bilmiyordum. Yani daha doğrusu dinlediğini, duyduğunu bilmiyordum.
ona önyargıyla yaklaşırsın diye düşünüyorum. Ona şaşırdım mesela. Tabii yani bu tribini de unutmayacağım ya gerçekten. Oğlum trip falan değil lan bu bayağı ciddi, ben yemin etmiştim o zaman yani. Ekmek kır kafanda lütfen ya. O nasıl bir şey? Yok valla ciddi ciddi söylüyorum abi, işte dalga geçmiyorum. Yani hemen hemen aynı noktadayız sanki. Deniz ben de anlamadım. Asla ben bu adama yayın dışında kötü falan da davranmıyorum yani. Yayında da kötü davranmıyorum. Arada arkadaşım olduğu için trollüyorum, eğleniyorum burada. Bu kadar alınacağını bilmiyordum ama hüzünlendim hakikaten hayatı ya. Sigara yaptıracağım. Yakın bir şey var elimde zaten. Yani. Ay, iyi hatırlattın. Özellikle bana. Ya ben beni rahatsız eden bu arada şeydi, onu da söyleyeyim. Sonuç olarak BG, bak aklıma geldi şimdi senin değinmediğin bir şey. Katılır mısın bilmiyorum. BG sonuçta dinlenme, hani dinleyen kişi, kitle belli. Herkes Yaş bu oranı arada. da Yok belli. herkes bu arada yani. Sadece Abi belli bir şöyle, kitleri limitleyemiyorum ben bunu. işte bu şöyle, çoğunluğu en azından belli bir yaş grubunda. Bundan eminiz bence. Yani albümün, yani single'lar dışındaki çıkış şarkısının böyle bir şarkı olması beni bir tık rahatsız etti. Yani çok çok mühim mi? Emin değilim ama ben olsam farklı bir şarkı seçerdim yani. Veteran ona daha önce bize Direkt şeyde geldi o. Mali özür dilerim sen söyle. yani direkt hani BSG şimdi açılımında yayında senin bir kere daha söylemeyelim. Ya bir siktir git. Yani Ya tamam söyleyeyim hadi. çok 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 şey yani, çok içime sinmedi yani Evet benim evet açıkçası. evet abi yani. Yani gerek var mıydı yani buna? Hani Feri'nin şarkısında yaşadığım şeyi yaşadım biraz aslında. Evet ve şey var abi işte Bana da gerek var. şarkının ismini internet mimi olmuş artık. Bir siktir git koyunca hani veteranın söylediği şeye geleyim buradan tekrar bir çok kısa bir değinmiştik hani moladayken ama hani sen köz yakmaya gittiğinde daha doğrusu moladayken dediğim. BG'nin açıklamasını gördünüz mü diye ya kısmen haklı olmasa da ama abi bir de bu kitleyi sen yaratıyorsun. Yani şey şarkının ismini bir siktir git yapıp yani Türkiye'deki internet jargonundan yürüyorsan sana kim gelecek ve senden ne bekleyecek hani bunu masaya yatırmak lazım. Yani şey değil. Kitleni biraz sen yaratıyorsun yani. Bu şikayetçisin biliyorum ama bunu sen yaratıyorsun yani. Abi ek olarak ona şunu da söyleyeyim. İki konuyu birleşip Emir Tağ'ın mesela hani böyle bir şarkıda harcanması beni o açıdan da üzdü. Hani Evet daha evet. mantıklı, daha ayakları yere basan bir yerde kullanılsaymış daha iyi Ya olmuştu. bak Kullanılsaymış da biraz şey oldu da hani dahil edilseymiş albüme gibi. ya da mesela şey var abi farklı farklı prodüktörlerle çalışıyorsun. Keşke bu parçada atıyorum mix bazında muhtemelen bunun prodüktörü de Emir Taha çünkü. Keşke mix bazında Emir Taha'ya hani şey şahsen hani senin sound'una uymasından ziyade biraz sen Emir Taha'nın sound'una uymaya çalışsaydın keşke de şey olsaydı bir çeşitlilik hani bir çok yönlülük deneseydin keşke hani bence. Çünkü Emir Taha Emir Taha değil Emir Taha YouTuber olmuş burada. Hani Evet. bildiğimiz Emir Taha olmamış yani. Yani benim işte senin katılmadığın kısımlar, hani aynı isimlerin ekranda gözükmesi kısmına katılmıyorum ama onun dışındaki söylediklerinin hepsine Yok katılıyorum. o benim kişisel sıkıntım abi. Yani ben Evet. YouTube'da herhangi bir içerik, sevdiğim içerik de olsa, podcast da olsam açtığımda sürekli aynı insanları görmekten o kadar sıkıldım ki yani. Alternatif birileri de çıksın abi artık. Yani bu şeyden bahsetmiyorum bu arada. Duvara kafa atmalı falan böyle hani o tayfadan da bahsetmiyorum. Hani benim ciddi anlamda hani yorumlarını beğendiğim, izlemekten keyif aldığım insanlarda da abi sürekli aynı üçgen ya. Hani birbirine konuk oluyor, ertesi hafta o oraya konuk oluyor. Abi toplamda ülke 10 kişinin etrafında mı dönüyor influencer dünyasında yani anladın mı? Onu demek istiyorum. Sürekli aynı Bak kişileri Emir aynı yerde Kemal, görmekten ben bir izleyici olarak rahatsızım. Hani bu müzisyen sıkıntısı değil yani. abi Emir Kemal'in dediğini bir okuyayım. Emir Tan'ın çok Emir oldu ya, bir dakika dur. Emir Tan'ın kısmını da BG okuyor gibi olmuş. Emir Tan'ı tanımayan birisi ayırt edemez demiş. Abi Bahsettiğim bu. Bahsettiğim bu benim evet. Emir Taha diyeyim burada yani. ben ayırt edemedim bu arada. Hani ben dinliyorum Emir Tan'ı normalde. Hatta böyle dinletmeye başladığım arkadaşlarım var. Ben ayırt edemedim. Öyle diyeyim. Yani keşke Emir Taha kalsaydımıştan kastım o. Hani Gözde bu arada bana fazla itici geliyor demiş. Yani şey bu bahsettiğim influencer tayfa zaten bana genel olarak biraz itici geliyor. Hani aha bir şey var kabul kıyasla hani baktığın zaman hani Berkcan Güven bana muadillerinden anladınız kimleri kastettiğimi daha samimi ve zeki bir çocuk olarak gelse de yani genel olarak hani yani çok fazla beni açan bir kafa yapısı yok yani bazı arkadaşlar Twitch'te yayın yapıyor hani denk geldiğinde böyle hani bakıyorum ne yapıyorlar falan diye abi o kadar açmıyor ki beni konsept millet yarılıyor chatte falan ben böyleyim yani falan modundayım ve bu birçok kişi de bana oluyor yani genel olarak beni Abi çok çekmiyor. çok durduk ya, geçsek mi acaba Tamam. yavaştan? Geçiyorum abi. Başka bir yorumunuz yoksa?
Sıradaki parçamız. Bege, Tenha, Caste, İnmez, Samih. Samih galiba onun yakın arkadaşı değil mi? Prodüktör olarak. Akçay asla Hiç değil. fikrim yok. Bahsettiğim çocuk o zaten abi. Asla sevmedim o çocuğu ya. Yani. Neyse, Tenha'ya ilerliyorum. Evet. Tenha'yı da Abi bitirdik. Sen gir bu sefer Mali. Net bir şekilde ben BG'nin ciddi ciddi şarkı yapmaya başlamadan önceki böyle eğlencesine yaptığı şarkıları da dinliyordum. Yani keyifli yani, yapıyor bir şeyler çocuk diye. Hani Migros galiba bir tanesinin adı. Akbilim yok falan, bundan daha iyi şarkı ya. Net yani. Bu benim muhtemelen hani eğlencesini yaptığı şarkılar içinde de duyduğum en kötüsü BG'den. Evet ve gerçekten abi O seni gidip kitler nedir bilmiyorum ama benim başım ağrıdı yani şu an. ya Good Fallout'ta mı bu şarkıları Berkcan canlı okuyabilir mi demiş. Sanmıyorum. Yani sanmıyorum geçtim, Yok. hani öyle bir gayesi zaten yani olduğunu sanmıyorum. Artık çünkü mesela biz tabii ki sağ kalmak için yaptığımız işlerde mesela bazı konserlerde hani Mali de gelmişti mesela, hani bir ufak bir open mic gibi bir şey olmuş Türkiye'de. Hani bilindik MC'ler falan gelmişti. Aspava hariç herkes bana şey beat verdi sanıyorum ben. Beat akıyorum abi, parça çalıyor, üstüne playback yapıyorlar. Hani normal parçanın üstüne okuyorlar yani. Artık Türkiye'de öyle bir canlı okuyayım kafasında bir MC falan yok zaten ya. Yani. Onu unutun neredeyse. Ya zaten ona göre yazmıyorlar zaten genelde şarkıları. Evet. Hissediliyor yani. Ya şöyle bir sıkıntı var bunda mesela abi, gerçekten seni gidi Sünger Bob, o kadar Sünger Bob tekrar duyduk ki gerçekten bu kadar ısrarcı mıyız bunda Berkcan ya, bu sözde bir hani yani yakalayıcı keçi bir şey de değil yani. Hani ve bu Sünger Bob sözüne iyi bulup gelecek insan sana geldi de bu sefer beni bir salın ya diye isyan etmen yani manası kaçıyor. Çünkü sen çağırıyorsun bunları, maalesef senin iyiliğin için söylüyorum. Benim bahsettiğim mesela albümün genelindeki mix sıkıntısı burada çok bariz. Şöyle bariz mix sıkıntısı. Bu bir tercih ama bence bu globalde de iyi bir tercih değil. Hepinizin bildiği. Evdiyetleri ve kickleri öne çıkaralım. Hani onları hani low and Boca derim. Yok evet, onları hani low and dayayalım abi ona böyle. Hani öne çekelim. Snail'ler de aynı şekilde tizlerden doğru vursun. Hepsi vursun kafası. Globalde de çok tercih ediliyor bu ara belli bir janrada ama yani şey bence çok hatalı bir tercih. Türkiye'deki Şahinci kafasını çekecek bir tercih. Amerika'da da jantın üstüne jant takmaya çalışanların sevdiği bir tercih çünkü abi. Bu gerçekten yorucu bir tercih yani. Ama bence beat dinlesin hesabı da değil, dinlenmiyor yani. Dinlenemiyor. Bu Ben beat dinleyemiyorum. Dinlesin değil. Abi bu direkt yorucu bir tercih bu. Ben dinleyemiyorum yani. Yani bu ne kadar duymazlarsadan ziyade şey değil. Yani bu Amerika'da da akım olmuş bir şey bir yakın dönemde ama yani şey var abi, çok hatalı ve rahatsız edici bir tercih. Yani evdiyetleri ve kickleri bu kadar ön plana çıkaralım, hani beynine vursun asla iyi bir tercih değil yani. Burada bu mesela benim için bir mix tercihi sıkıntısı. Hani mix'i becerememek değil, bence hatalı bir tercih bu. Travis Scott yapınca da ben çok uzun süre katlanamıyorum işte Akçay. Mike Dean'den bahsettiğini biliyorum da. Yani ya dünkü MF Doom yayınına geldiniz mi bilmiyorum. Orada söylediğim bir cümle vardı. Hani çok alakasız bir yerden giriyorum şu an. Yani, SoundBuzz'a değil. Hani orada demiştim yani. Mesela King Ghidorah albümü, pardon, Victor Von albümlerini ben hani parça parça sevsem bile bütün albümü baştan sona dinlemek benim için oradaki atonallik yüzünden falan yorucu diyordum ya. Burada da bir benzeri var. Hani ben bu tarz tercihlerin komple olduğu albümleri atıyorum. 15 şarkıyı arka arkaya asla dinleyemiyorum. Hani tercih olarak hani yoruluyorum çünkü. Yani başım ağrıyor bir süre sonra. Çok boomer yorum oluyor, bu başım ağrıyor ama böyle yani gerçekten. Yok abi yani evet işte Sakura bu Blast'ın yorumu bu bahsettiğim arada o arabada açsınlar diye böyle yani, evet. Bu boomer yorum değil bu arada. Ya ben bunu şu an şarkıları hatırlamıyorum ama zamanında böyle yine çok aşırı yorucu tarzların popüler olduğu bir dönem vardı. O dönemde de aynısını düşünüyordum mesela, ya bunları kim dinliyor, nasıl dinliyor diye. Şu an adını bile hatırlamıyorum şeylerin, şarkıların. Yani çok Yani boomer yorum değil bence. ya burada bu mesela albümün iyi beatlerinden biri ama buradaki vokal tercihi ve sonda denenip de çok da tutmamış olan flow, yani tutmamış dediğim hani çok da başarılamamış olan flow, emin miyiz ve gerçekten Sünger Bob vurgularından emin miyiz Berkcan yani. Ama bu parçayı Tamam. biraz mix yok etmiş yani. Abi şöyle bir şey daha söyleyeceğim ben. Benim yaptığım şu dandik, hani dandik dedi yani, çok önemli olmayan setler vardı ya benim SoundCloud'a attığım. Yani mix kafasında. Ben onları yaptığımda
kulaklıkla dinleyip, hoparlörle dinleyip, bilgisayarda dinleyip bir de üstüne arabada dinliyordum. Hani hiç dinlenmeyecek bir yere bir şey olduğunu bilmeme rağmen ya da işte bizim radyodaki yarışmada biz gelen bütün şarkıları farklı 3-4 ses sistemiyle denemiştik. Gözden bir şey kaçırmayalım diye. Hani bu amatör işlerde bile, yarı amatör işlerde bile bunun önemsi yokken bu profesyonel iş yapanların da buna bir dikkat etmesi gerekiyor bence. Evet. Ben şu Yani an kulaklıkla bunu dinleyemiyorum. Arabada nasıl vurduğunu bilmiyorum ama kulaklıkla dinleyemiyorum. Bu bir sorun bence yani. Emir, evet gördüm şimdi onu. İksirin parçayı kaçırmışız. O zaman hani bakacağım bitince iksirle kapatırız o Aa. zaman. Yani haftaya sarkıtmayayım onu. Bir de onu dinler Hı. şey yaparız. Peşimde belaya klip gelecek dediniz. Neredeyim? Alo gelsin abi. O zaman sırada. Evet ben geçtim abi. İkinci verse çünkü buradaki ikinci verse'deki vokal tercihi ilk verse'dekinden daha kötü. Ve burada da hani beat'e biraz yazık olmuş. Çünkü yani şöyle yazık olmuş. Bu beat'e abi bu vokal gerekmiyor. Bu beat'e senin daha tiyatral bir vokalini görmem gerekiyor benim kabaca. Hani sert bir parça yapmaya çalışıyorsan bır bır diye vokal duymamam gerekiyor ya. Benim o vurguyu almam lazım. Sesinde o agresyonu almam lazım yani. Burada Justin galiba tek başına yapmış, değil mi? Yok hayır. Trackliste tek başına değil Yine de mi? yani trackliste hiçbir şey parçada tek başına değil abi Justin. Hep Öyle collab mi? Tamam. şeklinde. Şeyde. YouTube'da parantez içlerine farklı yazmışlar. Çünkü Tamam. biz dün Spotify'dan dinlediğimiz için orada daha şeyi görüyorduk. İnfoları daha farklı görüyorduk yani. Oradan Tamam. farkındayım. Yanlış bilgi olmasın diye sordum o zaman. Ya bu bence bir öncekinden bir tık daha iyi ama yine de işte. Yok abi burada yani yok abi derken şey sana muhalif olmak istemiyorum. Şey çok yoruyor benim burada hani vokal tercihi. Bu beat'in vokali bu değil Evet çünkü. evet evet evet. Onu okeyim zaten. Ya Ben şey geçen değil. sefer hiç dinleyemiyordum, o yüzden söylüyorum ben. Hani Hiç dinlemedim o bu şarkıyı. biraz şeyden dolayı galiba. Hani kayıtlarımızı yakın arkadaşımızla alınca biraz vokal koşluğu eksikliğinden oluyor galiba. Çünkü ben hani bu gibi Ars'ın ya da Ezhel'in işte Murda'nın bütün kayıtlarda yanında durduğunu zannetmiyorum. Öyleyse daha büyük bir sıkıntı var çünkü. Niye uyarmadılar diye. Bir yorum var ama bunu bütün şarkıları dinleyelim sonra söyleyeceğim. Tam bir parçamız daha kaldı hızlıca bakacağımız zaten. Bu arada evet gerçekten gacı kelimesinden nefret ediyorum ya. Nefret ettiğim kelimelerden bir tanesi de o yani benim. Aga falan gibi olan kelimelerin yanında. Sen yorumu not alır mısın? Unutmayalım çünkü abi. Neyi abi? Aldım aldım. Ha, tamam. Buna hızlıca geçiyorum. Tabii de X'in parça geldi çünkü unutmuşuz. Hı. Tamamdır. O zaman bu albümden bakacağımız son parça Mayday geliyor. Benim için albümün en iyi parçası bu arada şu an gelecek olan. Evet, parça bitti. Fade'imizi attık. Wonderhell bana demin ismini hatırlayamadığım arkadaşı hatırlattı. Tekrar okuyorum. Benim burada parçayı kurtarıyor dediğim kişi kendisi. Teknik eleman Eftelya Yağcı bu şarkıyı biraz kurtarıyor. Keşke kızın adını bir yere yazsalar. Keşke evet yani tamamen oradaki vokal bu parçayı yükseltiyor. Kurtarıyor ve yani sadece tek başına o değil tabii ki. Bu da şeyi de sevdim açıkçası. Buradaki davullardaki ufak ve bu arada Desir 6 kişiyle baskın yapmış. Desircim hoş geldin. Teşekkür ederiz raid için. Burada mesela drum and bass ve hafif EDM karışımı bir beat görüyoruz. Hani tam olarak şey değil. Bence daha tatlı durmuş ya. Yani burada çünkü kickler beynimize vurmuyor abi. Anladın mı? Daha dinlemesi kolay bir şey olmuş çünkü yani. Ve Ama işte sıkıntılı nokta şu. Eftalya'nın katkısı bu parçayı bayağı level atlatan bir şey yani. Abi sıkıntılı nokta şu. Bütün şarkıların dinlenilebilirliğini beatler bazında değerlendiriyoruz. Sıkıntı o şu an yani. Arkadaşlar hoş geldiniz. Takipler için teşekkürler. Evet albüm hakkındaki genel yorumuma geleyim ben. Abi evet prodüksiyon başarılı beatler bazında ama bence mixlerde tercih olarak yapılan şey çok yorucu ve hatalı bir şey. Flow becerisi olarak Berkcan'ı önde gördüğüm dün dinlediğim kadarıyla söyleyeyim. Bir freestyle bir parça vardı. Orada Berkcan biraz hani becermiş. Kalanında flowlar yürümüyor abi. En temel sıkıntı burada. Ve birçok beat'e uyumsuz bir vokal tercihi var. Yani o beat'in vokali o değil dediğim çok tercih var albümde. Ve hala söylüyorum Emir Taha'yı keşke öyle kullanmasaymış. Çok üzüldüm yani. Ama albüme genel puanım benim onun üzerinden 2 ya da 3 olur yani bu yüzden. Ben albümün tamamını dinlemediğim için bir şey diyemiyorum. Ama dinlediğimiz şarkılarda çok iç açıcı bir şey yoktu. Bence dinlediklerimizin en iyisi klip şarkısıydı hatta.
benim için yani. Klip tatlı yani, hani klip yüzünden şey dediğin gibi senin puan yükseltecek halimiz yok. Ama klip tatlı. Benim demin söyleyeceğim de şuydu. Haluk bahsettiğim Arman... o bu arada, evet. Çok özür dilerim Mali. Ya Hizar'da olduğu gibi her sesin temiz ve vokalin anlaşılır olduğu bir şey beklemek anlamsız. Bunu arabada çalsın albümü çünkü demiş Haluk. Evet zaten bunu diyorum abi. Arabada çalsın ve millet arabada story atsın mantığıyla mix yapmak. Yani çok bozmamış mı her şeyi? Bundan bahsediyorum yani. Ya ben de onu söylüyorum. Bence bu yanlış bir şeydi yani. Atacığım hoş geldin bu arada. Malicim devam et, daha bölmüyorum. O zaman sonra. Jack'ten bir alıntıyla cevap veriyorum. Abi bunu ben son cümlemi söyledikten sonra da söyleyebilirdim. diye Cenk'ten bir alıntıyla selam tamam. veriyorum kendisine. Tamam. Yok şunu söyleyecektim son abi. Cevapla beğeniyorum. Benim için şey okeydi mesela. Harmanya'da yeniden ayarında hani o kalitede bir şeyler yapıp albüm yapsaydı benim için okeydi. Ben yapsın benim için sorun değil derdim ama dinlediğimiz şarkılarda beni çeken bir şey olmadı açıkçası. Üzücü geldi bana. Emir Tağ konusunda da sana %100 katılıyorum. Ve şey o var. O şarkıyı Emir Tağ bu arada çok farklı bir yere taşıyabilirmiş bıraksalarmış. Ya biz dün gece bizim yayından sonra ben biraz baktım. Bizimkiler bizim Discord kanalında Soup Nasty falan. Hatta Wonderhall'le de beraberdik ya doğru. Orada şey bir 3-4 kişi albümü beraber dinledik abi. Elektriklerim kesince ben bir kısmında albümü dinledikten sonra kısmında muhabbete katılamadım ama yani çoğumuz aynı fikirdeyiz. Yani onlar da müzikle uğraşan arkadaşlarım çünkü. Yani hı-hı. Şey var. Yani albüm tabii ki tutacak çünkü yaratılan hype ortada. Yani ki zaten artık müzik ya da işte sanata bakmıyoruz abi. Kim ne yapmış ve nereden paylaşıyor? Kimler paylaşıyor her şeyin öncesi ya yani. Öncelikli olarak artık bu geliyor. Ama hani müzikal olarak hani bahsettiği işte bu benim albümüm sound'u böyle, sound'um şöyle falan abi. Ya biraz gerçeklik algımızı kaybetmememiz lazım. Yani sen daha o sound'u kurgulayabilecek kadar müzisyen değilsin Berkcan. Yani. Ya sound'unu sen belirlemiyorsun en basitinden. Hani birçok hani gerçek müzisyen sanatçı sound'unu kendi belirliyor. Lan sen daha sound'unu kendin belirleyemezsin yani. Bu gerçeklik algısı biraz üzücü ve hani ya tutacak mı? Deli gibi tutacak. Her yerde çalacak. Ya tıpkı Rayman Ela'da olduğu gibi her yerde çalacak yani. Bir yerler açık olsa, pandemi olmasa falan her yerde duyacağımız iş. Evet ama ya bu müzikal başarı olarak görülüp de işte gerçeklik algısını bence yok etmemeli. Hani her yerde çalıyoruz kafası. Çünkü o müziğin iyi olduğu için çalınmayacaksan popüler bir figür olduğun için çalacak bunlar. Ya bu da kişisel tavsiye gibi. Hani ne kadar Berkcan benim tavsiyeme muhtaç mı o da ayrı mevzu yani artık. İzlenme sayılarına bakın sevgiler Masaka. yani ama yani sektörün içinden bir abi tavsiyesi gibi düşünebilir yani duyarsa. Bu kadar benim yani albüm hakkında söyleyeceklerim ama albüm hayal kırıklığı yani. Ya ben bak bu cümleyi ben kuracaktım ve buradan beni manipüle edersin diye kurmak istememiştim. Ben de aynı fikirdeyim. Şu ana kadar dinlediğim şarkılar. Hepsini dinlemediğim için fikirdeyim. Gerçi şöyle hayal kırıklığı sıkıntılı. Seni vuracak olsam anladım ne demek seni. Ya ben zaten albümle bir beklentim vardı. Albüm hakkında hayal mi kırıyordum da hayal kırıklığı ayrı bir şey ama hani bu albüme yükselen hani şey muhabbeti var ya işte. Berkcan birçok rapçiden daha iyi rapçi bilmem ne falan şeklinde beklentisi olan arkadaşlar için çok büyük hayal kırıklığı yani. Bence. Ya benim için ben zaten beklediğimi aldım çünkü yani açıkçası. Şöyle toparlayayım. Önceki şarkılar işte Harman'dır, Yeniden'dir falan duyduğumda ben BG'den en azından böyle hani kurtarır bir iş bekliyordum. Übar hoş geldin abi. O yüzden hayal kırıklığı. Übar hoş geldin abi. Aslında Berkcan... Yoksa şey değil yani muazzam bir şaheser beklemiyorduk zaten. Berkcan'ın albümünde günü bitiriyoruz demiştik ama aslında X'lerin parçasını unutmuşuz bugün çıkanların arasından. Onu da dinleyelim. Günün son parçası o olsun. Haftaya bırakmayalım onu. Bir parça daha dayanırız. Saat 2 çeyrek geçiyor ama. Evet, ya albüm... Abi çok özür dilerim ama bir şey daha söyleyebilir miyim? Deniz'in yazdığı albüm hakkındaki övgüler çok zorlamaydı ya evet. Twitter'da diye. Bu yaranmak için sosyal çünkü. Sosyal medya hype ile ilerleyen isimlerde bir süre sonra zaten şöyle bir sıkıntı oluyor benim gözlemlediğim. Çok gerçeklik dışı yorumlar almaya başladıkça kalite de düşmeye başlıyor. Evet. Şu anda ortada kendi kalitesini oturtamamış bir isimden bahsediyoruz. Uzun vadede de kısa vadede de bayağı zarar verecek bir şey bu. Ya BG'nin yine ne kadar umurunda bu çok emin değilim ama. Yok bu şeyden özellikle bizim camiadaki ünlü figürlerin hani rapçilerin ya da işte az tanınmış müzisyen veya influencerların övme sebebi yaranmak abi. Hani biz de kontak kuralım. Yani gerçek samimi düşüncelerini yansıttığını düşünmüyorum yani hiçbirinin.
İşte benim gerçeklik algısını yitirmiş Evet. yorumlar, gerçeğe uymayan yorumlar dediğim o aslında. Hemfikirim burada seninle yani. Yoksa ben burada Harman'ı o haftanın hani en iyi şarkılarını alan birisi olarak sırf BG YouTuber diye gömüyorum yani, o yüzden. Ya Abdurrahman demiş ki bir şey soracağım. Kontkar paylaşmış bu albümü Instagram'a. O kadar biz bu işi biliyoruz diyen adam niye böyle bir şey yapıyor ki? Abi Ela Nur'u da paylaşıyor Redki ekibi. Yani diyorum ya hani size bu bahsettiğim podcast'in ismini unuttum. Bartu Küçükçağlayan'ın. Mücbir sebeplerden mi Ha, bahsediyorsun? evet, mücbir sebepler konusu açılmıştı ya hani abi orada da çalmışlar albümü işte şunu çalmışlar falan. Abi aynı mantık yani bu influencer dünyası yeni reklam. Yeni reklamcılık dediğimiz sektör bu şekilde hani yani tamamen gerçek beğenilerini yansıtmıyor insanlar. Siz çünkü baktığımız zaman sizler müşterisiniz ve müşteriye ürün sunuluyor. Ve hani ama müşteriye direkt bakın ürün reklam diye verilirse asla bunu geçmiyoruz ya. Bize geçmiyor ya pardon bu şekilde olduğunu. Bunu çaktırmadan yapmak artık günümüzün modası. Bu çok şeyde şey gibi hani evet arkadaşlar size çekiliş yapıyorum hayrına diye. Halbuki o marka tanısın diye ona bedava gönderdi yani o ürünleri. Hatta kendi kullan Abi hatta kullanmayacağı beğenmediği ürünlerin çekilişidir ya o yani. Bu gerçek artık yani. Aynı mantık bu yani. arada yeni bir şey değil aslında abi. Değil evet Yani evet. şöyle sosyal medya veya işte internet reklamcılığından önce ana akım reklam kanalı televizyon ve radyoyken de benzer promolar dönüyordu yani. Sadece bu kadar kör göze parmak yapılmıyordu. Evet bu arada Şu an biraz öyle yani. bu arada gerçekten Uzi featuring Berkcan Güven çok rahatsız edici bir fikirmiş yani. Hayır ya istemezdim öyle bir şey duymak. Abi Katana Yağmur'un altında dinlediğiniz mi muhteşem bir şarkı. Abi senin şarkınsa bunu böyle pazarlama. Ben Katana diye birini duymadım çünkü. Discord'dan demolara at Yok daha az abi, yüklenir. değil değil. Yukarıda bir konuşması geçti galiba, YouTuber işiymiş gibi anladım ben, eğer şey değilse. Ha yani. Emir Kemal düzelsin beni, çünkü Emir Kemal cevap yazmıştı yanlış hatırlamıyorsam ona. Çünkü bizde Bağış'ta şarkı alıp hani onu yalandan övmece falan da yok. Ve bize demo atarsanız Aynen, YouTuber şarkısıymış abi. daha insancıl gömeriz. Ya eleştiririz daha doğrusu ama profesyonel aracıdan Troll. geliyorsa şey. Troll mesajı abi. Eyvallah eyvallah eyvallah. İyi. Yani tamamdır. Yok ya Fenter zaten bu seni kişisel olarak sen bunu yapıyorsun demiyorum çünkü Twitch'te böyle kitleler de var. Geliyor yeni şarkı çıkardık atar dinler misiniz yani, ama bu şeye geliyor yani. Gelecek Bilimde diye kanal var orada bilim konuşuluyor oraya geliyor. Abi evet adamlar bir anda son muhabbetini bölüp senin şarkını mı dinleyecekler? Ha, bu nasıl bir reklam stratejisi? Sen böyle ünlü olacağını mı zannediyorsun yani? Twitch'te böyle bir kitle de var böyle bu tarz goblinler de var Twitch'te çünkü yani. Hani bizim kanalda hatta bağış falan kapalı gelemiyorlar o yüzden çok mutluyum. Yani. Ha, atar LÖSEV'e 100 lira bizim bağış linkinden. Eyvallah o zaman açıp dinleyeyim sorun değil. En azından çünkü şey var hani Robin Hood'culuk yapmış oluyoruz abi. Hani aptaldan alıp yardıma ihtiyacı olana göndermiş oluyoruz o zaman çünkü. Ha, Robin Hood demişken şeyi takip edebildin mi? Borsadaki olayı. Yok. Tamam, yayından sonra bir bak da. Bayağı Reddit'te organize olup borsayı çok hackler yani, yazık. GameStop mevzusunu demiyorsun değil mi şu an bu arada? Evet, onu diyorum, Ha onu ha diyorum. tamam onu biliyorum ondan haberdarım ha. Merve hoş geldin. Hayranımsın. Sen de benim hayranımsın. Teşekkür ederim. Şey. Ne diyordum? Son parçaya geçiyoruz. Tamam. Bir şey daha diyecektim. Unuttum neyse. O zaman bugün es geçtiğimiz bir parça var. O geliyor. İksir, Gelecek İstasyon Mars günün son parçası. Sonra en iyi en kötüyü seçeceğiz. Ve yayınımızı kapatacağız. Bugün yine 5 saate koşuyoruz. Of. Hadi bakalım. Geliyor parça. Evet arkadaşlar ben geçtim. İksir'i bu sefer beğenmedim ben. Yani beat tercihini biraz sorguladım. Hani bu beat gerçekten emin miyiz? Bir bunu sorguladım. Yani yorucu çünkü yine. Ya da biz artık belki de hani 5. saate koştuğumuz için farkındalığımız kaçtı ya da bilmiyorum yani. Ama yani çok yorucu bir beat geldi bana ve ben X'in bu flow'unu sevmiyorum ya. Hani ne dinle das. Dedi dedi baf. Hani bunu sevmiyorum ben abi. Hani kelime olarak bunu freestyle yapamayacağım için şu an hani bunu örneklemek istedim. Ben bu flow'undan çok yoruluyorum bu arada. Sevmedim. Hani günün en kötü işi falan değil. Kesinlikle hani chatte Ay yazılıyor çok bence. üzüldüm. Aa, günün en kötü işi falan değil ama yani asla bana geçmeyecek bir iş yani. Ben yer yer beat'e oturmadığını hissettiğim Evet işte bölümlerde yani fark evet ettim bu var arada yani. var. Sallam bunun yanında çok iyi şarkı.
Evet, Ya evet. sallan zaten ikisinin muhtemelen en iyi şarkısı var yani. O klibin de etkisi var düşünüyorum. Hani o klipsiz, o kliple gelmese muhtemelen, o eğlenceli kliple gelmese hani o şarkının puanı o kadar yüksek olmayabilirdi bu arada. Yani. Ben gişe büyüktür sallan bence demiş Akapel. Evet, gişe de iyi parça. Doğru, kabul. Ama bu sıfır sıkıntıdaki vokale yine burada da benziyor. Bu bana geçmiyor abi X'de genel olarak. Abi benim listem çok uzun oldu ya. Kötüler listem. Nasıl seçeceğim ben? Güzel soru. Bayağı var bu hafta çünkü. Bak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 tane şarkı almışım abi. Oo. 12 şarkı var. Seçeceğiz bir şeyler. Sen başla bakalım neler gelecek. Muhtemelen çoğunda hemfikir olacağız çünkü de hani 3 tane elimiz Abi var. 12'sini de saymayayım da böyle bir Evet, garanti evet, kesin evet. alırım dediklerimi arayayım. Deli MC Obat'tı bir. O garanti. Evet. Netlerden geliyor ama yine de bilindik isim diye nette listesini Abi aldı bilindik oraya. isim diye o yüzden. Bak bunlar hani kötü ama geçer iş. Onları geçiyorum. Hatta bunu yani dur bir dakika bundan çok emin olamadım şu anda. Onu bir kenarda atayım. Abi Evet Mali. Artık bu karar düşünüyorum verdim. abi Karar çok var verdim. yani çok çok var şu anda Tamam, seni düşünüyorum beklerken ben en iyilerimi söyleyeyim bugün için abi. o zaman en kötüleri söylesen de ona ben takviye yapsam Tamam, olayı. en kötüleri bir düşün. Ben de bir tekrar bakayım diyordum. Tamam peki. En iyiler için. Bugün ne gelir oraya? Ben hızlıca bakıyorum. Nakaratına rağmen Harun Adil, Ahmet Üstünler ve Kamufle Patlat en iyilerden biri olur benim için. Kesinlikle. Katılıyor musun bilmiyorum. Spade 427 Billy the Kid gelir. O eksiklerine rağmen yine. Ama bugün öyle ahım şahım çok çok beğendim dediğim bir şey yok. Bir de benim günün en iyisi dediğim iş hangisiydi? Bir dakika. Onu kaçırdım. Onu unuttum. Not almadım. Listeden bakıyorum şu an. Yo, günün en iyisini ben Spade'e dedim galiba değil mi ya? Galiba spede dedin Ha, abi. üçüncüsü de Galiba şey. Evet, spede. Spade'e dedim mi? Üçüncüsü de Kezwa EP olur ya, evet. O da ama üçü de Abi eksiklerine rağmen. üçünde de hemfikirim sende. Sadece ben buraya belki Çin şarkısını da ekleyebilirim. Ha, Birini çıkarıp ama çok emin olamadım. ben çok şey yapmadım onu. Çiğ Kötü değil ama. Retina'yı belki bir ihtimal ekleyebilirim. Onun dışında üç şarkım aynı derim ama. En kötüler içinde kendi adaylarımı söyleyeyim abi. Kesinlikle. Eminim ben çünkü ben 12'ye uzatmayacağım onu. Organize Mercedes-Benz. Kesinlikle en kötü. Benim için bugün en kötü işi hala. Deli MC'de falan da hemfikirim ama ben daha şey hani nette dışından gelmeye çalışacağım. Miraç ve Sistem Depresif Sistemin Doğan Olsun 2. Kesinlikle bu şekilde olacak tercihim. Onu almam ben olsam. Üçüncü tercihim de Jaco Duramam Yerimde. Aristo hoş geldin. Hayki'yi de beğenmedim. Evet, Hayki'yi de bir düşünüyorum. Abi ben de mesela Asil'i de beğenmedim ama en kötü listesini alacak kadar mı beğenmedim? Ondan emin değilim Yok, yani. Hayki çok kötüydü. Evet, düşünüyorum da. Ya mesela da Impala ile Barış Baran'ın şarkısını da beğenmedim mesela açıp dinleyemem Abi ama çok var kötü. Ben hani kafamıza çok göre var yani. ya Çok bu var yani. ya yani çoğunuz kötüsünüz arkadaşlar. Bugün de haberiniz olsun. Hani böyle deyip tutamasa olalım istiyorsan. Seçemeyeceğim ben çünkü Tamam abi. abi. Ben raid Seçemeyeceğim başlatıyorum yani. o zaman. Kapanışı yapayım. Arkadaşlar yeni geldiniz, çok teşekkür ederim. Bu arada bir duyuru yapayım. Sürpriz yapacaktım ama biz beklediğiniz bir yayın vardı hatırlıyorsanız. Raid'i başlatmadan onu söyleyeyim. Tuhan'la konuştuk. Bir aksilik olmazsa hafta sonu bir ufak bir deneme yapacağız. Başarırsak Tuhan'la yayınımız var hafta sonu. Haberiniz olsun. Konsept Konsept bizim o Twitter'da falan ara ara hani mentionlaştığımız mevzu. Hani şeye dönmez ama değil mi? yok yok. Oğlum ben seni seviyordum falan oraya dönmez değil mi? Ya, Ha, abi tamam okey. yok. Öyle bir şey olmaz. Ya Tamam. muhtemel hani şey var hani çok farklı perspektiflerden baksak da bazı yerlerde yer yer birbirimizi onaylayacağımızı düşünüyorum ben yani. Tabii ki Haluk. Gelebilirsin. Öyle bir Haluk şey. geliyorsa ben de gelirim falan. Onu biz dün konuştuk. Hafta sonu bir iki test mes yaparsak hafta sonu Tuhan yayınımız olabilir. Pazartesi haftalık global var. İki günden birinde de istatistik düşürmeyeceksek eğer hani tekrar hani partnerliğe yakınız çünkü ona göre bir oyun yayını ya da işte kafamıza göre bir şey bakabiliriz. Ama şu anlık partnerlik için istatistik bozmamak önceliğim, haberiniz olsun. Yani gelecekseniz yayın yaparız, gelmeyecekseniz kasmayalım. Yani özetle. O zaman ben raid'i başlatıyorum. Yarın öbür gün
şey de gelecek. YouTube'a bu haftalıkla beraber geçen haftaki de gelecek ve bir eksiğimiz kalmayacak. Hani bu pazartesiye kalmadan onu halletmeye çalışacağım. Bugün değişiklik yapalım. Batu'ya gidelim. Güzel Dark Souls falan oynuyordu o da arada ama bugün ne yapıyor bir fikrim yok. Ya da Berksay'dan chatimize de gelen Discord'umuz arkadaşımız oyun yayını yapıyor. Serkan abi de yayındaymış. Neyse bugün Batu'ya raidledik bir kere. Kafamıza göre dağılırız en kötü sorun yok. Biz kaçtık. Mali çok teşekkürler. Hepinize çok teşekkür Ben ederim. teşekkür ederim. Abonelikler, takipler ve desteğiniz için saat 3'e kadar bizimle buradasınız neredeyse. Cansınız, seviyorsunuz. Görüşürüz. Ben raid'i Görüşmek üzere. başlattım. Sonra da kaçtık.